videoda 5 saat 20 dakika boyunca tane tane altını çize çize ve tüm detaylarıyla RCD'leri yani kaçak akım rölelerini anlatmaya çalıştım. RCD'lerle ilgili evet bir takım bilgilerimiz var. Belki videoda o kısmı izlerken canınız sıkılacak ama RCD'ler çok daha teknik ve detaylı ürünler. O nedenle videonun sonunda yeni bilgiler edineceğinizi düşünüyorum. Aklınıza takılan bir takım sorular olacaktır. Youtube'daki bu videonun yorumlar kısmına yazdığınızda onları görüp tek tek cevaplama şansım maalesef olmayacak. Öyle bir zamanım yok ama otomasyoneğitimi.com Facebook grubumuzda sorularınızı sorarsanız orada da 25 bin arkadaş olduk. Vakit bulursam ben ya da işte bilen arkadaşlar o sorularınızı cevaplamaya çalışacaktır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Umarım yararlı olur. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Bu videoda çok fazla görsel kullandım. Bu görselleri de şirketlerin katalog ve dokümanlarından aldım. Kullanmış olduğum görselleri hangi şirketten aldıysam o şirketin ismini görselin yanında belirttim. Ayrıca bu videoyu hazırlarken yararlanmış olduğum bazı dokümanlar var. O dokümanları da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Önce bazı tanımlarla başlayayım. Akım taşıyan iletkene temas iki şekilde olabilir. Ya doğrudan temas ya da dolaylı temas şeklinde. Bundan sonraki literatürde doğrudan temas karşımıza temel koruma, dolaylı temassa karşımıza hata koruması şeklinde gelecek bununla ilgili de bilginiz olsun. Doğrudan temas temel koruma akım taşıyan iletkene direkt temas şeklinde olur. Bu nasıl gerçekleşir? Ya bir pano içerisinde ya da bir elektrikli cihazın açıkta bulunan klemenslerine temas şeklinde olabilir ya da yalıtkanı zayıflamış olan, yalıtkanı gitmiş olan bir iletkene ya da bir baraya direkt temas şeklinde olur. Peki dolaylı temas hata koruması nasıldır? Metal ya da iletken diğer parçalara akım taşıyan iletkenin temas şeklindedir. Örneğin bir pano içerisinde akım taşıyan iletkenin pano gövdesine dokunması ya da bir elektrikli cihazın içerisindeki akım taşıyan iletken ya da bağlantı noktalarından cihaz gövdesine, cihazın metal gövdesine temas şeklinde olabilir. Videoda çok sık hata akım ve kaçak akımdan bahsedeceğim size. Hata akımıyla kaçak akım Ayrı şeyler. Bunların ne olduğu üzerinde duralım. Hata akımı olağan dışında akım taşıyan iletkenlerin toprağa direkt ya da diğer metal aksama veya canlıya teması nedeniyle oluşan toprağa akan akımdır. Arkadaşlar hata akımında olağan dışı bir arıza vardır ve olağanın dışındaki bu arıza üzerinden toprağa bir elektrik akımı akışı gerçekleşir. Peki Kaçak akım nedir? İşletme kablo ve cihazların gerilim altındaki bölümlerinin yalıtımları içinden veya üzerinden normal şartlarda toprağa akan akımdır. Kaçak akım olağan bir durumdur. Her cihazın, cihazın tipi, çalışma frekansına bağlı olarak bunların detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Toprağa karşı çoğunlukla kapasitif kaçak akımlar gerçekleşir. Bunlar olağandır. İşletme sırasında gerçekleşir. Bunlar da benim için kaçak akımdır. Sayın Profesör Doktor İsmail Kaşıkçı hocamızın bazı uyarıları var. Bu videoda bu uyarılara dikkat etmeye çalışacağım. Örneğin bizim faz iletkeni diyoruz L1, L2, L3 iletkenine. Hocamız bir uyarıda bulunuyor diyor ki bunlar akım taşıyıcı iletkenlerdir. Hatta bunlar bazı kaynaklarda da canlı iletken şeklinde isimlendirilir. Burada koruma iletkeni P diyoruz. Koruma iletkeni normalde biz cümle içerisinde kullanırken topraklama iletkenleri Hayır topraklama iletkeni değildir diyor. Bu koruma iletkendir. Yine nötr iletkenimiz var. Peki topraklama iletken dediğimiz şey ne? Topraklama iletken dediğimiz şey işletme topraklamasını yaptığımız iletken. Yani trafomuzun yıldız noktasının toprağa bağlantısının yapıldığı kablo benim için topraklama kablosudur. Topraklama iletkendir. Ya da eğer bir eş potansiyel baramız ya da bir topraklama baramız varsa bu topraklama baramızdan toprağa yapılan bağlantı, toprağa işte çaktığımız kazıklara yapılan bağlantı benim için topraklama iletkenidir. Şimdi faz nötr ve koruma iletkeni gibi bazı tanımlardan bahsedeceğim size. Ama bununla ilgili daha önce hazırlamış olduğum bir video var. Alternatif akımda faz kavramı diye. Merak eden arkadaşlar daha detaylı bilgiyi o videodan alabilirler. Devam edelim. Şebekeden faz nötr gelir ve koruma iletkenim de benim kullanıcı alanında yapmış olduğum bir topraklama bağlantısıdır. Şebekenin tipine bağlı olarak nötr iletkeni yani şurada maviyle gösterdiğimiz nötr iletkeni ya şant merkezinde topraklanır ya da nötr iletkeni ile AG trafonun yıldız noktası sekonderinin yıldız noktasına bağlanır ve trafo merkezinde topraklanır. Koruma iletkeni ise yani şurada yeşil gösterdiğim koruma iletkeni ise kullanıcı alanında topraklanır. Hem nötr iletkeninin hem de koruma iletkeninin toprak bağlantısı vardır. Bana şebeke, neyse bu şebekenin yetkili kuruluşu TEDAŞ, örneğin faz ve nötrü verir. Yani akım taşıyan iletkenliği nötrü verir. Nötrü iletkenimiz şebeke tiplerini ve bu tiplere ait bağlantıları videonun son kısmında ele alacağım ama işte TN ya da TT şebeke olması durumuna göre örneğin şebekemiz TT şebeke ise Şalt merkezinde nötr iletkenimiz topraklanır ya da bir TN şebeke ise nötr iletkenimiz AG dağıtım trafosunun sekonderinin yıldız noktasına kadar götürülür. Yıldız noktasıyla birlikte topraklanır ama koruma iletkeni dediğimiz yani az önce topraklama iletkeni değildir diye uyarıda bulunduğum. Koruma iletkenimiz ise kullanıcı alanında, örneğin bu binamızsa binamıza çakılan topraklama kazıklarıyla işte ya da bir atelye parçası orada toprağa çakılan topraklama kazıklarıyla kullanıcı alanında toprağa verilir. Alternatif akımda faz kavramı videomda bahsetmiştim aslında nötr iletkeninin topraklanmasının nedeni yeryüzünün iletkenliğinin kullanılmasıdır. Yine alternatif akımda fast karbon videomda bahsetmiş olduğum bir diğer konu da şuydu. Benim sinüsoidal eğrim 50 Hz'lik sinüsoidal eğrimde artı alternansım ve eksi alternansım vardır. Yani sinüsoidal eğrim 100 artı alternans 100 eksi alternans yapar. Artı alternans da akım fazdan gelir cihazın içerisinden nötrden şebekeye göre dönüş yapar. Eksi alternans da ise nötrden gelir. Cihazın içinden geçtikten sonra fazla dönüş yapar yani elektrik akımının akışı budur ama bu videoda kafa karışıklığına neden olmamak için çünkü bu videoyu bilen arkadaşlar da izliyor bilmeyen yeni öğrenmeye başlamış olan arkadaşlar da izliyor çok fazla kafa karışıklığı oluşturmamak için anlatımlarımda hep akımın fazdan geldiğini nötre gittiğini fazdan geldiğini topraklama iletkenine gittiğini söyleyeceğim ama bu yanlış bir söylemdir. Doğrusu saniyede 100 kere elektrik akımı benim şebekemde yön değiştirir ama dediğim gibi kafa karışıklığına neden olmamak için yani anlatımı sadeleştirebilmek adına. Şimdi benim topraklama bağlantım koruma iletkeni üzerinden olmadığını düşünelim. Bu durumda benim örneğin makinemin, cihazımın içerisine gelen faz iletkeni makine gövdesine temas etti ve bu durumda benim makine gövdemle nötr iletkeni arasında 220 voltluk bir gerilim farkı vardır. Yine benim makine gövdemle, cihazımın gövdesiyle koruma iletkenim ya da toprak arasında yine 220 voltluk bir potansiyel fark gerilim vardır. Burada 220 volt gösterdim ama standartlarda ve teknik olarak bundan sonra bu fazla toprak ya da fazla nötr iletkeni arasındaki gerilimi 230 volt olarak kullanacağım. Eğer cihazım içerisinde fazla makine gövdesine bir kaçak varsa ve koruma iletkenim, toprak bağlantım yoksa bu makine gövdesine dokunan insanlar üzerinden hata akımı ya da işte artık akım da der bazı kaynaklar. Artık akım geçecektir ve bu kişinin çarpılmasına neden olacaktır. Şimdi bu meşhur grafiğimiz ASI 61479'daki yer alan bir grafik. Bu grafiğin anlattığı şey şu. insan üzerinden geçen akım ve süreye bağlı olarak insanda yapmış olduğu etkiyi gösteriyor bana. Mavi olarak gördüğünüz alan AC1 alanı. Bu işte 500 mikroampere kadar olan bir alan. Burada genellikle bir tepki yok. Daha sonra yeşil olarak gördüğünüz AC2 alanı var. Bu da 500 miliamperden başlıyor ama süre uzadıkça bu alan küçülüyor. Genellikle zararlı bir fizyolojik etki yoktur. Yani AC1 ve AC2 alanındaki akım geçiş ve süreleri ölümcül değildir ya da insanlara çok büyük zarar vermez. AC3 sınıfın var. Burada sarı olarak gördüğünüz alan genellikle organik bir hasar beklenmez. Akım akış süresi 2 saniyeden daha uzun olmasıyla kaslarda kramp kasılmaları ve nefes almada zorluklar görülür. Akım büyüklüğü ve süresi artmasıyla ventriküler fibrasyon hariç artiyel fibrasyon ve geçici kalp kasılmaları gibi kalpte kalp atışlarının iletiminde ve biçiminde bozulmalar görülür. AC3 alanı ise ölümcül olmayan fakat insanda hasar bırakabilecek bir alan. Asıl sıkıntı AC4 alanı burada pembe gördüğünüz alan. AC4 alanında peki ne oluyor? Genel olarak AC3 bölgesindeki etkilere ek olarak kalpte ve nefes alıp vermede akımın büyüklüğü ve süresinin artmasıyla tehlikeli filyozik etkiler ve ağır yanıklar meydana gelebilir. Yine burada kendi içerisinde AC4-1, 4-2, 4 olarak alanlara ayrılmış. ac 44 diye 4 alana ayrılmış. Asıl sıkıntı AC4 alanında yani en son görmüş olduğunuz kesikli çizginin sağ tarafı. Burada ise ventiküler fibrasyon olasılığı %50'nin üstünde. Peki nedir bu ventiküler fibrasyon? Ventiküler fibrasyon en önemli kardiyak ares ritmidir. Ventiküler aniden 500 vuru bölü dakikaya varan hızlı kasılmaya başlar. Yani kalp pompalama işlevini yerine getirmez. Kalp bu noktadan sonra etkili bir pompa değildir ve titreşen bir şey haline alır. İleri yaşam desteği hızlıca sağlanmazsa bu ritim istisnasız bir biçimde ölümcüldür. Doktor dizilerini son dönemde çok fazla izledik. O dizilerden hatırladığımız replikler var. Hastaya kardiyak arese girdi, hasta ventiküler fibrasyona girdi, şok elektroşok cihazını hazırlayın, yükle ciju Çekil pat. ha. İşte AC4 alanı özellikle bizim bu yaşam desteği ünitemizi gerektirecek şekilde bize zarar veren bir durum. AC4 alanında en kısa sürede yaşam destek ünitesi bulamazsak yeşil ışığı görürüz. Peki hata akımlarına sigorta koruma sağlar mı? Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Videomuzun bu kısmında yapacağım hesaplamalar anlaşılır olması için en temel haliyle örneklendirilecektir. Videomuzun ilerleyen kısımlarında şebeke tipi ve yönetmelikler, standartlar göz önüne alınarak olması gerektiği şekliyle yeniden bu hesaplamalar yapılacaktır. Eğer videonun bu kısmını Sayın İsmail Kaşıkçı izleyecek olursa ilk tepkisi şöyle olacaktır. Böyle cahilce hesaplama olur mu? Böyle cahilce bir konu anlatılır mı diyecektir ama şunu söyleyeyim. Hiç konuyu bilmeyen, işte öğrenmeye yeni başlayan arkadaşlar için bu kısmı hazırladım. Aslında TNTT şebeke olması durumuna bağlı olarak ISC'de, işte tesisat yönetmeliğinde ve topraklama yönetmeliğindeki sayısal değerlerle videonun son 30 sayfasında bu konu tekrar ele alınacaktır. Şimdi burada bir takım hesaplamalar yapalım. Benim cihazıma 10 amperlik bir MCB bağlamışım. Otomat sigorta MCB bağlamışım ve burada benim cihaz gövdesine dolayısıyla da koruma iletkenime bir temasım var. Bu temasında bir dirençli temas olduğunu düşünelim. Ve temas direnci artı değer çok küçük olsa da şurada koruma iletkenimin ve topraklamamın bir direnci olacaktır. Şimdi buradaki örneğin temas direncimizin 5 ohm olduğunu düşünelim. Burada benim 5 ohmluk bir temas direncimde faz iletkeni ile koruma iletkeni arasında bir kısa devre akımı oluşacaktır. 230 bölü 5 ohm temas direncim ve 46 amperlik bir faz toprak arasında akım geçişi olacaktır. Bu durumda benim buradaki MCB açma yapacak. 500 ohmluk bir temas direncim olsun. Bu sefer buradaki benim faz koruma iletkenimin arasında faz toprak arasındaki geçecek olan akım 500 ohmluk temas direncinde 460 mA olacaktır. 460 mA'de 10 amperlik benim sigortam MCB'm açma yapmayacaktır. MCB açma yapmadığı gibi eğer siz makine gövdesine bakacak olursanız da, cihazın gövdesine bakacak olursanız olursanız da faz temasından dolayı benim cihazımın gövdesinde siz gerilim göreceksiniz. Dokunma geriliminin üstündeki bir gerilime göreceksiniz. Peki bu durumda insan dokunduğunu varsayalım. İnsan vücudu 1000 ila 3300 ohm arasında bir dirence sahiptir. Burada biz direnci 2000 ohm olarak kabul edelim ve zeminde de bir direnç olduğunu düşünelim. 1 ohm da zemin direncim olduğunu düşünürsek işte temas direncim 500 ohm olsun kişinin, dokunan kişinin vücut direncinin 2000 ohm olduğunu düşünelim ve 1000 ohm da benim zemin direncim olsun. Burada 3500 ohmluk bir toplam dirençten bahsediyoruz ve 3500 ohmluk bir toplam dirençte 230 bölü 3500 ohm. Burada dokunan kişinin üzerinden 65 mA akım geçecektir. 65 mA akım da insan için zarar verici bir akım değeridir. Videoda ben RCD olarak isimlendireceğim ama Türkçe'de sıklıkla biz buna kaçak akım rölesi diyoruz. RCD'nin çalışma prensibi ne? İçerisinden akım geçen bir iletkenin etrafında manyetik alan oluşur. Manyetik alanın yönü akım yönüne bağlıdır. Manyetik alanın değeri akımla orantılıdır. Elektroteknikten manyetik alan teorisini hatırlayacak olursanız bir sahil kuralından bahsediyorduk. Bir iletkenin içerisinden siz eğer bir akım geçirecek olursanız iletkenin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanın yönü akımın yönüne bağlıdır. Akım yönü değiştiğinde manyetik alan yönü de değişir. Bu bir. ikincisi de buradaki manyetik alanın şiddeti akımla doğru orantılıdır. Akım arttıkça buradaki manyetik alanın şiddeti de artar. Peki birbirlerine ters yönde akım geçirdiğimiz iki iletkenin etrafında birbirlerine yine ters manyetik alan oluştu. Bu iletkenleri eğer biz yan yana getirecek olursak ne olacak? İletkenlerin manyetik alanları birbirlerini yok edecektir. Bileşke manyetik alanım sıfır olacaktır. Şimdi ACD'nin çalışma prensibi de aslında budur. Çok eski hazırlamış olduğum bir video var. Burada kaçak akım rölesi isminde. Burada bir kaçak akım rölesini açtık. İçerisindeki yapıyı o videoda ben çekmiştim. İçerisindeki yapıyı merak eden arkadaşlar o videoyu izleyebilirler. Şimdi devam edeyim. Bunun içerisinde bir toroid trofo vardır. Toroid trofo bir akım trafosu değildir arkadaşlar. Ölçüm yaptığı devrenin akım taşıyan iletkenleri birkaç spir olarak primer sargısını oluşturur. Gelen ve giden akımlar birbirine eşit olduğunda toroid rölenin bileşke manyetik alanı sıfırdır. Eğer gelen ve giden akımlar birbirine eşit olmaz ise fark akımı oluşur. Bu durumda da sekonder yani ölçüm aldığı sargıda bir gerilim iniklenmesine neden olur. Bu gerilim kontrol devresi vasıtasıyla üst limitlere ulaştığında tüm akım taşıyan iletkenlerin kesilmesi sağlanır, açılması sağlanır. Burada benim iki kutuplu bir kaçak akım rölem var. Burada faz ve nötr kaçak akım rölesi içerisindeki toroidden birer ya da ikişer spir olarak geçirdikten sonra çıkışlara verilmiş. Ayrıca şurada yeşil olarak gördüğünüzde benim ölçüm aldığım sekonder sargım. Burada normal şartlarda fazdan gelen ve nötrden dönen akımlar birbirine eşit olduğunda toroidin içerisindeki manyetik alanlar, bileşke manyetik alan sıfırdır. Yeşil sargıda ölçüm aldığı sekonder sargısında herhangi bir gerilim iniklenmez ama akımlar arasında bir fark olduğu olduğunda bu fark oranı ile birlikte burada bir manyetik alan dolaşmaya başlar. Sekonder sargılarını keser ve bu sekonder sargılarını bir gerilim indikleyerek üst limitlere ulaştığında burada bir elektronik yapı da vardır. Üst limitlere ulaştığında aştırma mobilini tetikler ve faz ve nötrü iki kutbu birlikte keser. Peki üç fazlı olduğunda ne olacak? Dengeli 3 fazlı sistemlerde herhangi bir anda faz akımlarının vektörel toplamı sıfırdır. Dengesiz bir sistemde ise 3 fazın ve nötr akımlarının vektörel toplamı sıfırdır. Yine alternatif bakımda faz karbon videomdan bir alıntı yaptım. Bakacak olursanız eğer 3 faz dengeli bir sistem, örneğin 3 fazlı bir asenkron motor, 3 fazlı bir ısıtıcınız varsa akıma nerede bakacak olursanız bakın vektörel olarak. Örneğin burada mavi L3 ve siyah L1 fazlarım var. Bunlar 0.5 0.5 artı alternanslı ama L2 Eksi alternans da 1. O nedenle bunların bileşke manyetik alanları sıfırdır. Ha dengeli bir sistem değil. Bu sefer de 3 fazın artı nötrün toplam manyetik akısı, bileşke manyetik akısı yine sıfır olacaktır. Eğer bir toprak kaçağım oluşacak olursa buradaki denge bozulacak ve bir fark akımı oluşturacak ve bu fark akımı da bir manyetik alan oluşturacaktır toroid növe üzerinde. Oluşan hata da RCD açma yaparak koruma sağlar. İnsanları ölüm riskine karşı korumak için elektrikli cihazlarda hata akımı 30 mA veya daha düşük olan RCD, işletmelerde, yapı malzemelerinde nem, toz, kirlilik gibi ortamlarda yalıtımın zarar görmesi gibi nedenlerle elektrik arklarının oluşması ve yayılmasından kaynaklı yangın risklerine karşı ise Hata akımı 300 mA veya 500 mA olan RCD'ler kullanılır. Yüksek hassasiyetli akım olarak hata akım olarak bahsedecek olursak 6 10 30 mA, orta hassasiyetler için 100 300 500 1000 mA ve düşük hassasiyetler içinse 3 10 30 amperlik RCD'ler ya da işte toroid nüveler bunun teknik ismini videonun ilerleyen kısımlarında tekrar göreceğiz. Hassasiyet sınıflarına göre bu şekilde ayrılabilirler. Normalde 30 mA ve altı az önce göstermiş olduğum akımın insan etkisi ve zamana bağlı olarak grafikte 30 mA insanların can güvenliğini sağlamak içindir. Eğer yangın riski varsa sizin işletmenizde. Orada da 300 mA sizin yangın riskine karşı koruyan RCD'ler olarak geçer. Peki tesisatlarda yangına neden olabilecek arklar nelerdir? Örneğin seri arklar vardır. Bunu algılayabilecek cihazlar ark hatası algılama cihazıdır. Bu eğer Avrupa'da isimlendirilecek olursa FID diye ya da işte Amerika'da isimlendirilecek olursa FICI şeklindedir. Seri arklar peki nasıl oluşur? Örneğin bir kabloda kırılma olabilir. Kablo içerisinde bir temas direnci oluşmuş olabilir kırılmadan kaynaklı ya da bağlantı noktalarında gevşeklikler olabilir. Bunlar benim için seri arklardır ve bu arklar yangın riski oluşturabilir. Peki başka paralel arklarım vardır. Bu paralel arklar hangileridir? Faz faz arasında veya faz nötr arasındaki arklardır. Yine bunu algılayacak olan cihazlar ark hatası algılama cihazıdır. Ya da işte sigortamdır, MCB'mdir. Ama burada sigortanın, MCB'nin algılayabilme şartı nedir? Açma akım değerinin üzerinde olması lazım. Orada örneğin 500 miliamperlik bir faz nötr arasında, faz faz arasında bir eğer ark oluşursa, eğer benim sigortam 10 amperlikse bunu algılamayacaktır. Bunu algılayabilecek cihaz ark hatası algılama cihazıdır. FIDD'dir. Şimdi bazı arkadaşlar ilk defa duymuş olabilir. Ark hatası algılama cihazı nedir? Bu aslında elektronik bir cihazdır. Sırp bununla ilgili de bir video çekilebilir. Elektronik bir cihazdır ve akım geçişindeki akımın yapmış olduğu sıçramalar titreşime bağlı olarak işte devrede bir ark var diye yorum getirip işte açma yaparak koruma sağlıyor. Özellikle yangın riskinin fazla olduğu petrokimya sektörlerinde ya da işte patlayıcı parlayıcı gazların olduğu yerlerde ya da ne diyeyim müze gibi değerli eşyaların olduğu yerlerde kullanılan cihazlardır. Kullanılması gereken cihazlardır. Avrupa'da bu kullanılmaya başladı. Standartlarına girdi. Zorunlu hale geldi ama şu anda daha Türkiye'de arka tasa algılama cihazları için herhangi bir konu geçmiyor. Faz toprak arasında da paralel arklar oluşabilir. Yine bunu algılayacak olan ne? Ark hatası algılayacak algılama cihazı bunu da algılar sigortam yine mcb bunu algılayabilir demin de dediğim gibi eğer burada oluşan ark akımı sigortanın açma akımının üstünde ise ve burada da yine rcd kaçak akımı rölesi algılayacaktır dikkat edecek olursanız 3 ark tipi var ark tipinden sadece faz toprak arasındaki ki burada nötr toprak arasında da olabilir burada almadım ama kaçak akımları algılayan cihaz rcd'dir Arkadaşlar elektrik cihaza gelen ve giden akımlar eşit olduğu sürece sorun yoktur. Yani gelen akım eşittir giden akım olduğu sürece herhangi bir sıkıntı yoktur. Fakat cihazın gövdesine akım taşıyan iletken temas edecek olursa koruma iletkeni üzerinden de akım geçişi olacaktır. Dikkat edecek olursanız burada kırmızıyla gösterdiğim örneğin benim fazım fazdan benim koruma iletkenime bir temas oldu ve koruma iletkenim üzerinden de bir akım geçişi mevcut. Koruma iletkeni RCD dışından bu akımı geçireceği için evet gelen akım faz eğer işte kırmızı kablo ve giden akım mavi nötr diyecek olursak bunun ikisi de RCD içerisinden geçiyor ama dikkat edecek olursanız buradaki benim koruma iletkeni RCD dışından yani RCD içerisindeki aslında toroidin dışından geçen bir kablo ve eğer buradaki koruma iletkeni RCD dışarıdan bir akım geçecek olursa ne olur? Koruma iletkeni RCD dışından bu akımı geçireceği için RCD içerisindeki gelen ve giden akımların eşitliği bozulacak ve bu durumda da RCD açma verecektir. Peki RCD ne zaman açma verecektir? Buradaki hata akım değeri buradaki RCD'nin hata akım değerinden büyük olduğu zaman açma verecektir. Şimdi devremize 10 amperlik MCB ile birlikte 30 mA hata akım değerine sahip bir RCD bağladık. 30 mA hata akım için bir direnç değeri hesaplayacak olursak 230 bölü bölü 30 mA 7666 ohm çıkar. Şimdi temas direncimizin bundan büyük olduğunu düşünelim. Yani 8000 ohmluk bir temas direncimiz olsun. Bu durumda peki ne olacak? Şimdi şu, şunu diyebilirsiniz ya 8000 ohmluk temas direnci olur mu? Temaslar çok farklı olabilir. Direkt faz iletkeni ya da faz ucu metal gövdeye, cihaz gövdesine direkt dokunabilir ama örneğin bir nemden ya da bir kirlilikten dolayı temas oluşmuşsa burada dirençler yüksek olacaktır. Bu konunun daha iyi anlaşılması açısından yani sayısal verilerin kafanıza daha iyi oturması açısından yaptığım bir hesaplamalar. Burada temas direncim benim 8000 ohm olsun. Temas direncim 8000 ohm. İşte insan direnci için ne demiştik? 2000 ohm ve 1000 ohm da zemin direnci olsun. Bu durumda 230 bölü toplam direncim 11 bin. 11 bin ohm'u bölüğümüzde 20 mA bir hata akımı oluşacaktır. 20 mA hata akımı buradaki 30 mA'lık RCD'yi açma yapmayacak. Yaptıramaz. 10 amperlik sigortam zaten açma yapmayacaktır. Peki bu 20 mA insan için zararlı mı? Başta göstermiş olduğumuz insan etkisi üzerine akım zaman grafiğinde 20 mA insanda çok ciddi hasarlar oluşturacak bir akım değeri değil. Yani 30 mA'lık RCD koyduk. Hata akımı daha küçük yani 20 mA ama 20 mA'de de insana zarar verecek bir akım değeri değil. Şimdi burada benim koruma iletkenimin koptuğunu olmadığını düşünelim. Ve sistemimde devremde yine 30 mA'lik bir RCD'm ve 10 amperlik bir sigortam olacak. Bu sefer temas direncim düşük olsun. 5 ohmluk bir temas direncim olsun. İşte 2000 ohm insan artı 1000 zemin dediğimizde 3005 ohmluk burada bir toplam temas direncim olacaktır. Ve 230'u 3005'e bölecek olursak da buradan kişi üstünden geçecek olan akım değeri 76 mA olacaktır. 76 mA insan vücudu için zararlı bir akım değeridir. Ve zaten 76 mA'da mA de 30 mA'lik RCD'nin hata akım değerinden büyük olduğu için RCD bu temasla açma yapacaktır. Şimdi topraklamam var. 5 ohmluk temas direnci var ve hata akımını bu sistemde az önce ne hesaplamıştık? 76 mA hesaplamıştık insan üzerinden geçecek olan ve buradaki temas direncim 5 ohm olduğunda yani faz toprak arasındaki temas direncim 5 ohm olduğunda daha önce bu hesaplamayı yapmıştık. 230 bölü 5 46 amper buradan akım geçecektir. Peki 46 amper benim MCB 10 amperlik MCB akımından daha büyük değerlidir Aynı zamanda da burada 76 miliamperlik insan üzerinden bir hata akımı geçecektir. Peki, burada RCD mi açma yapacak yoksa 46 amperden dolayı MCB mi açma yapacak? Korumayı ikisi de yapabilir bu noktada. Peki hangisi önce devreye girer? Korumayı hangisi üstüne alır? Videonun ilerleyen kısımlarında bununla ilgili teknik detayları, sayısal verileri de zaten size anlatacağım. Çeşitli olası durumlar var. Bunlardan bir tanesine doğrudan temas. Burada eğer kişi direkt faz iletkenine dokunacak olursa yani doğrudan temas gerçekleşecek olursa faz iletkeni üzerinden yani akım taşıyan iletken üzerinden kişi üzerinden bir hata akımı geçecektir. Bu hata akımından buradaki RCD'm 30 mAh'lik RCD'm açma yapacaktır. Bir diğeri ise dolaylı temas durumunda yani faz iletkeni içeride akım taşıyan iletken içeride makine gövdesine temas halinde. Dolaylı temasla temas direnci ve topraklama direnci küçük olduğunda hata akımı oluştuğu anda RCD devreye girecektir. Burada kişinin dokunuyor olması ya da dokunuyor olmaması çok önemli değil. Eğer burada benim fazlan makine gövdesi ve koruma iletkeni üzerinden bir topraklama gerçekleşiyorsa topraklama gerçekleştiği anda ister kişi dokunsun ister dokunmasın buradaki toprak direncine Bağlı olarak topraklama direncine bağlı olarak 30 mA geçer geçmez RCD açma yapacaktır. Peki burada topraklama olmadığını düşünelim ve yine bir dolaylı temasım var. Yani faz makine gövdesine dokundu. Dolaylı temasta cihaz topraklaması yoksa ya da topraklama direnci açma akımını sağlayamayacak kadar büyükse. Az önce bir örnek vermiştik. 7666 ohm 30 miliamperlik RCD için. Burada topraklamam yok ya da çok kötü bir topraklamam var. 7666 ohmun üstünde. Bu durumda buradaki hata akımı makine gövdesinden toprağa akmayacaktır. Ve dokunan kişi üzerinden toprağa akacaktır. Bu durumda da bir kişi dokunduğunda yani makine gövdesinde bir topraklama yoksa ve dolaylı temas varsa kişi dokunduğu zaman kişi üzerinden insan üzerinden geçecek olan akım 30 mA geçtiğinde arsini açma yapacaktır. Peki diğer temas durumlarında ne olacak? Ona bakalım. Ben faz iletkenine dokunuyor olabilirim. Elimle ya da ayaklarımla bir toprak temasım vardır. Yani şuradaki A şeklinde olduğu gibi. Bu durumda üzerimden bir hata akımı geçecektir ve RCD açma yapacaktır. Burada faz ile nötr iletkenini beraber tutuyor olabilirim. Bu durumda insan vücudu yüksek değerde olduğu için insan vücudu üzerinden yani faz nötr arasından şuradaki Geçecek olan akım devredeki MCB'yi sigortamı açtırmayacaktır ama bu durumda da yine faz ve insan vücudu üzerinden toprağa akan akımdan dolayı RCD'yi açma yapacaktır. Ama insanın bastığı zemin yalıtımlı bir zeminse ya da işte topraklama toprağa geçen akım topraklama direnci çok yüksek diyelim toprağa geçen akım toprak döngüsü yapan akım RCD'yi açtırma noktasında değilse daha küçük bir değerde ise Evet bu durumda yani C şeklinde RCD açma yapmayacaktır ve kişi çarpılacaktır. RCD'ler faz toprak ya da nötr toprak temaslarında açma yapacaktır. Bu durumları inceleyelim. Faz toprak hata akımında koruma iletkeninden RCD hata akım değerinden daha büyük bir akım değeri geçmelidir. Daha önce bahsettiğim gibi gelen ve giden akımlara RCD içerisindeki toroid aracıyla bakıyor. Buradaki benim koruma iletkenimden RCD'nin hata akım değeri daha büyük olan bir akım geçmeli. RCD'nin açma yapabilmesi için. Yani toprak temas direnci daha önce hesapladığımız 30 mA için 7666 ohm'dan daha küçük bir değer olmalıdır. Yani buradaki temasım benim 7666 ohm'dan daha düşükse koruma iletkenin üzerinden geçen akım değeri 30 mA'nın üstünde olacaktır ve burada RCD açma yapacaktır. Hata akım değerleri burada 10 olabilir, 30 olabilir. 100-300 miliamperlik hata akımları olabilir. Bunlar için de her biri için de ayrı ayrı bundan önce yapmış olduğumuz direnç hesaplaması yapılabilir. Şimdi bu durumda benim faz iletkenimden toprağa ya da ne diyelim koruma iletkenine bir temas var. Eğer hata akımı açma akımından küçükse açma yapmayacaktır ama buradan akan hata akımı RCD'nin açma akımından, hata akım değerinden daha büyükse açma yapacaktır. Ve bu durumda benim RCD'im açacaktır. Peki nötr toprak temaslarında ne olacak? RCD öncesinde nötr iletken ile koruma iletkeninin birleştirilmesi aynı şey faz toprak kaçakları içine geçerli. Ama neredeki RCD'nin üstündeki, RCD'nin önündeki RCD çalışmasını bu etkilemeyecektir. Çünkü buradaki hata akımı RCD'nin giriş kısmında olacaktır, üst seviyesinde olacaktır ama RCD Troid'den geçen akım değerlerine baktığı için RCD sadece kendisinden sonra çıkışındaki faz toprak ya da nötr toprak kaçaklarına bakacaktır. Peki benim RCD'min çıkışındaki nötrle toprak teması var ya da nötrle koruma iletkeni arasında bir temas var. Bu durumda koruma iletkeninden yani buradaki koruma iletkeninden RCD hata akım değerinden daha büyük bir akım değeri geçmelidir. Demin söylediğim şeyle de aynı. Eğer nötr toprak ya da nötr koruma iletkeni temasında troidin dışından geçen akım değeri yani burada koruma iletkeninden geçen akım değeri açma seviyesini RCD'nin hata akım değerinin altında açma yapmayacaktır. Üstünde ise RCD'nin benim ne yapacaktır? Açma verecektir. Peki her nötr toprak temasında RCD açar mı? Bununla ilgili kısa kısa videolar hazırladım. YouTube'a daha önceden yüklemiştim. O linkleri de vereceğim burada denemeler yapmıştım tek tek. Orada bir videonun altına şöyle bir yorum yapmış arkadaşlardan bir tanesi. Ya demiş. Nötrü toprakla birleştir, RCD açıyorsa RCD çalışıyordur. Her nötr toprak ya da her nötr koruma iletkeni temasında RCD açacak diye bir kural yoktur. Bazı durumlarda RCD açabilir, bazı durumlarda RCD açma yapmaz. Hangi durumlarda yapar, hangi durumlarda yapmaz? Şimdi onu inceleyelim. Yüklü olmayan bir şebekemiz olsun. Burada anlatacağım konunun deneme videosunu çektim. Bunu denedim, test ettim bir RCD üzerinden. Kaçak akım öylesi nötr toprak hangi durumlarda açmaz diye video olarak da YouTube'a daha önce yükledim. O denemeyi, uygulamayı görmek isteyen arkadaşlar o videoyu ne yapabilirler, izleyebilirler. Şimdi yüklü olmayan bir şebeke. Yüklü olmayan şebekeden kastım ne? Buradaki denemeyi yapacağımız RCD bu. Buradaki RCD'nin önündeki bunu bir linya olarak düşünecek olursanız kolon ya da ana kolon hattından çok büyük değerlikli, çok yüksek akım yoğunluğuna sahip akımlar geçmediğini düşünelim. Şöyle bir örnek verelim. Örneğin siz 15 katlı bir binadasınız ve dağıtım aşağı bina girişinden yapılıyor. Dağıtım panonu sizin aşağı bina girişinde ve siz en üst kattaki dairesiniz. Akım yoğunluğu burada nerede fazla olacaktır? Daireler aşağıda olduğu için yükler aşağı katlara yani şuradaki kolon hattımdan ana kolon hattımdan geçecek olan akımlar daha alttaki dairelerin seviyesinde daha yüksek olacaktır ama yukarıdaki benim en üst dairemin ana kolon hattından sadece bu dairemin ya da işte varsa diğer bazı bir takım alıcılar onların akımları geçecektir. Bu benim için yüklü olmayan şebekedir. Nötr ve koruma iletkeni dirençlerini eşit kabul edelim. Yani buradaki N iletkeninin ve pe iletkeninin dönüş dirençlerini, toprak dirençlerini ya da döngü dirençlerini, o döngü dirençlerinden daha sonra bahsedeceğiz. Eşit kabul edelim. Nötrle koruma iletkeni arasında burada dirençsiz bir temas olsun. Yani daha önce bahsettiğim gibi 5 ohm ya da 800 ohm gibi değil, direkt nötr iletkenim benim buradaki makine gövdesine ve dolayısıyla da koruma iletkenime dirençsiz bir temas etsin. Akım geldi, RCD'den geçti, cihazı içinden döndükten sonra nötr iletkenine devresini tamamladı ve burada nötrümle makine gövdesi dolayısıyla koruma iletkeni arasında bir temas oldu ve koruma iletkenimin üzerinden de akım geçişi gerçekleşiyor şu anda. Fazdan gelen alıcının çekmiş olduğu akım nötr ve koruma iletkeni temasında ikiye ayrılır ve 30 amperlik bir RCD'yi açtırmak için fazdan 60 amper çeken bir alıcımız olmak zorundadır. Şimdi bu RCD 30 amperlik olduğunu düşünelim ve bu RCD'yi açtırmak için hata akımını yani şu koruma iletkenden geçen akımın benim 30 mA olması gerekli. Buradan 30 mA geçebilmesi için ve iki direnci de hem N hem PE iletkenlerinin dirençlerinde eşit kabul ettiğimizde 30 buradan geçiyorsa akım ikiye bölünür burada. 30'dan ötürüden geçecektir. Yani benim fazdan alıcımın 60 mA çekmesi gerekir ki 30'u RCD dışından, 30'u RCD içinden geçsin ve 30 mA geçtiği için buradaki RCD açma yapsın. Ha şöyle durumlar da olabilir. Nötr iletkenim çok yüklüdür. Topraklama iletkenim o kadar yüklü olmayacağı için bu oran değişebilir. Örneğin buradan 30 mA geçtiğinde benim koruma iletkenimden, nötr iletkenimden benim 10 mA de geçebilir. Bu tamamen direnç durumuna bağlı. Ya da işte topraklamam iyi değildir. Buradan benim ee, örneğin nötr iletkenimden dönen akım değeri 100 mA'dır ama ancak topraklama iletkenimden 30 mA geçebilir. Bu o an şebekemin toprak ve nötr iletkenlerinin direncine bağlı. Ve dediğim gibi akıl, alıcının çekmiş olduğu akım bir kısmı nötrden bir kısmı koruma iletkeninden geçecek ve koruma iletkeninin üzerinden geçen akım. 30 miliamperin üzerine çıktığında benim buradaki RCD açma yapacaktır. Şöyle bir durum olabilir. Bazen cihazı bağlarsınız, RCD açma yapmaz ama cihazın çalışmasının belli bir noktasında RCD açma yapabilir. Ne demek istiyorum? Örneğin klima, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi cihazların kontrol kartları akımları RCD'yi açtırmazken motor ya da ısıtıcıları devreye girdiğinde RCD'yi açma verdirecektir. Cihazı fişe taktık. Cihazın ön panelinin LED'leri yandı ama ön panelin çekmiş olduğu akım değeri işte 20-30 mA'lerde veya işte 40 mA'lerde bir akım değeri ve RCD'nin dışından koruma etkenden geçen akım değeri 30 mA'leri bulmuyor. Bu durumda cihaz çalışıyor gibi gözükse de RCD açma yapmayacaktır ama örneğin çamaşır makinesinin motoru ısıtıcı devreye girdiğinde yüksek akım değeri çekeceği için ya da buzdolabının motoru devreye girdiğinde yüksek akım çekeceği için RCD'yi açma yaptıracaktır. Burada test ederken, kontrol ederken de bu akım durumunu düşünmemiz lazım. Peki yüklü olan şebekede ne olacak? Yine bununla ilgili bir deneme yaptım. Kaçak akım rolüsü nötr toprak temasında hangi durumda açar? O videoyu da YouTube'a yükledim. Bu videonun açıklamalar kısmına o linki ekleyeceğim merak eden arkadaşlar oradaki uygulamayı izleyebilirler. Peki yüklü olan şebekeden kastım ne? Bu sefer de buradaki RCD'nin bir lineyi beslediğini düşünürsek linyenin önündeki yani RCD'nin üst seviyesindeki kolon ya da ana kolon hattından yüksek değerde akımlar geçiyor. Bu noktadayken benim herhangi bir Alıcım olmasa dahi devrede nötr ile gövde arasında yani nötr ile toprak ya da nötr ile koruma iletkeni arasında bir temasım olsun. Bu durumda ne olacaktır? Nötr akımı yani nötr iletkeninden dönmesi gereken akımın bir kısmı buradaki RCD'nin nötr iletkeni üzerinden toprak ya da koruma iletkeni teması üzerinden koruma iletkeni üzerinden toprağa bulacaktır. Bakın burada herhangi bir alıcı çalışması önemli değil. Herhangi bir alıcım yok. RCD'nin çıkışında sadece nötr ile Burada toprak arasında veya koruma iletkeni arasında bir temas var. RCD'nin çıkışında herhangi bir alıcı çalışmasa da RCD üzerindeki nötr iletkeninden nötr iletkenin direncine ve hattın akım yoğunluğuna bağlı olarak bir miktar hata akımı RCD'nin çıkışındaki nötr koruma iletkeni temasından koruma iletkeni hattına geçecek ve RCD'yi açacaktır. Bakın hiçbir alıcım yok ama buradaki akım yoğunluğu, nötr iletkeni üzerindeki akım yoğunluğu fazla olduğu için akım yoğunluğu topraklı iletkeninde daha düşük bu nedenden dolayı nötr iletkeninden buradan dönmesi gereken akımın bir kısmı RCD'min nötr iletken üzerinden şu temastan toprağa ne yapacaktır? Koruma iletkeni üzerinden bulacaktır. Herhangi bir alıcı çalışmasa da RCD içerisinden bu akım ne yapacaktır? Geçecektir. Fazlan akım geçmediği için, sadece nötrden akım geçtiği için evet, burada RCD'm ne yapacaktır? Açma yapacaktır. Yüklü olan şebekede de durum budur. Burada yine bir deneme videosu daha çekmiştim. Kaçak akım rölesi nötr toprak temasında yangın riskini nasıl engeller diye bu uygulama videosunda merak eden arkadaşlar varsa yine linkini aşağıya videonun açıklamalar kısmına ekliyorum oradan bakabilirler. Şimdi yine yüklü olan şebekedeyiz ve RCD kullanmadık bir tane MCB kullandık ve MCB'nin linem içerisinde de MCB'den sonra linyemin içerisinde de bir yerde nötr ile topraklama iletkeni teması var. Yüklü olan bir şebekede siz örneğin daireniz içerisinde nötr koruma iletkenini birleştirdiniz ve RCD tutmuyor diye kullanmadınız. Hiçbir alıcı devrede olmasa da hatta MCB'niz açık dahi olsa bir üst hattın nötr akımları sizin dairenizin içerisindeki nötr koruma iletkeni temasından koruma iletkeni hattına akacaktır. Bu ise sizin iletkeninizin gereksiz yüklenmesine ve temas noktasında olası elektrik artlarından dolayı yangın riskine neden olacaktır. Yine yüklü olan bir şebeke aynı durum. Nötr iletkeninin akım yoğunluğu fazla, akım yoğunluğu fazla olunca benim linyemin örneğin bunu bir daire olarak düşünürsek, dairemin nötr iletkeni üzerinden dairemin içerisinde nötrle toprağı birleştirdiyseniz ya da bir makine gövdesi bir klemens içerisinde herhangi bir nedenden dolayı nötr toprak ya da nötr koruma iletkeni teması var. Bu durumda ne olacaktır? Nötr akımının bir kısmı benim dairemin içerisindeki bu toprak temasından akacaktır. Bakın buradaki sigortam MCB'm açık. Herhangi bir alıcı çalıştırmıyorum ama nötr akımı bu iletken nötr iletkeni yoğun olduğu için dairemin nötr iletkenini yükleyecek. Buradan bir akım geçiş yapacak ve buradan da koruma iletkenine geçecektir ve buradaki temas noktası geçecek olan akımdan dolayı benim için yangın riski ne yapacaktır? Çıkaracaktır bu durumu. Az önce bahsettiğim uygulama videomda da daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi yine yüklü olan şebekede bir diğer denemeyi daha yaptık. Necat hocamla konuşurken böyle bir durum olsa ne olur Mehmet Bey dedi. Valla dedim endeks yazar ama yine de ben bir deneyeyim dedim. Bunun da denemesini yaptım. Kaçak akım rölesi nötr toprak teması varken hatalı sayaç bağlantısı da yük yokken endeks yazmayı nasıl engeller diye denemesini yaptım. Burada endeksin yazdığını gördüm. Ne demek istiyorum? Benim yine yüklü olan bir şebekem var. Nötr iletkeni akım yoğunluğu fazla ve burada benim dairem içerisinde nötrle toprak temasım var. Ama burada şöyle de bir durum oluşması lazım. Sayaç bağlantınızda yanlışlıkla faz nötr iletkenlerinin yeri karıştırıldı. Bu durumda sayacınız çalışacaktır. Dairenizin içerisindeki olası nötr koruma iletkeni temasında sayacınız kullanmadığınız elektrik endeksini yazacaktır. Eğer RCD kullanılmış olsaydı bu hata akımlarını da açma yapacaktı. Sayaç bağlantısında ne vardır sayacımın? Bir fazla sayaç Şimdi düşecek olursak. Üstünde 4 tane klemens vardır. Aslında bunlardan ilk 2 klemens içerisindeki eski sayaçlarda akım bobiniydi. Muhtemelen yeni sayaçlarda akım trafosu ya da işte akım sensörü vardır. Fazil etkenini verirsiniz ilk giriş klemensine. Fazilet geninden akım geçer. içerisindeki akım trafosundan geçer sayacın ve benim dairemin içerisine gider. Linyeme gider örneğin. Nötr ise diğer iki klemens vardır. Sayacınızın sağ tarafında diğer iki klemens vardır. Aslında o klemens tek klemenstir. Girdi çıkar çıktı yaparsınız sadece nötr iletkenini o klemenslere. Onun da nedeni şudur. Bir nolu klemensten şuradaki bir nolu klemensten işte fazı alır. Buradaki bağlamış olduğum klemensten de nötr olur. Sayacın içerisindeki elektron kartın çalışması için gerekli olan 220 voltluk beslemeyi sağlar. Nötr iletkenin bağlanma buraya Klemens'e e, bağlanma nedeni odur. Aslında bu sayaç çalıştığı sürece akım bobininden ya da işte akım trafosundan geçen her türlü akımı yazar. Şimdi yanlışlıkla faz vermemiş gereken Klemens'lere nötr verdik, nötr girdik çıktık ve fazı da nötr iletkeniymiş gibi buradan işte girdi çıktı yaptık 3 ile 4 nolu klemenstere ve dairemizin içerisine gittik. Ve dairemizin içerisinde de nötr ile toprak arasında bir temas oldu. Şimdi ne oldu? Nötr iletkenimin buradaki yine yüklü olan şebekede yoğunluğundan dolayı benim nötr iletkenim, dairemin nötr iletkeni üzerinden akım akışı oldu. Sayaca girdi, sayaçtan çıktı ve buradaki işte nötr toprak temasından nötr iletkeni üzerinden tekrar toprağa buldu. Bu durumda nötr iletkeni üzerinden toprağa akan akım sayacımın akım trafosu üzerinden ya da işte akım bobin üzerinden geçeceği için bunu endeks olarak yazacaktır. Bu sizin kullanmadığınız bir endeks hatta başka dairelerin kullandığı ödediği endeksi siz tekrar ne yapacaksınız ödeyeceksiniz. Ha bu düşük bir olasılık mı? Evet bu bir düşük olasılık ama böyle bir olasılık var. Benim örnek uygulamamda kullandığım sayaçta polariteye bakmıyordu. Yani sayaç girişinde faz yerine nötr mü verdiniz faz mı verdiniz bunu doğruluğunu kontrol etmiyordu. Yeni nesil bazı sayaçlarda, bazı özel üretim sayaçlarda polarite kontrolü ve buna benzer kontroller var ama benim örnek olarak kullandığım sayaçta böyle bir durum yoktu ve şu çalışmada da benim sayacım endeks yazdı. RCD'lerin çalışması için gerilime ihtiyaç duyması ya da duymaması durumuna göre iki tipte imal edilirler. Çalışması için gerilime bağımlı elektronik tip RCD'ler. Şimdi şuradaki test direnci ve test butonu kafanızı karıştırmasın. Onunla ilgili daha sonra detaylı bilgiyi vereceğim ben size. Ama ne yapmışız? İki kutuplu bir RCD'm var. Şebekeden beslemişiz. İşte buradaki açtırma mekanizması kontaklardan geçmiş. Faz ve nötr iletkenlerin birer ikişer spir, toroidin primer sargılarını oluşturmuşlar ve yüke gitmişler. Burada ikinci olarak bir sekonder sargım var benim. Bu ne yapıyor? Aradaki fark manyetik akısından gerilim indikliyor ve bunu buradaki elektronik bir yükselteç katına girmişiz. Şimdi eğer buradaki elektronik yükselteç katınız sizin ekstra harici bir beslemeyle çalışıyorsa bu benim için elektronik tip bir RCD'dir. Dikkat edecek olursanız olursanız şu klemensten nötr almış, şu bağlantı noktasından nötr almış, şu bağlantı noktasından da elektronik kartım benim faz almış. Fark etmez içeride herhangi bir noktadan da faz nötr alabilir. Yani şu kartın aslında çalışabilmesi için ben faz ve nötrden karta besleme vermişim. Herhangi bir hata akımından dolayı burada sekonder sargılarında bir gerilim yüklenecek. Buradaki yükselteç o katı açtırma bobinini, açtırma rölesini tetikleyecek ve benim buradaki iki kontağım açılarak RCD ne yapacaktır? Kesme yapacaktır. Şimdi burada sıkıntı ne? Burada sıkıntı şu nötr kopması durumunda RCD fast toprak temasında ya da direkt temasla koruma işlevini yerine getiremez. Ne demek istiyorum? Nötr kopu arızası diye bir video hazırlamıştım. Orada nötr kopu arızası nedir? Ve nötr kopu arızasında neler sorun olarak karşımıza çıkar? Onlarla ilgili detaylı video vermiştim. Nötr kopu şebeke tarafından kopabilir mi? Evet şebeke tarafından. RCD girişinden önce nötr kopabilir, nötr gelmeyebilir. Bu bir arıza mıdır? Bu bir arızadır. Çok sık yaşanır mı? Çok sık yaşanmasa da bu bir arızadır. Olabilir. Şimdi eğer benim nötrüm olmadığını düşünün burada. Burada benim faziletkenim L bağlı ve faziletkenim geldi yüke. RCD içerisinden geçtikten sonra yüke geldi. Ve yük de benim gövdeye bir temasım var. Şimdi ya da gövdeye temasım olmasa da direkt burada e, RCD çıkış klemenslerinde ya da bundan sonraki diğer cihazların klemenslerinde biri geldi bir kişi direkt temasta bulundu. Ve o kişi üzerinden ya da buradaki gövde üzerinden toprağa bir hata akımı geçti. Şimdi bu hata akımı RCD içerisinden geçiyor mu? Evet, RCD içerisinden geçiyor ama sıkıntı şu. Nötr olmadığı için RCD'nin çalışması için gerekli olan harici gerilim yok. Harici gerilim olmadığı için de buradaki yükselteç katım çalışmıyor ve yükselteç katım çalışması içinde RCD'im açma yapmayacaktır. Bu bir sıkıntı mı? Evet, sıkıntı. Direkt temas ya da endirek temasla insanlar çarpılabilir nötr yokken ve burada RCD koruma işlemini yerine getirmez. Türkiye, Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da bunun kullanımı yasaktır. Yani elektronik tip RCD'lerin kullanımı birçok ülkede yasak. Minimum çalışma gerilimi, yani buradaki o pump'ın çalışması için bağlanması gerilim 50 volttur. Biz bunu daha sonra göreceğiz. Dokunma gerilimi diyeceğiz bunun adına. Bazı kaynaklarda da bunun Çalışma geriliminin %85'i kadar olduğu yazıyor. Yani çalışma gerilimi %85'in altına düştüğünde yine buradaki yükselteç katı çalışmıyor. Ya da işte üretici eğer 50 volt olarak verdiyse buradaki değeri 50 voltun altındaki değerlerde de buradaki yükselteç katım çalışmıyor. Güvensiz bir çalışma ama bununla ilgili de bir takım önlemler alınmış. Ne demek istiyorum? Bu, bu tip asidiler gerilim nötr olmadığında açma yapan ya da açma yapmayan şekilde tasarlanabilir. Bu asidilerin tasarımı sırasında eğer yükselteç katında bes besleme yoksa rcd açma yapsın şeklinde de tasarlanabilir. Bu bir evet güvenliktir. Nötr olmadığında yani gerilim olmadığında arsidim açma yapacaktır. Yani rcd çıkışına akım geçişi olmayacaktır. Ama burada da şöyle bir şey var. Şebekede gerilim gittiğinde de arsidim açma yapacaktır. Yani güvenliği burada sağladık ama elektrik geldi gitti. Elektrik gittiğinde rcd'im açma yapacaktır. Tekrar gidip kurmak zorunda kalacağım ben bu arsidiyi. Yükselteç çıkışı açtırma mekanizmasına 0-1 ila 1 watt aralığında bir güç sağlar. Burada açtırma rölen var. açtırma mekanizmam var. Arzu olmadığı müddetçe de bu enerji sarfiyatı devamlı olmaktadır. Yani buradaki yükselteç katı devamlı olarak işte 0 ile 1 watt arasında devamlı bir enerji tüketimi yapacaktır. Gözünüze çok küçük bir değer olarak gelebilir bu örneğin 0.5 watt olduğunu düşünün 10 tane de 5 watt yapacaktır 100 tane RCD de 50 watt yapacaktır gerilime bağlı RCD gerilime bağımsız olanlara göre Geçici rezimlerde daha az açma yapıyor diyemeyiz. Yani gerilime bağlı olması haricinde gerilime bağlı olanla olmayan arasında herhangi bir üstünlük vardır ya da yoktur diyemeyiz. Çünkü standartını incelediğinizde standartta böyle bir ayrım yok. Standart şartlarında ikisi de sağlamak zorundadır. Çalışması gerilimden bağımsız elektromekanik tip ACD'ler. Bununla ilgili de yine bir deneme videosu çektim. Nötr yokken ACD açma yapıyor mu yapmıyor mu diye baktım. Evet ACD açma yapıyor. Onunla ilgili de videoyu nötr hattı kopan tesisatlarda işte fars toprak kaçağında kaçak akım rölesi açma yapar mı diye bir video olarak daha önceden YouTube'a yükledim. Yine bu videonun da linkini vereceğim. Elektronik tip deneyemedim çünkü bulamadım elektronik tip. Demin de dediğim gibi Türkiye'de elektronik tiplerin satışı kullanımı yasak. Nötr kopması durumunda RCD faz toprak temasında ya da direkt temasla koruma işlemini yerine getirecektir. Burada bakın açtırma sistemi için ekstra harici bir besleme yoktur. Tamamen açtırma mekanizmasının beslemesi buradaki toroidin sekonder ölçüm sargılarından almış olduğu enerjiye bağlıdır. Bu da işte 50 ila 120 mikro volt amper şeklinde... Bir katalogda gördüğüm bir değer bu. Yani çok küçük güç sarfiyatlarında ki bu güç sarfiyatı sadece hata akımı oluştuğunda oluşacak. Yani devamlı burada öyle bir güç üretilmeyecek. Hata olduğunda buradaki sekonder sargısında indüklenen gerilimle sadece harici bir besleme ihtiyaç duymadan açtırma mekanizması devreye girecektir. Bu açtırma mekanizmaları da özel mekanizmalar. Nasıl çalıştıklarını videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Videonun başından beri RCD, RCD, RCD diyorum. Peki ne bu RCD? Aslında Türkçede kaçak akım ölresi dediğimiz ürünler bunlar. Otomat sigorta MCB, işte kompakt şalter MCCB, işte ya da kaçak akım öylesi RCD. Bunlar Türkçe olarak verdiğimiz isimler ama ürün sayısı çok fazla. Yani her birine bir isim Türkçe'de bul, o ismi literatüre geçir. Bu çok zor bir şey. O nedenle ben daha çok isimlerinin işte baş harflerinden yapılmış RCD gibi kısaltmaları kullanmayı tercih ediyorum. RCD dediğimiz şey hata akımıyla çalışan RCCB veya RCBO tipleri için genel bir isimlendirmedir. Demin söylediğim gibi kaçak akım rölesi olarak geçer. Türkçe'ye. Buna hata akım koruma cihazı diyenler var. Artık akım koruma cihazı şeklinde isimlendirmeler var. Yani genel olarak evet kaç akım diyoruz ama yani artık akımda diyen var, hata akımda diyen var. Türkçe literatürde tam oturmadığı için demin de dediğim gibi RCD ismini kullanmayı ben burada tercih ettim. RCCB ne? RCCB şu hata akım devre kesicisi bu. aşırı akım ve kısa devre koruması yoktur. Yani baştan beri videonun başından beri anlattığımız RCD'nin kendisi bu. Bu sadece hata akımlarına bakıyor, tröit sistem vasıtasıyla ve hata akımlarında açma yapıyor. Bunun içerisinde kesinlikle ve kesinlikle bir termik koruma ya da bir kısa devre koruması yok sigortada MCB'de olduğu gibi. Bu sadece hata akım değerlerine bakar. Bunu daha çok biz RCBO ile karıştırırız. RCBO ne? Aşırı akım ve kısa devre koruması olan hata akım devre kesicisidir. Bunun içerisinde evet hem hata akımlarına bakar, içerisinde toroid sistem vardır. Hem de bir NCB'de olduğu gibi içerisinde aşırı akımlara karşı termik eleman, kısa devrelere karşı da bir manyetik açı bulunur. Yani bu aslında bir RCCB ile MCB'nin beraber oluşturulmuş ürüne Haline getirilmiş halidir. Burada hem kısa devre termik koruma, hem işte kaçak akım, hata akım koruması tek üründe toplanabileceği gibi harici RC ünitler de vardır. RC ünit ya da RCD blok şeklinde geçer. Şimdi eğer siz RCBO'yu tek ürün haline getirdiğinizde bunun bir sigorta değerleri var. Yani MCB akım değerleri var. İşte 2, 4, 6, 10, 16, 20, işte gidiyor 40, 63, 125 gibi. Bunun bir sigorta akım değerini siz ne yapmanız lazım? Seçmeniz lazım. Artı MCB'nin tipi var. B tipi, C tipi, D tipi. Bunu da seçmeniz lazım. Artı bununla birlikte de hata akım değeri var. İşte 30 mA, 300 mA gibi. Bununla birlikte bir de bunun zaman gecikmesi var. İşte genel tip ya da işte S tipi şeklinde. Bu durumda sizin stok tutmanız gerekli. Yani işte 6 amperlik B tipi 30 mA'lik işte genel kullanım RCD'si ya da işte 100 amperlik, 300 miliamperlik, S tipi, B tipi açma karakterisine sahip MCB için işte bir RCBO gibi stok tutmanız lazım her biri için tek tek. Bu üniteler stok tutmayı en aza indiriyor. Bu ünitede işte 30 ya da 300 miliamper ya da işte genel veya işte S tipi zaman gecikmesine sahip bir blok olabiliyor. Siz bu bloğun yanındaki şurada görmüş olduğunuz e, bağlantı uçlarına getirip 3 kutuplu 6 amperlik örneğin B tipi işte 16 amperlik bir MCB de bağlayabilirsiniz. Getirip buraya 63 amperlik C tipi işte bir MCB de ne yapabilirsiniz? Getirip bağlayabilirsiniz. Şimdi bazı kaynaklarda RCBO farklı isimler alabiliyor. Mesela LCB mesela toprak hata devre kesicisi, RCBO gibi çeşitli aşırı akım korumalı elektronik hata akım devre kesicileri gibi çeşitli işte isimler ne yapabiliyor? Alabiliyor bunlar. Daha çok bu RCBO elektronik tip İçerisinde MCB koruması olan RCBO'lar için kullanılıyor bu. Genellikle bu isimlendirme ama bu iki isimle de ne yapabilirsiniz bunları görebilirsiniz. Bazı RCBO üreticileri tribe düşmenin MCB kısmından mı yoksa RCD kısmından mı olduğunu ayırma, ayırmak için çift bayrakçık kullanırlar. Ne demek istiyorum? Şimdi RCBO'nuz açma yaptı ama bu bir sigorta MCB kısmından mı açma yaptı? Hata akım kısmından mı yani işte toroid sistemden mi açma yaptı? Bunu ayırabilmek için bazı işte... Üreticiler farklı renkte üzerlerinde işaretlemeler yapabiliyor. İşte o rengi gördüğünüzde siz diyorsunuz ki bunun hata akım değerinden açma yaptı ya da işte öbür rengi gördüğünüzde siz diyorsunuz ki bu kısa devreye de aşırı yükten açma yaptı şeklinde. Elektronik tip oldukları için nötr klemense olmayan RCD'lerin Türkiye'de kullanımı yok ama yabancı kaynaklarda bunu görebilirsiniz ya da işte yabancı bir pano içerisinde siz bunu görebilirsiniz. Yapı olarak biraz dikkat çekici o nedenle bu videoyu da ilave etmek istedim. Pano içerisinde bir MCB genişliği kadar yer kapladığı için avantajlıdır. Ama eğer hata akımı nötr toprak arasında ise faz kesileceği ama nötr kesilmeyeceği için hata akımı akmaya devam etmektedir. Gerilime bağımlıdır. Yani hata akım kısmı elektroniktir. Yük 1 ve N çıkış klemenslerine bağlanır. Faz girişi de klemenslidir. Fakat şebekeye bağlanacak nötr kısmı RCD içerisinden kablo ile çıkarılmıştır. Bazı modellerde nötr koptuğunda hata akımı ölçme işlevine devam edebilmesi için topraklama ince bir kabloyla kablosu nötr kablosu gibi dışarı çıkarılmıştır ve topraklama barasına bağlanır. Bu sayede nötr kopması durumunda içerisindeki elektronik kart faz toprak arasındaki gerilimle çalışmasını sürdürür. Şimdi iç yapısına bakacak olursak şurada bir şekli var. Burada iki nolu klemens line dediği klemens şebekeden gelen faz. Peki nötr, şebeke nötr nereye bağlanacak? Şu, dikkat ederseniz şurada mavi kablo, burada da siyah kablo şeklinde klemensiz olarak direkt ürünün içerisinden çıkarılmış. Şurada line yazan seyyar mı diyelim. İşte klemensiz bir kablo var. Bu yaklaşık 30-40 santim civarında çıkarılmış bir kablo. Nötr barasına da bunu bağlıyoruz. Yani şebeke fazı 2 nolu klemense, şebekenin nötr kısmı ise bu kablo üzerinden nötr barasına ne yapılıyor? Bağlanıyor. 1 nolu klemens bunun yüke gidiyor. Faz olarak 2 nolu klemens de yine yüke gidiyor bunun nötr olarak. Ve burada hata akım değerine bakıyor bunun içerisinde. Elektronik tip bir RCD ve içerisinde de yine aşırı akım termik koruma var. Bakın şurada dikkat edecek olursanız şu manyetik açıcıyı kısa devreyi gösterir bana ok şeklinde. Şurada ise termik rölelerden hatırlayacağınız kare şeklinde bir şey var. O da bana termik açıcıyı gösterir bu ise benim toroid nova'yı gösteriyor. Elektronik tiptir yani bunlar. En büyük avantajı ne? İnce. Çok fazla pano içerisinde yer kaplamıyor. Özellikle revizyon yaptığınızda yani panoyu yeni başlarken belki ona göre ölçü alırsınız ama pano içerisinde revizyon yaptığınızda bunu ilave edeceğinizde evet normal RCD'ye göre bakalım şuraya tekrar Bakın iki kutuplusu bu. Buna göre yarı yarıya yer kaplıyor. Bazen ABB'nin ürününde gördüm. ince bir kablo şu beyaz kablo ile bir de topraklama ucu çıkarılmış. Onun nedeni de şu. Şimdi elektronik olduğu için nötr kopuğunda bu içeride çalışmayacaktır. Yani kaçak akım sistemi, toroid sistem çalışmayacaktır. Bu durumda da diyor ki nötr kopuğunda en azından topraklama barası üzerinden faz toprak gerilimi arasından içerisindeki kart çalışmasını sürdürsün diye bir de burada beyaz ya da gri bir kabloyla kabloyla dışarıya uç çıkarılmış mavi götürüp pano girişindeki nötr barasına gri ile götürüp toprak barasına bağlıyorsunuz ve içerideki toroidin enerjisiz kalması nötr kopuğunda engellenmiş oluyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer benim açma, toroid sistemin açması eğer bir nötr toprak temasındaysa dikkat edecek olursanız bu sadece 2 ile 1 klemensler arasındaki yani fazı kesiyor. Nötrü kesmiyor. Eğer toroidim açma yaptı ama sadece fazı kesti, nötrü kesmediği için eğer hatam benim nötr toprak ya da nötr koruma iletkeni arasındaysa hata akım akmaya devam edecektir. Türkiye'de biz daha çok RCCB veya RCB yolları görüyoruz. Ama özellikle Amerikan piyasasında RCD'lerin çok fazla çeşitleri var. SRCD, bunlar mesela entegre hata akım cihazı bulunan priz. Şimdi sisteminizde sizin bir RCD yok. Örneğin TN-C bir sisteminiz var. RCD tutmuyor ama bir üründe de siz kaçak akım koruma ya da hata akım koruması sağlamak istiyorsunuz. Örneğin o ürüne özel bu prizleri ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bunların içerisinde e, RCD özelliği var. Hata akımlarına ne yapıyor? Açma yapıyor. FCU RCD. Bu da entegre hata akım cihazı bulunan sigortalı bağlantı ünitesi, bağlantı kutusu. Bu bir buat olarak düşünün. Ek yeri gibi düşünün bunu. Hem içerisinde sigorta var. Şunun altında küçük e, diyazet tipi, neozet tip sigorta olması lazım hem küçük bir sigorta var, eriyentelli sigorta var, hem de içerisinde işte hata akımlarını da açma yapan toroid sistem var. Bunu Türkiye'de bulmak zor. Belki özel olarak götürmek lazım ama örneğin bu geçenlerde bana lazım oldu. Bir arkadaşın klima bağlantısını yapıyoruz ama orada koruma iletkeni yok. Koruma iletkeni yerine işte hani hatalı olduğunu bilmeme rağmen sıfırlama yaparak klimanın bağlantısını yaptım. Eğer böyle bir ürün olsaydı işte sıfırlamayı girişinde yapardım. Daha sonra işte faz, nütür, koruma iletkeni olarak buradan klimaya giderdik. Ha bunu bunun yerine ne yapabilirsiniz? Sıvı üstü sigorta MCB kutuları var. Ondan bir tane vidalayacaksınız duvara ya da her nereye. İçerisine bir tane işte RCD bağlayacaksınız. Ondan sonra işte devreye bağlantı yapacaksınız. Ama bu ürün kompakt bir şekilde sizin bir bağlantı kutusu olarak içerisinde kendi hata akım koruması ne yapıyor? Sağlıyor. PRCD bu da taşınabilir. Artık akım cihazı, fiş, hata akım cihazı ve bir veya daha fazla prizden oluşan bir cihaz. Aşağı akım koruması içerebilir de içermeyebilir de. Yani bunun içerisinde demin ki işte buat şeklindeki RCD'de olduğu gibi sigorta en azından eleyenterli olabilir, olmayabilir. Bu da RCD'nin fiş ve priz grubu şeklinde kullanımı. CBR bu ne? Aşırı akım ve kısa devre koruması sağlayan MCCB ve hata akım koruması. Üzerine entegre olan ya da sonradan eklenebilen bir hata akım ünitesiyle kombinasyon halindeki devre kesici. Videonun bir kısmında da bahsetmiştim. MCCB bizim Türkçe'de kompakt şalter olarak kullandığımız ürün. Kompakt şalterin içerisinde kendi dahilinde bir hata akımı ölçme yani bir toprağa karşı hata akımı ölçme toroid sistem olabilir ya da burada olduğu gibi daha sonradan bunu hani RC ünitler vardı ya orada olduğu gibi harici olarak ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. MRCD modüler kaçak akım cihazı hata akım tespit edip değerlendiren bir cihaz. Aşırı akım kesme cihazının sigorta, kompak şalter, motor koruma şalteri kontaklarının açmasını sağlar. Toroid role diye geçer bu bizde. Burada dikkat edecek olursanız bir tane MCCB kullanılmış. Çıkışındaki toroidden geçirilmiş bunun e, bağlantıları kabloları ve buradaki bir tane MRCD'ye gelmiş toroid'in uçları ve bu hata akım değerine bakıyor. Ayarlanan akım değerinin üstüne çıkıldığında ayarlanan süre kadar bekliyor ve daha sonra MCCB'nin açması sağlanıyor. Bu bir MCCB olabilir, kompakt şartör olabilir, bir MCB olabilir, otomat olabilir ya da bir kontaktör üzerinden açma sağlıyor. Nasıl yapabilir bu işlemi? Bunun üzerinden bir normalde açık, orta koşulu ve bir normalde kapalı kontak vardır ve açma yaptığında kontakları konum değiştirir. Buradaki MCCB'ye siz uzaktan açtırma bobini bağlayabilirsiniz, düşük gerilim bobini bağlayabilirsiniz o örneğin uzaktan açtırma bobini bağladığınızda bunun MRCD'nin, Toraytrolen'in normalde açık kontağını kullanırsınız. Açma yapması gerektiğinde kontağını kapatır, uzaktan açtırma bobini enerjilendir ve MCB'nin MCCB'nin tribe düşmesi sağlanır. Ya da düşük gerilim bobini kullanırsanız eğer bunda, düşük gerilim bobinde bu sefer normalde kapalı kontağı üzerinden siz enerji verirsiniz. Açma yaptığında o kapalı kontağı açacaktır ve düşük gerilim bobinin enerjisini kestiği için MCC bir açma yapacaktır. Peki hangisi? Şöyle söyleyeyim buradaki önceliğinize bağlı. Güvenlik için hatta benim PLC'lerde güvenli bağlantı ile ilgili hazırlamış olduğum videolar var. Mesela güvenlik sistemlerinde normalde kapalı kontak kullanılır ki kontak açıldığında işte sistem dursun. Eğer bir kablo kopması olursa normalde açık kontakta güvenli bir çalışma sağlamayacaktır. Ama normalde kapalı bir kontakta kablo çıktığında da koptuğunda da kesildiğinde de sistem duracaktır. O videoları inceleyebilirsiniz. Şimdi güvenlik önemli ise burada sizin için düşük gerilim bobinini kullanmanız lazım. Niye? Buradaki Toroid Relay'nin, MRCD'nin normalde kapalı üzerinden siz düşük gerilim bobinini besleyeceğiniz için eğer Burada herhangi bir kablo koptu, kablo çıktı. Ne demek istiyorum? Yani düşük gerilim bobini besleyen bu ara bağlantıda, bu durumda herhangi bir kablo arızasından dolayı da e, MCCB'niz açma yapacaktır. Yok, güvenlik benim için o kadar aşırı önemli değil. Diyorsanız da, burada bir uzaktan açtırma bobini yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. RCM, bu da elektrik tesisatlarına hata ve kaçak akımların varlığını izlemek için tasarlanmış bir cihazdır. Herhangi bir açma cihazı veya aşırı akım koruması içermez. Alarm kontağı kontakları vardır. İstenildiği takdirde kontaklar ile açtırma bobini arasıyla MCB veya MCCB'ye açma veya alarm verdirilebilir. Bunlar genellikle IT şebekelerde kullanılan koruma elemanlarıdır. Burada dikkat edecek olursanız ön panelde çeşitli parametreleri görebilirsiniz. Görebildiğiniz parametrelerden bir tanesi de toprağa akan hata akım değeridir. Bunu belli noktalarda ayarlayabiliyorsunuz. Belli değerin örneğin üstüne çıktığında bunun üzerlerinde yine normalde açık ve normalde kapalı kontaklarla vardır. O kontaklar üzerinden bir alarm verdirebilirsiniz. Ya da bunu bir MRCD olarak kullanabilirsiniz. Yine MCCB ya da MCB'ye açmada verdirebilirsiniz. Ama bunların kullanım yeri genellikle hata akım değerlerini ya da sistemdeki sabit kaçak akımları görmek için teşebekelerde kullanılan koruma elemanlarıdır. İT şebekeleri videonun sonunda kısaca değineceğim. Orada da tekrar bundan bahsedeceğiz. Şimdi sembollere göz atalım. Bu sembol bir kutuplu ve üç kutuplu genel sigorta semboldür ve daha çok eryantelli sigortalar için kullanılır. Burada bir, iki ve üç kutuplu olarak otomat sigortanın yani MCB'nin sembolünü görüyorsunuz. Şuradaki ok bana manyetik açıyı kısa devrelerde, kare ise termik açıyı aşırı yüklerde gösterir. Şimdi RCCB'lere gelelim. RCCB'lerde ise bunda ne vardı? Sadece toilet rölede hata akım değerine bakıyordu. Yani termik manyetik koruma yoktu. Onun sembolü bu şekilde şu bana toroid röleyi gösteriyor. Bir de ne vardı? RCBO'lar vardı. Bunlarda neydi? Aşırı akım ve kısa devre koruması olan yani MCB özelliği olan cihazlardı. Dikkat edecek olsanız şuradaki çarpı bunun aslında yük ayırıcısı olduğunu ve şuradaki oksa bunun işte kısa devrelerde koruma yaptığını bana ne yapıyor? Gösteriyor. Şu anda hazırlamış olduğum bir sunum daha var. ISI standartlarındaki semboller, sembollerini anlama geldi. Eğer fırsat bulabilirsiniz bilirsem onunla ilgili de videoyu çok fazla uzatmadan yakın zamanda yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi RCD'lerin tipleri var. Bunların üzerinde duralım. Nelermiş bunlar? ISI 61008'e göre AC ve A tipi RCD'ler var. ISI 62423'e göre F ve B tipi RCD'ler var ve bir de IC61009'a göre de daha önce bahsetmiş olduğum RCD blokları ve RCBO'lar var. AC tipi RCD'ler sinüsoidal AC hat akımlarını algılarlar. Dirençli kapasitif endüktif yükler hiçbir elektronik bileşimi olmayan cihazlar. Yani işte dirençli su ısıtma elemanlarına sahip fırın, ocak, şopen gibi elemanlar, yükler. İşte tungsten ya da halojen aydınlatma armatürleri AC tip RCD'lerde kullanılabilecek yüklerdir. Birçok Avrupa ülkesinde şu anda AC tip, RCD'lerin kullanımı izin verilmiyor, yasaklandı. Nedenini açıklayacağım size videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi A tipi RCD'ler var. AC hata akımlarını ilave olarak diyotla doğrultulmuş, bir fazla dalgalı yani filtresiz DC gerilimle beslenen cihazların hata akımlarını algılarlar bunlar. Peki hangi yüklerdir? İşte bileşim. IT ve multimedya cihazları, bilgisayarlar, LED, LCD televizyonlar, frekans kontrolü olmayan çamaşır makinesi gibi cihazlar, yani bu bildiğimiz universal tip olanlar, dimmer veya ev bina elektronik sistemlerinde kullanılan LED armatür sürücüleri, işte elektronik bileşenli bir fazla güç kaynakları ya da işte indüksiyon ocakları A tipi RCD'ler için yüklerdir. F tipi RCD'ler yani eski aslında U tipi olarak isimlendirilen RCD'ler, asi hat akımları diyotla doğrultulmuş bir fazla dalgalı yani filtresiz DC gerilimle beslenen cihazların hata akımlarını ilave olarak 1 kHz'e kadar yüksek frekans üreten cihazların hata akımlarını algılarlar. Peki Hangi yükler bunlar? Bu sefer motor sürücülü, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurtucular ve klimalar ve buna benzer diğer işte bir fazla invertörlü cihazlar. Yalnız buradaki invertörlü cihazın güç katsayısı düzeltmesi yapmaması lazım. Güç katsayısı düzeltmesi yapanlar biraz sonra göreceğiz. B tipi kaçak akım röleleri kullanılması gerekli. O tip alıcılarda ya da işte elektronik sistemde boost konvertörle gerilim yükseltmesi yani DC-DC gerilim yükseltmesi yapmaması lazım. İşte floresan aydınlatmalar, geçici harmonikli yükler, yıldırım düşmesi riski yüksek yerlerde F tipi RCD'ler kullanılır. B tipi RCD'ler daha önce saymış olduğumuz A ve F tipi ilave olarak, RCD'lere ilave olarak 2 kHz'e kadar frekans üreten cihazların ve anahtarlamalı ya da işte saf DC gerilim üreten cihazların hata akımlarını algılarlar. Bunlar örneğin 3 fazlı elektronik ekipmanlar, motor sürücüleri, UPS'ler, fotovoltaik sistemler, güç elektroniği, anahtarlamalı dönüştürücü sistemler, saf DC formunda çalışan cihazlar, elektrikli araçlar, tek veya üç fazlı bunların şarj istasyonları, DC akım yüklerine sahip tıbbi ekipmanlar B tipi RCD'ler için yüklerdir. Ve B artı tipi bir RCD'imiz daha var. Aslında bu B tipi. Bu da yine B ne ilave olarak bu sefer 20 kHz frekans üreten cihazların hata akımlarını algılarlar. Az önce size DC hata akımlarından bahsettim. Peki DC hata akımları nasıl oluşur? Her ne kadar diyotlar ya da diğer kontrollü anahtarlama elemanlarıyla AC gerilim doğrultularak artı ve eksi polariteli bir DC gerilime dönüştürülse de herhangi bir yalıtım trafosu ile ayrılmadığı müddetçe yani bir yalıtım trafosu ile izolasyon olmadığı müddetçe artı ya da eksi polaritenin fazlara ya da nötr'e karşı bir potansiyel farkı olacaktır. Örneğin şurada 3 fazlı köprü tipi bir doğrultma yapmışız. Burada doğrulttuğumuz gerilim değeri şurada grafikte görüyorsunuz dalgalı bir gerilim değeri ama burada artı ucun ya da eksi ucun L1, L2, L3 fazlarına karşı bir potansiyel farkı olacaktır. Arada herhangi bir trafolu yalıtım yapılmamış. O nedenle evet burada da yine toprağa karşı neydi L1, L2, L3 fazları benim dağıtım trafomda, AG trafomda yıldız noktası topraklı olduğu için L1, L2, L3 fazları yine artı ve eksi polaritede potansiyel fark olacağı için de toprağa karşı bir kaçak akıp ne yapacaktır? Geçirecektir. Yine bir motor sürücüsünü görüyorsunuz burada. Motor sürücüsünün burası DC barası. Yine köprü tip 3 fazla doğrultma yapılmış ama yalıtımlı bir doğrultma değil. O nedenle buradaki DC baranın artısının L1, L2, L3 fazlarıyla aynı polaritede olduğunu bakın dikkat edecek olursanız L1, L2, L3 fazı aslında bunlar. L1, L2, L3 fazı ve bu nedenden dolayı da yine toprağa karşı bir hata akımı, bir kaçak akım geçirecektir. Peki Arada bir yalıtım trafosu olduğunu düşünelim. Doğrultucunun önünde bir yalıtım ya da dönüştürücü transformatör bulması durumunda DC devresi ile toprak arasındaki bir yalıtım hatasında bu hata akımını RCD algılamayacaktır. Eğer bir yalıtım trafonuz varsa sizin burada kaçak akım rölesi de burada L1, L2, L3 fazlarına ve nötre bağlandığında aslında L1, L2, L3 fazlarının toprağa karşı olan Potansiyel farkından dolayı toprağa bir kaçak akım ya da hata akımı oluşacaktır. Ama siz trafoyla ayırdığınızda ve bunu doğrulttuğunuzda artık şebeke tarafıyla herhangi bir polaritesi kalmaz. O nedenle dolayı da RCD bunu algılamaz. Orada da başka algılama cihazları kullanacağız. Onları da göreceğiz. Şimdi yük özelinde inceleyelim bunları. Örneğin faz açısı kontrol devresi yani bizim AC kırpma devremiz. Bunda hangi RCD'ler kullanılabilir? AC, A, F ve işte B tipi bunda RCD'ler kullanılabilir. Bunları daha çok ben nerede görüyorum? Bunları dimmer devrelerinde görüyorum ya da işte soft starter'larda görüyorum. Faz açık kapalı kontrol devresi yani on off'ta önemli bir solid state röleyle ya da bir ne bileyim kontaktörle ya da anahtarlama elemanıyla eğer siz bir anahtarlama işlemi yapıyorsanız yani sinüsoidalı bozmadan bir anahtarlama işlemi yapıyorsunuz. Bu durumda da yine 4 tip işte RCD'yi de ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz. Tek fazlı kontrolsüz yarım dalga doğrultma devresinde artık yavaş yavaş doğrultucuya giriyoruz. Doğrultucuya girdikten sonra AC tipi RCD'ler bunu algılamıyor. Bunun da teknik detayını vereceğim size. Bu durumda A tipi, F tipi ya da B tipi bir RCD kullanmak zorundasınız. Tek fazla kontrolsüz tam dalga doğrultma devresi. Burada artık doğrultuculara girdiğimizde AC tipi RCD'ler çalışmayacaktır. Bunun nedenlerine değineceğim. Dikkat edecek olursanız burada tam dalga bir doğrultma yapmışız. Eğer yük tarafında bir hata akımı oluşacak olursa işte artı alternanslı sinüsoidelerin artı alternanslarında bir hata akımı geçecektir. Bunda A tipi, F tipi ya da B tipi RCD'ler kullanılır. Tek fazlı kontrolü tam dalga doğrultma devresinde yine AC'yi kullanamıyoruz. Doğru akıma geçtiğimiz için. Burada yine A, F ya da B tipi RCD'ler kullanılır. Aktif güç faktörü düzeltmeyen doğrultucular redresörlerde. Bu sefer burada da artık yavaş yavaş düz DC'lere geçmeye başladık. Burada da deminki anlattığımız doğrultmalar bizim ripplelı dalgalı doğrultmalardı. Şimdi yavaş yavaş işte tam düz filtre edilmiş doğru akımlara gelmeye başladık. Burada da AC ve A tipini kullanamayız. F veya B tipi bir RCD kullanmamız gerekli. Aktif güç faktörü düzeltmeyen bir faz girişli motor sürücüleri burada ise F ve B tipi RCD'ler kullanmamız gerekli. Tek fazlı kontrolsüz yarım dalga kondansör filtreli doğrultma devresi. Burada DC Akım artık dalgalı değil, düz bir DC akıma doğru geliyor. Biraz sonra bahsedeceğim. A ve F tiplerindeki algılayabileceği DC akım, hata akım değeri belli sınırlardadır. O nedenle işte tek fazlı kontrolsüz yarım dalga filtreli doğrultma devrelerinde AC, A veya F tipi RCD'ler kullanamayız. Burada B tipi bir RCD kullanmamız gerekli tek fazla kontrolsüz yarım dalga kondansör filtreli doğrultma devreleri. Bunu nerede görüyoruz? Bunları mesela elektrik şarj istasyonlarında görüyoruz ya da buna benzer çok fazla alanda filtreli doğrultma yapılmış elemanlar var, cihazlar var. Burada yine A, C, A veya F tipini kullanamazsınız. B tipi bir RCD kullanmanız gerekli. Bir faz girişli motor sürücüsü invertörler. Burada güç faktörü düzeltilmişse F'yi kullanamıyorsunuz ama güç faktörü düzeltilmemişse F'yi kullanabilirsiniz. Burada güç faktörü düzeltildiği için yine A, C, A ya da F'yi kullanamazsınız. B tipi bir RCD kullanmanız gerekli. İki fazlı kontrolsüz tam dalga doğrultma devresi. Burada yine sadece B tipi bir RCD ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Artık dikkat edecek olursanız hani DC, düz DC'ye yaklaştığımız noktalarda B tipi kaçak akımlı kullanmak zorundayız. 2 fazlı kontrolsüz tam dalga doğrultma devreleri. Örneğin bunları UPS sistemlerde görüyoruz. Bu da benzer yerlerde var. B tipi burada kaçak akım rölesi kullanmak zorundayız. İki faz girişli motor sürücüleri, inverterler. Yine bunlarda B tipi RCD'ler kullanılır. 3 fazlı kontrolsüz yarım dalga doğrultma devreleri. Bunlar da B tipi RCD'ler kullanılır. Üç fazlı kontrolsüz yarım dalga doğrultma da devresi. Bu mesela bir kaynak makinesi olduğunu düşünelim. DC akımla kaynak yapan toz altı ya da gazaltı neyse B tipi burada bir RCD kullanmak zorundasınız. 3 fazlı kontrolsüz tam dalga doğrultma devreleri burada B tipi bir RCD kullanmanız gerekli. Bunlar ne? Örneğin DC motor sürücüleri. Az önce söylediğimiz gibi kaynak makineleri DC ile yapan. Bunlar da B tipi bir RCD kullanmanız lazım. 3 faz girişli motor sürücüleri, inverterler. Bunlarda da yine A, C ya da A ya da F kullanamazsınız. B tipi bir RCD kullanmak zorundasınız. Bunları nerede görüyoruz? Endüstride 3 fazla motor sürücülerini şu anda çok sık kullanıyoruz ve bunlarda da 3 fazla motor sürücülerinde de B tipi bir RCD kullanmanız gerekli. Fotovoltaik tesisler. Bunların içerisinde saf DC bileşenli kaçak akım ya da hata akımları olduğu için burada da B tipi bir RCD kullanmanız gerekli. RCD için hata akım dalga şekilleri ve açma aralıkları, hata akım dalga şekli, ve işte hata ya da kaçak akım açma sınır değerleri. Bunlar çok fazla şekilde burada var. Bunların biraz sonra ne anlama geldiğini daha sade şekliyle anlatacağım. Bunlar standartlarda olan, IEC'de olan değerler. 3 tanesini örnek vereceğim ama merak edenler videonun bu kısmını durdurup tek tek bunları okuyabilirler. Evet, alternatif akım bir RCD alternatif akımı yani 50 Hz'lik bir alternatif akımı hata akımını algılamak için kullanılıyorsa işte hata akım değeri 30 mA hassasiyetine sahip bir RCD alternatif akım şebeke geriliminde 0.5 ile 1 anma akım değeri yani 30 mA 15 ile 30 mA arasında açma yapacaktır. Yani siz bir RCD'yi kullanıyorsunuz. Normal 50 Hz'lik şebekede bu RCD'yi kullanırken 30 mA'lık RCD'nin sizin 15 mA ile 30 mA arasında standart gereği açma yapacaktır. Bunlar genellikle işte 24 26 miliamperler arasında açma yapacak şekilde ayarlanır. Bir üretici arkadaşla sohbet ediyorduk. Ya dedi biz işte açma akım değerini aşağı bir değerlerde seçtik yani 15 miliamper. Hadi işte 18 20 miliamperler diyelim. Bu sefer dedi piyasada bizim dedi kaçak akım rölelerimiz açma yapan kaçak akım rölesi ne çıktı dedi. O nedenden dolayı biz de dedi işte hata akım değerini 27 28 miliamperlere çekmek zorunda kaldık dedi. Standart buna müsaade ediyor. Yani 15 30 aralığında bir değer de siz RCD'yi ne yapabiliyorsunuz? Açma yaptırabiliyorsunuz. Sabit doğru akım olduğunda bu. Örneğin hata akım değeri 30 mA hassasiyetine bir RCD düz dalgalı değil. Düz doğru akımda hata akımında doğru akımın daha az tehlikeye sahip olması da hesaba katılarak 0.5 ile işte 2 e, mislinde yani maksimum ne diyelim 15 miliamperle 60 miliamper arasında açma yapacaktır. Peki 1 kHza e kadar alternatif akımlarda ne olacak? İşte 150 Hz'de 0.5 2.4, 400 Hz'de işte 0.5 6, işte 1 kHz'de de 0.5 ile 14 misli. bakın bu 14 ms'sine biraz sonra yine tekrar değineceğim. 14 ms'linde açma yapabilecektir ne demek istiyorum? 30 mA hassasiyetine sahip bir B tipi örneğin bahsettiğimiz olsun 400 Hz'de 0.5 ila 6 misli yani 6 görüş 18 180 mA'de ne yapacaktır? Açma yapacaktır. 14 misli dediğiniz zaman da 420 mA'lerde ne yapacaktır? Açma yapacaktır. Az önce ben size işte hangi yükte hangi kaçak akım rölesi kullanılması gerekli ondan bahsetmiştim. Onu en pratik haliyle burada görebiliriz. Örneğin ısıtıcılarınız varsa sizin bunlarda A tipi ya da AC tipi bir kaçak akım rölesi kullanabilirsiniz. Eğer iş multimedya cihazlarına, bileşim IT cihazlarına kalıyorsa bunda A tipi bir kaçak akım öylesi, RCD kullanmanız gerekli. Yine LED tipi bir aydınlatma yapıyorsanız, işte bunlarda yine A tipi. Eğer bir fazlı inverterli klimalarınız varsa, bunlar da F tipi. Eğer üç fazla inverter sistemleriniz, klimalarınız varsa, bunlar da B tipi. Ya da işte motor sürücünüz, motor kontrol yapıyorsunuz sürücüyle, bunlarda da B tipi RCD kullanmak zorundasınız. Peki RCD'nin açma nedenleri nelerdir? Öncelikle yanlış bağlantılar. Bu tesisatta ya da bağlı olan cihazın içerisindeki yanlış bağlantılar RCD'yi açtırır. Mesela fas toprak temasında ya da nötr toprak temasında RCD'miz açma yapacaktır. Bununla ilgili örnekleri videonun önceki kısımlarına vermiştim. Uygun sınıfta RCD kullanmama. Bundan kastımız ne? Az önce A tipi, A tipi, F ve B tipi asitlerden ve bu asitlerin kullanılabileceği yüklerden bahsetmiştim. Evet burada eğer RCD yüke uygun seçilmezse yine RCD'miz açma yapacaktır. Harmonikler ki harmonikler RCD'yi niye açtırır? ya da seçicilik hataları. Seçicilik nedir? Cihazdaki ya da tesisattaki doğal kaçaklar, işte yıldırım ve diğer gerilim darbeleri, akım darbeleri bunlar RCD'yi açtırır ve bunları sırasıyla videonun ilerleyen kısımlarında tek tek ele alacağız. Öncelikli olarak tesisattaki doğru ve hatalı bağlantıların üzerine duralım. Örneğin bir tane RCCB'miz var. Yani sadece kaçak akımları hatta akımlarını algılayan cihazımız var. Bunun çıkışına 3 tane MCB otomatik sigorta bağlamışız. Pas RCD'nin içerisinden geçtikten sonra işte 3 tane MCB üzerinden linyelere ya da sortilere dağılmış. Dikkat edecek olursanız RCD çıkışına bir adet nötr barası koymuşuz ve nötr barasından da yine bu MCB'lerin besleme yaptığı linyelere nötr hattı çekilmiş. Bu bir doğru bağlantıdır. Yine RCCB'miz var. RCCB'nin çıkışına yine 3 adet MCB koymuşuz. Bunlar çift kutuplu faz artı nötrü kesen MCB'ler. Yine dikkat edecek olursanız fazlar MCB üzerinden yine nötrler çiftli olduğu için yine MCB üzerinden linyelere dağılmış. Yine bir RCCB'miz var. Bu sadece kaçak akımlara, hata akımlarına bakan bir koruma elemanı. Bunun çıkışında 3 adet linyeye ya da işte sortie'ye çıkış vermişiz. Bunlar RCBO'lar üzerinden yapılmış. RCBO'lar neydi hatırlarsanız İçerisinde hem Toroid sistemle hata akımlarına bakıyordu hem de manyetik termik açıyla devre ve aşırı yüklerde bir MCB gibi çalışıyordu. Burada seçicilik kısmında zaman seçiciliğinde bunu tekrarlayacağım ama aşağıda kullanmış olduğumuz RCBO'lar G tipi ya da standart tip Yukarıda kullanmış olduğumuz RCCB ise C tipi. Burada bir zaman seçiciliği ve akım seçiciliği söz konusu. Zaman ve akım seçiciliğini daha detaylı bir şekilde videonun ilerleyen kısımlarında ele alacağız. Şimdi sistemimizde yine bir RCCB'miz var. Yani hata akımlarına bakan bir koruma elemanımız var. RCCB'nin çıkışında MCB'ler üzerinden linyelere besleme alınmış. Ayrıca yine harici bir RCCB üzerinden de ve onun çıkışındaki MCB'ler üzerinden de yine linyelere çıkış alınmış. Burada dikkat edecek olursanız en yukarıdaki RCB'min çıkışı bir nötr barasına getirilmiş. Bu nötr barasından daha sonra buradaki MCCB'lerin beslediği linyelere, sortilere nötr iletkeni aktarılmış ve burada kullandığımız Alt tarafta kullandığımız yine RCCB'miz var. Bunun çıkışında da yine nötr bir nötr barasına getirilmiş. Yine bu RCCB'nin altındaki MCB'lerin beslediği linyelere bu nötr barasından bağlantı yapılmış. Burada ise iki RCCB var ve dikkat edecek olursanız iki RCCB'nin de altında beslemiş olduğu MCB'ler üzerinden, otomatik sigortalar üzerinden beslemiş olduğu linyelerin sortilerin fazları ve bu fazlarla birlikte nöt, giden nötr iletkenleri her RCCB altında kendisine ait bir nötr barası üzerinden dağıtılmış. Gelelim yanlış bağlantılarımıza. Burada dikkat edecek olursanız bir RCD'miz var. RCD'mizin çıkışında siyah faz iletkeni ya da mavi ile gösterilmiş nötr iletkeninin koruma iletkeni teması durumunda fark etmez fazı de olabilir, nötr iletkeni de olabilir. Koruma iletkeni ile temasında ya da toprak temasında RCD'miz açma yapacaktır. Bu bir yanlış bağlantıdır. Buradaki RCD'mizde ise nötr giriş kremensinden alınmıştır. Burada gelen ve giden akımların eşitliğine baktığı için RCD, tamam gelen akım RCD'nin troidi içerisinden geçiyor ama giden nötrden giden akım RCD içerisinden geçmediğinden burada RCD açma yapacaktır. Bu bir yanlış bağlantıdır. Burada ise klemenslerin giriş yönleri farklı bağlanmış. Bu faz klemens de de olabilir. Fazın geçmiş olduğu bağlandığı klemens de olabilir. Nötrün bağlandığı klemenslerde de olabilir. Eğer klemenslerde giriş çıkışların yerlerini yanlış bağlayacak olursanız toroid neye bakıyordu? Gelen ve giden akımlara. Bu sefer fazla nötrü iletkeni ters bağlandığı için aynı yönde manyetik alan oluşturacaktır. Halbuki fark manyetik alanına bakıyordu benim arsidim. O nedenden dolayı da burada arsidi açma verecektir. Ha eğer ikisini de yanlış bağlarsanız yani yukarı değil de enerjiyi aşağıdan verip yukarıdan yüke giderseniz arsidiniz açma yapmayacaktır ama burada faz ya da nötr'ü, klemensini, giriş çıkış yerlerini karıştıracaksanız RCD'niz açma yapacaktır. Buradaki örnekte ise iki tane RCD'miz var. RCD çıkışlarına dikkat edecek olursanız nötr iletkenleri köprülenmiş, birleştirilmiş. Burada iki RCD'de gelen ya da giden akımlara baktığı için RCD çıkışlarındaki yük durumuna bağlı olarak nötr iletkeni örneğin yük bir daha güçlü bir yükümüz olsun. Bunun dönen akımı RCD1'in içerisinden geçmeyecektir. Aynı zamandaki buradaki nötr iletken üzerinden RCD2 içerisinden de geçecektir. Yani burada gelen ve giden akımların eşitliği söz konusu olmayacağı için RCD'lerimiz açma yapacaktır. Burada da iki tane RCCB'miz kullanılmış. Bu RCCB'ler çıkışlarında kendi NCB'ler ile dinyelerini beslemişler. Ama nötr barasını ortak kullanmış buradaki sistemde. Burada RCCB'lerimiz açma yapacaktır. Çünkü az önce söylediğim gibi örneğin buradaki benim linye sistemi yüklü olduğunda bunların dönüş nötr akımları yine buradaki diğer RCCB'nin içerisinden geçecektir. Bu sefer iki RCCB içinde gelen ve giden akımlar eşit olmayacağı için açma yapacaktır. Bu da yanlış bir bağlantıdır. Şimdi faz toprak ya da nötr toprak temasına neden olabilecek arızalar? Dedik ya demin eğer fazla toprak ya da nötrle toprak temas edecek olursa bizim RCD'miz açacaktır. Bu hatalarımız bağlantı klemenslerinde ya da ek yerlerindeki temaslar şeklinde olabilir. Sıvı nem kaynaklı temaslar şeklinde olabilir. Metal buat tularına temaslar şeklinde olabilir. Metal buata eğer faz ya da toprak iletkeni temas edecek olursa metal buat montajı yapıldığı duvar üzerinden yine toprağa bir hata akımı aktaracaktır. Metal borulu tesisatlarda boru içerisindeki temaslar. Örneğin bir metal boru içerisinden iletkenlerimizi geçirdik. İletkenlerimizin yalıkkanında zayıflama var ve bu nedenden dolayı faz ya da nötr iletkenimiz bizim metal boruya temas halinde. Muhtemelen bu metal borular bir şekilde topraklanmıştır. Yani koruma iletkeniyle bağlanmıştır. Bağlanmasa bile bu metal boruların montaj yapıldığı duvar üzerinden çünkü duvarla yani betonun topraklama direnci ile zeminin topraklama direnci üç aşağı 5 yukarı aynıdır. Yine bu montajının yapıldığı beton zemin ya da bu bir yer altından giden kablo olabilir. Burada bir toprak teması oluşacağı için yine burada da RCB'miz açma yapacaktır. Yine metal kablo tavasındaki temaslar yine metal kablo tavasının içerisinden geçen iletkenlerde ya da ek yerlerinde tavaya faz ya da nötr iletkenine temaslar olabilir. Bir çivi ya da vida gibi cisimlerin kablo iletkenine teması bu çok sık yaşadığımız durumlardır. Çiviyi çakarsınız ya da vidayı çakarsınız duvara ama arka tarafından bir kabloyu delebilir. Yine bunun üzerinden bir toprak teması gerçekleşir. Su, gaz gibi borulara temaslar. Yine su boruları, gaz boruları topraklı borulardır. Hem topraklı hem de toprak temasları vardır bunların. Ve bu gaz ya da su boruları metal borulara işte suysa plastik de olsa eğer işte bir armatür üzerinden. Eğer bir iletken akım taşıyan iletken temas halindeyse yine bu da RCD'mizi açma neden olacaktır. Beton teması ya da beton içerisinde kalması bu da yine tesisatlarda sık rastladığımız durumlardır. İşte elektrik tesisatı çeker, alt, arkasından boyacı alçıpan yapar, alçıpan yaparken işte oradaki bu hatların içerisine alçı kaçırır ya da işte bir priz kasası ya da bir buat daha sonradan alçıyla sıvayla kapatılır. Burada da yine toprak teması gerçekleşecektir. Kemirgenler, kimyasal, güneş gibi etkilerden kablo yalıtkanındaki aşınmalar, cihaz içerisinde oluşan temaslar, yanlış kesit seçimi ya da gevşek bağlantılar nedeniyle ısınarak eriyen yalıtkanlar. Şimdi tesisatımızın yapısını bir inceleyelim. İşte TEDAŞ'tan enerjiyi aldık. Ana kolondaki bir tane kesicimize geldi bu. Daha sonra dairemizin sayıcına geldi. Dairemizin sayı çıkışına fazla tek kutuplu bir MCB kullanabiliriz. Ya da çift kutuplu bir MCB kullanabiliriz. Daha sonra bu MCB'nin çıkışından RCD'ye giriş yaptık. RCD'nin çıkışından da işte linyelere dağılacak olan, linyeleri besleyecek olan MCB'lere ne yaptık? Fazı verdik. Burada üst bağlantıda MCB barası da kullanabilirsiniz. Ya da işte kabloyla da bu dağıtımı yapabilirsiniz. Daha sonra MCB'lerin çıkışlarından linyelere faz beslemesini yaptık. ACD çıkışına bir tane nötr barası koyduk. Nötr barasından yine linyelerin nötr beslemelerini verdik ve benim dağıtım panomda bir topraklama baram var. Yine topraklama baramdan da linyelerin işte koruma iletkeni bağlantısını yaptım. Aslında tesisatımızın temel yapısı bu. Şimdi burada bir, bir algoritmamız var. Bu Kıbrıs Elektrik Mühendisleri Odası'nın hazırlamış olduğu bir algoritma en temel haliyle RCD'nin neden açma yaptığını bulmamız için hazırlanmış bir algoritma. Bunu biraz sonra çok daha detaylı bir şekilde ben sizlere anlatacağım ama temel mantığı anlamamız açısından bu algoritmaya bir bakalım. RCD'miz açma yaptı. Tüm cihazları kapatın ya da işte bunları fişten çekin ve RCD'yi tekrar kapatın. Yani kurun. RCD açtı mı? Eğer tüm fişler çıkarılmışken cihazlar ve kapalıyken eğer RCD'im tekrar açıyorsa bu sefer tüm MCB'leri tek tek sıfıra getireceğiz. Ve daha sonra tüm MCB'leri açtık, sıfıra getirdik. Daha sonra tek tek her birini kapatacağız. Yani bir konumuna getireceğiz. RCD açma yaptı mı, yapmadı mı? Eğer RCD açma yapmadıysa bir sonrakine, yapmadıysa bir sonraki sigortayı kapatacağız. Yani bir konumuna getireceğiz ve sigortanın birini kapattığımızda, bir konumuna getirdiğimizde RCD eğer açma yapıyorsa açılan son devrenin toprak arızası var. Başa dönüyorum. Tüm cihazları fişten çıkarttık ve RCB'yi tekrar kurduk. Yani RCB bir konumuna getirdik. RCB açma yaptı mı? Eğer RCD açma yapmadıysa tek tek her seferine bir tane cihazı devreye sokacağız ve RCD'nin açma yapıp yapmadığına bakacağız. İşte cihazları fişten çıkartmıştık, lambalarını atmıştık, açmıştık anahtarlarını. İşte lambaları tek tek kapıyoruz sırasıyla kapatıp açıyoruz. Cihazları fişe takıp çıkarıyoruz. Yine her bir seferinde RCD açma yapıyor mu yapmıyor mu ona bakıyoruz. Bir cihazı örneğin fişe taktığımızda RCD açma yapacak olursa işte son cihazda cihazın içerisinde bu sefer toprak arızası var diyebiliriz. Şimdi bu en temel haliydi. Gelin bunu detaylandıralım. Şimdi RCD'miz açma yaptı ve bu RCD'nin tesisattaki olası bir hatadan dolayı açma yaptığını düşünüyoruz ve bu olası hatayı arıyoruz. Şu anda yapacağımız temel işlem o. Mevcut durumda RCD'yi 10 konumuna 1 konumuna getirin. Tekrar açma yapmaz ise açma nedeni diğer geçici hatalardan olabilir. Bu geçici rejimlerden kaynaklı olabilir. Videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz. Yani RCD'miz açma yaptı. Hiçbir şey yapmadık. Gittik RCD'yi tekrar kaldırdık ya da 10 konumuna getirdik. 10 konumuna getirdiğimizde açma yapmadı. Demek ki bu geçici rejimden dolayı açma yaptı. RCD açma yaptı. Gittik. Tekrar RCD'yi kurduk. 10 konumuna getirdik. Bu sefer tekrar açma yaptı. Şimdi RCD ikinciye tekrar açma yaptığında ne yapacağız? Tüm cihazları fisten çıkarınız, lamba anahtarlarını açınız, sabit tesis edilmiş cihazlarınızın mümkünse giriş klemenslerinden ayırınız, değilse durdurunuz. Bunlar neler? İşte klima, kombi, ankastra cihazlar. Bunları durdurun, eğer mümkünse bunların giriş klemenslerinden enerjisine kesin klemensleri ayırın. RCD tekrar 10 konumuna getiriniz. Yani RCD'yi tekrar kurduk. Eğer açma yapmıyorsa cihazınızın birinin içerisinde ya da aydınlatma armatürünüzün faz toprak veya nötr toprak kaçağı bulunmakta. Her seferinde bir tanesi olmak kaydı ile sırası ile cihazları fişe takıp çalıştırınız ve lambaları sırası ile yakınız. Sabit test edilmiş cihazlarınız varsa çalıştırınız. Bu şekilde RCD'yi açma yaptıran arızalı cihazı tespit ediniz. Şimdi ne yaptık? Dairemiz içerisindeki tüm cihazlarımızı fişten çıkarttık. Anahtarlarımız varsa bu anahtarlarımızı açtık. Lambalarımızı söndürdük. Sabit test cihazlarımız varsa bunları ya durdurduk. Ya da işte giriş kremenslerinden enerjilerini kestik. RCD'mizi tekrar kurduk. Bir konumuna getirdik. RCD açma yapmadı. O zaman AC'de açma nedeni kuvvetle muhtemeldir ki burada cihazların içerisindeki bir fas toprak ya da nötr toprak temasından dolayıdır ve her seferinde bir cihazı tekrar fişe takıp çalıştırdık. Eğer cihazın birini fişe takıp çalıştırdığımızda bizim AC'dimiz açma yapıyorsa o cihazın içerisinde faz toprak ya da nötr toprak teması vardır diyebiliriz. Az önce ben kuvvetle muhtemel cihaz içerisinde bir faz iletkeni ya da nötr iletkeni ile gövde yani koruma iletkeni ya da toprak arasında bir temas vardır dedim. Peki her zaman bu böyle midir? Olmayabilir. Ne demek istiyorum? Bazen cihaz içerisindeki temaslar ile nötr toprak temasları yani tesisatımdaki nötr toprak temasları karıştırılabilir. Örneğin buzdolabımızın bağlı olduğu linye ya da sorti tesisatımızda bir nötr toprak teması olabilir da gösterdiğim gibi Buzdolabınız prize bağlı değilken bu linya ya da sortiden akım geçmeyeceği için nötrden de toprağa bir akım akışı olmayacak ve RCD açma yapmayacaktır. Şimdi bu cihaz devrede değil. Cihaz devrede değilken nötr iletkeninden akım geçmiyor. Nötr iletkeninden akım geçmediği için de buradan topraklamaya bir hata akımı geçişi olmayacaktır. RCD evet açma yapmayacaktır. Buzdolabınızı prize bağladığınızda ise nötr iletkeninden geçmesi gereken akımın bir kısmı toprak iletkeninden geçeceği için RCD açma yapacaktır. Şimdi cihazı devreye bağladım. Buzdolabımızı örneğin Buzdolabımız bir akım çekmeye başladı devreye girdiğinde. Bu sefer akım nötr iletkenine geldi. Nötr iletkenine geldi fakat buradaki temas noktasından da akımın bir kısmı korum iletkenine geçti. Ve korum iletkeni de RCD'nin toroidin dışından gittiği için de bu hata akımıdır. Ve burada benim RCD'im açma yapacaktır. Şimdi cihazdan dolayı mı açma yaptı? Yani bunun içerisinde de bir faz ya da nötr iletkeniyle gövde teması olabilir. Ya da tesisattaki bir nötr toprak temasından mı açma yaptı? Bunu nasıl ayıracağız? Bir cihazı devreye aldığınızda, prize bağladığınızda, lamba anahtarını kapattığınızda ya da sabit cihazınız varsa onu çalıştırdığınızda RCD açma yaptığında prize bu sefer mümkünse çift yalıtımla. Yani fişinde topraklama olmayan ve akım çeken bir cihaz bağlayarak bu bir saç kurutma makinesi olabilir, elektrik süpürgesi olabilir. RCD'yi tekrar 10 konumuna getiriniz. Eğer RCD açmaz ise arızanızın cihaz içerisindeki temaslardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Eğer RCD açma yaparsa bu linyede ya da sortide bir nötr toprak teması olduğunu gösterir. Bu cihazdan şüpheleniyoruz. Bunun yerine ben getirdim. Topraklaması olmayan çift yalıtımlı işte saç kurutma makinesinin dikkat edecek olursanız fişlerinde topraklama konnektörü yoktur ya da elektrik süpürgesi de bunlar. Çünkü çift yalıtımlı cihazlardır plastik oldukları için bir dolaylı temas söz konusu değildir. O cihazı bağladık, akım çeken cihazı bağladık. Eğer RCD açma yapmazsa Evet benim buradaki arızam buzdolabından kaynaklıdır. Buzdolabı içerisinde bir temas vardır. Ama RCD'im tekrar açma yaparsa bu sefer cihazın çekmiş olduğu örneğin buraya saç kurutma makinesi bağlayalım. Çekmiş olduğu akıp dönüşte nötr iletkeninden koruma iletkenine geçiyor ve bu sefer RCD'nin açma yapmasına neden oluyor diyebiliriz. Yani cihazı taktığımızda RCD açtığında %100 cihaz içerisinde bir temas vardır diyemeyiz. Tesisatta da bir nötr toprak koruma iletkeni temasınız olabilir. Onda yine akım çeken ve topraklaması olmayan çift yalıtım bir cihazla bu şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Cihazları tek tek devreye soktuk ama RCD'miz açma yapmadı. Yani cihazlarımız içerisindeki bir temastan kaynaklı değil arıza. Devam edelim arızayı aramaya. Tüm cihazlarınız şebekeden ayrılmış durumdayken RCD'yi 10 konumla getirildiğinde tekrar açma yapıyorsa ya bu tesisatınızda faz toprak temasını ya da nötr toprak temasını gösterir. Yani cihazları fişten çektik, lambaları kapattık, sabit tesisattaki cihazları ya çıkarttık leverman'dan işte ya da onları durdurduk. RCD tekrar açma yapıyor. Yani arıza cihaz içerisinde değil. Şimdi bu arızayı yani tesisatımdaki bir faz toprak ya da nötr toprak arızasına aramayı sürdüreyim. Bulunması nispeten kolay olan faz toprak teması aramasını yapalım öncelikle. MCB'lerin hepsini açınız. Yani şunların hepsini, buradaki MCB'lerin hepsini sıfır off konumuna getiriniz. RCD'yi on konumuna getirdiğinizde tekrar açma yapmıyorsa yani şuradaki MCB'lerimi açtım, RCD'yi de kaldırdım. RCD'yi 10 konumuna getirdim, 1 konumuna getirdim ve RCD'im açmadı. Linye ya da sortinizin birinde bu bana faz toprak teması vardır anlamına gelir. MCB'leri tek tek devrelerarak yani 10 konumuna getirerek temas olan linyeyi bu şekilde bulabiliriz. RCD'yi kurduk, 1 konumuna getirdik. Bu sefer MCB'leri tek tek de işte 1, 0, yapacağız. Geldik buradaki MCB'ye. Bir yaptım. RCD açma yapmadı. Tekrar indirdim. Geldim ikinci MCB'ye. Bir yaptım. RCD açma yapmadı. Tekrar indirdim. Geldim buradaki MCB'ye. Bir yaptım. RCD açma yaptı. O zaman ben diyebilirim ki şu MCB'nin bağlı olduğu linya ya da şu sortideki herhangi bir yerde faz toprak teması vardır. Şimdi nispeten bulunması daha zor olan nötr toprak temasına bakalım. Tüm cihazlarınız şebekeden ayrılmış durumda ve MCB'lerinizin hepsi açık. Yani Az önce yapmıştık. Off konumuna getirdik. Sıfır konumuna getirdik. RCD'yi on konumuna getirdik. Yani kurduk. Bu sefer RCD'niz MCB'lerin hepsi açık olmasına rağmen cihazların hiçbiri devrede olmamasına rağmen tekrar açma yapıyorsa linye ya da sortinizin birinde bu sefer nötr toprak teması vardır diyebiliriz. Bu sefer ne yapacağız? Dağıtım panonuzdaki linye ya da sortilere giden tüm nötr iletkenlerini şebeke nötr iletkeninden ayırınız. Burada eğer bir nötr barası varsa nötr barasından işte linya ya da sortilere giden nötrlerin hepsini çıkarınız. Ki eğer eski tip bir sigorta kutusunda bu aramayı yapıyorsanız nötrleri büyük olasılıkla kabloları üst üste sarmışlardır. Oradaki nötr kabloları birbiri üzerine sarılmış bantlanmış nötr kablolarının hepsini ayıracaksınız. Yani şebekenin nötründen sizin linya sorti nötrlerinizi ayıracaksınız. Şimdi RCD'yi tekrar 10 konumla 1 konumla getirdiğimizde burada eğer tekrar açma yapıyorsa yani bir faz toprak temasımız, koruma iletkin temasımız yok. Nötrlerin hepsi de işte şebekeden ayrılmış durumda RCD açma yaptı. Birincisi RCD'niz arızalıdır. Yani artık RCD çıkışı hemen hemen boşta. İkincisi nötr toprak teması RCD'nin nötr iletkeni çıkışı ve nötr barasında olmaktadır. RCD'nin çıkışındaki faz ve nötr iletkenlerin ikisinin de çıkışı çıkartıldığında RCD açma vermeye devam ederse bu RCD'nin arızalı olduğu anlamına gelir. Şimdi nötrleri açtık. Fazlar besleme yapmıyor MCB'ler üzerinden açık. RCD tekrar açma yaptı. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum RCD çıkışındaki faz ve nötr klemenslerini RCD'den ayırıyorum bağlantıyı. Tekrar RCD'yi kuruyorum. Açma yapıyor. E çıkışında herhangi bir çalışan ya da akım çeken durum yok. Herhangi bir temas edebilecek nokta yok. Bu sefer RCD'niz evet arızalıdır. Eğer bu durumda RCD açma yapmıyorsa arızayı RCD çıkışından nötre gelene kadar ki o kısa kablo parçasında ya da nötr barasında arayabilirsiniz. Çünkü temas ancak işte o kabloda bu RCD'den çıkan nötr kablosunda ya da nötr barasındaki herhangi bir yerde nötr koruma iletkeni ya da nötr toprak teması vardır diyebiliriz. Şimdi dağıtım panonuzdaki linye ya da sortilere giden tüm nötr iletkenlerini şebekeden gelen nötr iletkeninden ayrıdır. Az önce yaptığımız şey. RCD'yi bir 10 konumla getirdiğinizde tekrar açma yapmıyorsa sırasıyla linye ya da sorti nötr iletkenlerinizi şebeke nötr iletkenine ya da nötr barasına bağlayınız. Bağlantı sırasında RCD'nin açma verdiği linye ya da sortide nötr toprak teması arayacağız. Nötrleri ayırmıştık. Nötrleri tekrar şebekeye bağlıyorum. Her seferinde bir linye ya da sortinin nötrünü şebeke nötrünü ya da işte kablonun üzerine tekrar sarıyorum diyeyim ya da işte yeni tip bir panoysa nötr barasına bağlıyorum. Sırasıyla bağladım. RCD açma yapmadı. Bağladım. RCD açma yapmadı. Bağladım. RCD açma yaptıysa bu linya ya da sortinde senin nötr toprak ya da nötr koruma iletkeni teması vardır diyebiliriz. Şimdi birinci adımda temasın faz toprak ya da nötr toprak temasından mı kaynaklandığını bulduk. İkinci adımda da temasın hangi linya ya da sortide olduğunu bulduk. Şimdi temasın olduğu niyeyi bulduk ama bu güzergahı bizim ne yapmamız lazım? Temasın nerede gerçekleştiğini bulabilmemiz için o linyenin ya da sortinin güzergahını çıkarmamız lazım. Bilmemiz lazım. Temasın olduğu linyenin güzergahını görmek için. MCB açıkken yani off konumundayken ya da nötr iletkeni ayrılmış iken diğer linyelerin faz, toprak, nötr iletkenleri şebekeye bağlı iken hangi lamba ya da cihazda prizde elektriğin olmadığını kontrol edin. Şimdi ilk anlattığım gibi faz temasından kaynaklıysa zaten o MCB'yi kurduğumuzda RCD açma yaptı. O MCB'mizi bizim off konumuza getirdik. Diğer tüm MCB'leri devreye aldık. Sigortası kalkık olan diyeyim ya da işte MCB'si açık olan, enerjiyi kesmiş olan işte prizleri arıyoruz ya da yanmayan lambaları arıyoruz. Ya da nötr temasından kaynaklı bir açma varsa bu sefer açma yaptığı için o nötr iletkenini bağlamadık. Nötr iletkenimiz nötr barasından ayrı ama diğer tüm nötr iletkenlere, linyelerin bağlı iken benim hata olan yani temas olan nötr iletkenimi bağlamadım. Bu sefer yine hangi lamba yanmıyor ya da hangi işte prizde enerji yok, nötr yok buna bakacağız. Hangi lamba, cihaz ya da prizde elektriğin olmadığını kontrol ediniz. Priz kontrollerinde kontrol kalemi bazen yanıltıcı olabileceği için küçük bir elektrikli aleti çalıştırarak bu kontrolü yapabiliriz. Tamam hadi MCB'yi açma yaptık. Faz yok. Kontrol kalemiyle baktık ama nötr iletkeninden aç Açtığımızda notur borasından ayırdığımızda o prizde enerjinin olmadığını nasıl anlayacağız? Kontrol kalemiyle anlayamazsınız. Onun yerine işte küçük. Az önce hani dedim ya saç kurutma makinesi. Bir saç kurutma makinesi vasıtasıyla işte hangi prizde elektrik yok. Eğer bu bir lamba sortisi olabilir. Hangi lambalar yanmıyor. Bazen de lambayla işte priz sortileri karıştırılabilir. Lambaya priz eklenebilir ya da işte priz linyesine lamba sortisi bağlanabilir. Bu durumda bunları tek 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 bulmamız gerekli. O temasın olduğu linye ya da sorti güzergahını çıkarabilmemiz için. Faz ya da nötr iletkeni koruma iletkenine temas edebileceği gibi beton ya da metal aksamlara da temas edebilir. Şimdi burada temas arıyoruz. Bu sefer temasın ne olduğunu bulmamız lazım. Bir yerde faz ya da koruma iletkeni ya da işte nötr koruma iletkeni teması mı var? Ya da az önce bahsetmiştim işte betona ya da metal aksama temas ediyor da onun üzerinden mi toprağa akan bir hata akım var? Onu da bulmamız lazım. Şimdi buradaki temasım benim koruma iletkenine de temas şeklinde olabilir. Ya da işte beton ya da işte metal üzerinden direkt toprağa da temas şeklinde olabilir. Bunu ayırabiliriz. Yani temas koruma iletkenine mi? Yoksa direkt toprağa şeklinde mi? Burada yalnız karşıma şöyle bir sıkıntı çıkacaktır. Benim koruma iletkenim de toprağa temaslı olabilir. Toprağa direkt temaslı olabilir. Ne demek istiyorum? eski tesisatların, eski evlerin tesisatlarını hatırlarsanız koruma iletkenleri orada çıplak bakırdan çekiliyordu. Benim eğer temasın olduğu linyenin topraklama iletkeninin beton ya da metal kısımları teması yoksa yani benim buradaki koruma iletkeni benim bir fazla ya da nötr iletkeni gibi yalıtımlı bir şekilde çekilmişse ve tesisatın herhangi bir yerinde bir beton ya da direkt toprak teması yoksa temas olan linyenin topraklama iletkeni şebekeden gelen topraklamadan ayırın. Bilmiyorsanız şebekeden gelen topraklama iletkenini topraklama barasından ayırın. Şimdi temas buradaki benim linyemde. Bu linyenin topraklama barasına giden koruma iletkenini baradan çıkarıyorum. Burası karışık olabilir. Hangi linyeye hangi koruma iletkeninin gittiğini göremiyor olabilirsiniz. Bu sefer de direkt şebeke tarafından gelen yani besleme tarafından gelen topraklama iletkenini topraklama barasından çıkarıyorum. Yani aslında buradaki topraklama barasının toprakla bağlantısını kesiyorum. Topraklama barasının metal pano gövdesine bağlı olmaması gerekir. Eğer burada bir metal dağıtım panosu kullanıyorsam topraklama baram metal gövdeye direkt temas halindedir. Bu sefer de buradaki topraklama barasını benim gövdeden pano gövdesinden ayırıp havaya kaldırmam gerekir. RCD'yi 10 koduna getirdiğinizde tekrar açma yapmıyorsa temas toprak iletkeni ile olmaktadır. Yani koruma iletkeni ile olmaktadır. Tekrar açma yapıyorsa temas beton ya da metal aksamlarla olmaktadır. Şimdi ben ne yaptım? Buradaki koruma iletkeninin işlevini toprağa temasını kestim. Ve buradaki eğer koruma iletkenin benim toprak bağlantısı yoksa RCD'yi tekrar 10 konumuna 1 konumuna getirdiğinde açma yapmıyorsa demek ki benim buradaki temasım koruma iletkenidir. Ama şebeke tarafından buradaki bara üzerinden ben koruma iletkenini çıkardım. RCD'yi 10 konumunu aldım açma yaptı. Bu sefer şunu diyebilirim. Benim buradaki temasım faz ya da nötr iletkeninde az önce bulmuştuk ya faz iletkeninde olabilir nötr iletkeninde olabilir. Oradan direkt beton temas şeklindedir. Yani betona ya da toprağa direkt temas şeklindedir diyebilirim. Şimdi benim koruma iletkeninin beton ya da metal aksama teması nasıl anlaşılır? Az önce söyledim ya benim koruma iletkenim de direkt beton üzerinden ya da direkt toprağa temas şeklinde olabilir. Yani koruma iletkenimin de teması burada şebeke tarafından topraklama haricinde tesisatın herhangi bir yerinde işte bir metal üzerinden ya da beton üzerinden direkt toprağa da temas olabilir. Şimdi şebekeden gelen topraklamadan ayırdığınız linyeye ait koruma iletkeniyle bilmediğiniz durumlarda şebekeden gelen topraklama iletkenine ayırdığınız topraklama barası, topraklama barasının metal yine gövdeye bağlı olmaması gerekir. Faz arasındaki gerilim ölçün eğer voltmetre bir değer okursanız koruma iletkeninizin beton ya da metal teması vardır. Şimdi ben buradaki koruma iletkeninin topraklama Ucunu açtım Yani baraya bağlı olan koruma iletkenini topraklama ucunu baradan çıkarttım. Ha bilmiyoruz. Bu sefer buradaki baranın ana şebeke tarafındaki topraklamasını açtım ve barayı havaya kaldırdım. Ha plastik bir panoysa barayı havaya kaldırmanıza gerek yok topraklama barasını. Şimdi buradaki fazla topraklama barasından ayırdığım topraklama iletkeni, koruma iletkeni arasında gerilime bakıyorum. Eğer burada bir gerilim okursam ben işte 210, 220, 230 volt ya da işte bu civarlarda bir gerilim okuyorsam şimdi bu polariteyi nereden alıyor? Topraklama barasından ayırdığıma göre bu polariteyi direkt kablonun herhangi bir yerdeki beton, metal üzerinden toprağa yapmış olduğu temastan alıyordur. Ona zaman diyebilirim ki ben bu koruma iletkenimin kendisi de işte tesisatın herhangi bir yerinde toprağa temas ediyor. Direkt teması var. Eğer voltmetreden ben bir gerilim okumazsam ya da 1, 2, 3, 5 volt gibi bir değerler okursam bu sefer şunu diyebilirim. Benim bu koruma iletkenimin herhangi bir yerinde toprağa direkt temas yok. Çünkü polarite alamıyor. Buradan topraklama barasındaki koruma iletkenin ucunu çıkarttığım zaman fazın toprağa karşı koruma iletkeni üzerinden bir polarite almaması gerek. Almıyorsa bu sefer çok net bir şekilde şunu diyebilirim. Benim burada koruma iletkenimin işte metal ya da toprağa direkt teması yoktur diyebilirim. Eğer voltmetre sıfır gösteriyorsa koruma iletkeninde, iletkeninizde beton ya da metal teması yoktur. Bu durumda arızayı bulmamız biraz daha kolay olacaktır. Ama mevcut tesisatlardaki durum düşünüldüğünde muhtemelen beton ya da metal teması olacaktır. Demin dediğim gibi yani koruma iletkenimde bazen çıplak çekilebiliyor, bazen dikkat edilemiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Buradaki koruma iletkenine yapılan ekler normal işte bir faz ya da üzerinde yalıtım şeyi atılır, bantı atılır ama çoğu tesisatta ben koruma iletkenine yapılan eklerin çıplak ortada bırakıldığını gördüm. O durumda da işte herhangi bir yerinde tesisatın herhangi bir yerinde betona teması şeklinde bir temas olabilir. İyi de boru ya da kablo tavası içinde oluşan koruma iletkeni temasını nasıl bulacağız? Yani bu temas nerede? Şu anda temasın nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. İşte linyemiz var. Linyemize bu linyemiz boşta herhangi bir alıcı bağlı değil. Faz toprak temasında. Faz ile koruma iletkeni ya da nötr toprak temasında nötr ile koruma iletkenini şebekeden ayırın. Sıralı bir şekilde buat içlerinde ekten ayrılması en kolay olan iletkeni ekten ayırarak teması olan diğer kablo ile Ile arasındaki direnç ölçümü yaparak temasın olduğu kablo parçasını bulmaya çalışın. Şimdi burada benim nötr ile koruma iletkeni arasında bir temasım var ve bu temasın nereden olduğunu bulmaya çalışacağım tesisatımın içerisinde. Buradaki koruma iletkenini topraklama barasından çıkarttım. Nötrü de tuttum. Nötr barasından çıkarttım. Arasında ölçü aletiyle 10 kademesinde bakacak olursanız multimetremiz, avometremizin işte burada bir temas direnci göreceksiniz. Bu temas direncinin nereden olduğuna bulabilirsiniz bilmemiz için de sırasıyla burada bu hatlardaki işte bağlantıları ayıracağız. Yani şuradaki bağlantıyı kestim. Nötr de kesebilirsiniz burada. Fark etmez. Koruma iletkeni de kesebilirsiniz. Hanginiz kolayınıza geliyorsa. Şimdi örneğin burada nötrü ayırdım bağlantı noktasında. Bu kablo parçasıyla buradaki koruma iletkeni arasındaki dirence baktım. Direnç sonsuz gösteriyorsa o zaman buradaki parçada değil. Bu sefer geliyorum buradaki bu hatta işte nötrü ayırmam kolay en kolay olduğunu o düşünelim. Nötrü ayırdım ve nötrü ayırdıktan sonra bu sefer şu parça arasında yani şu aradaki kablo parçası arasında nötrle koruma iletkeni arasındaki direnci ölçüyorum. Sonsuz değer gösteriyor. Daha sonra geliyorum. Bu hattın priz tarafındaki nötr iletkeni ile koruma iletkeni arasındaki direnci ölçüyorum ve bana burada eğer düşük bir direnç değeri gösteriyorsa artık ben şunu biliyorum ki bu buatla priz arasındaki boru içerisinde bir yerde nötr tür koruma iletkeni teması var. Az önce temasım benim koruma iletkeniydi ve koruma iletkeninin hangi noktada temas ettiğini bulmuştuk. Fakat burada benim temasım koruma iletkenine değil de boru ya da kablo tavası içinde oluşan beton ya da metal aksam temaslarını nasıl bulacağız? Yani buradaki benim temasım direkt toprağın kendisine. Şurada pointer'ı bir Açalım, kalemi alalım. Şimdi koruma iletkeniniz şebekeye bağlı olsun. Temaslı olduğu diğer faz ya da nötr iletkenini şebekeden ayırın. Koruma iletkenim benim burada şebeke tarafına bağlı. Yani benim binamın topraklama çubuğuna bağlı şekilde. Yani koruma iletkenim şu anda toprak olarak aktif durumda. Az önce anlatmıştım temasın faz iletkeninde mi yoksa nötr iletkeninde mi olduğunda bulduk. Diyelim ki bu örneğimizde bizim temasımız faz iletkeninde. Şimdi faz iletkenini ben şebekeden ayırıyorum. Daha sonra buat içlerinde de bu faz iletkeni ne yapıyorum? Birbirlerinden ayırıyorum ve burada kablo parçalarıyla benim koruma iletkenimin arasındaki direnci ölçüyorum. Örneğin ölçü ölçe geldim. Şu ilk boğata kadar olan kısımda herhangi bir direnç okumayacaksınız. Sonsuz bir direnç okuyacaksınız. Çünkü temas yok. Geldik en son prizle yine boğat arasındaki bir toprak teması var. Buna ölçü aletini getirdim. Avometremi bağladım. Avometremin bir ucu nerede? Kırmızı faz iletkeninde. Öbür ucu nerede? Koruma iletkeninde. Şimdi burada avometre için temas üzerinden aslında bir akım yolu oluşuyor. Nasıl bir akım yolu oluşuyor? Şöyle izah edeyim. Burada benim ölçü aletim etkenine şu anda bağlı ya. Bu faziletgeni temas üzerinden toprağa geliyor. Topraklamadan benim koruma iletkenimin topraklamasına geliyor. Koruma iletkenimin topraklaması üzerinden de koruma iletkenine bağlı olan avometremin diğer ucuna geliyor. Burada benim avometrem için bir direnç gösterecek bir akım yolu oluştu. Ve bu temasın olduğu noktada ben avometremle koruma iletkeni arasındaki direnci ölçtüğümde bana bir direnç değeri gösterecek. Burada dikkat edilmesi gereken nokta koruma iletkeni üzerinde gerilim düşümünden kaynaklı gerilimin oluşabilmesidir. Bu gerilim ölçüm yapabileceğimiz diğer kablo çok uzunsa kapasitif gerilimlere neden olabilir ve bu gerilim avometremizi bozabilir. O nedenle ilk önce ölçüm yapacağımız diğer kablo ile koruma iletkeni arasında arasında gerilimin olup olmadığını kontrol ediniz. Yani avometremin gerilim kademesinde alıp oradaki şebekeden ayırmış olduğum, şuradaki şebekeden ayırmış olduğum faz iletkenimle koruma iletkenimin üzerinde arasında herhangi bir gerilimin olup olmadığına bakıyorum. Gerilim 0 ya da 1-2 voltlar civarında ise direnç ölçümü yapabiliriz. Bazen topraklama iletkeni üzerinde, bazen koruma iletkeni üzerinde gerilim düşümlerinden dolayı gerilim oluyor. Bu durumda avometremin benim ohm kademesini bozabilirim. Eğer gerilim işte volt 1 2 voltlar civarında ise ölçüm yapabiliriz ama yok burada. işte 50 voltlar, 20 30 voltlar gibi bir gerilim değeri okuyorsanız burada ölçüm için mega kullanmamız gerekli. Eğer temaslı olduğunu bulduğumuz kablo parçası çok uzunsa ve ek yere olmadan buat içerisinde geçiyorsa en kısa parçayı bulmak için ek almadan geçtiği buatlarda toprak iletkeni olmayan diğer temaslı olduğu faz ya da nötr iletkenini keserek temaslı olan en kısa parçayı bulmaya çalışacağız kablo parçasına. Hani bazen örneğin sigorta panomdan en uzak örneğin arka balkondaki bir prizin sortisinde bu temas oldu ve arkadaki o priz sortisine gidene kadar birçok buatın içerisinden ek yapmadan o linye kablom gitti. Bu sefer o linyeye ait o kabloyu bu at işlerinde keseceğiz. Ölçümleri yapacağız. İşte daha sonra orayı tekrar ek yapıp bir sonraki bu devam edeceğiz. Bu şekilde temasın hangi noktada olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi çok sayıda ek almadan geçen kablo varsa işte bu hata açtınız. Bu içerisinde ek almadan orada 4-5 tane kablo direkt geçmiş orada. Çok sayıda ek almadan geçen kablo varsa temas olan linye kablo kablosunu nasıl bulacağız? Şimdi bu hatları açtınız. Bu hatların içerisinde 4-5 tane kablo direkt gidiyor. Bunlardan hangisi sizin o temas olan linyeye ait kablo olduğunu nasıl bulacağız? Bizim tesisatlarda da sağ olsun birçok tesisatçı arkadaş fazın, nötrün, Allah'tan topraklamayı ayırıyorlar ama fazın, nötrün renklerini ayırmıyorlar. Zaten linyelere ya da sortilere göre bir renk ayrımı yok. Burada hangi kablonun Direkt giden kablonun sizin temaslı olan linyeye ait olduğunu nasıl bulacağız? Temasın olduğu linyedeki faz toprak ve nötr iletkenlerini şebekeden ayırın. Diğer linyelerin MCB'lerini açın yani off konumuna getirin. Diğer linyelere bağlı olan tüm alıcı ve cihazları çıkartın. Temaslı olan faz iletkeni ise o linyenin sigortasını kapatın. O iletkene faz verin. Eğer temaslı olan nötr iletkeni ise sadece o nötr iletkenine faz vererek bu atı içerisinde temassız kontrol kalemiyle o iletkeni bulmaya çalışın. Şimdi şuradan anlatayım. Örneğin buradaki faz iletkeninin temaslı olduğunu düşünün ek almadan gidiyor. Diğer MCB'leri açıyoruz ve benim tesisatımda hiçbir şeyde kablomda faz yok. Sadece temasın olduğu buradaki temasın olduğu örneğin kırmızı faz iletkenimde temas var o temasın olduğu sigortayı ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Sadece buradaki linyeye ait faz iletkenine ben ne yaptım? İşte sigorta üstünden fazla verdim. Bu sefer tuttum temassız kontrol kalemiyle oradaki kablolara baktım. Hangi kabloda temassız kontrol kalemim gösteriyorsa evet benim teması aradığım linye o linye. Ha temasım nötr toprak teması. Bu sefer de nötr iletkenini ayırmıştım ya şebekeden. Yine tüm MCB'leri açıyorum. Hiçbir yerde enerji yok. Alıcılar da yok. Ve bu sefer nötr iletkenimi de zaten nötr barasından ayırdım. Temasın olan o nötr iletkenine ben faz veriyorum. Ve yine temassız kontrol kalemiyle bakıyorum. Hangi iletkende faz varsa evet benim aradığım linye o linyedir. Bu yöntem sadece koruma iletkenine olan temaslarda kullanabilirsiniz. Eğer temas beton ya da metal aksamı ise düşük dirençli temaslarda iletkeninizden yüksek akımlar geçecek. Bu ise yangın risklerine neden olabilecektir. Ne demek istiyorum? Buradaki yine geldik buna. Buradaki temas koruma iletkeni ise ben buradaki nötre fazı veririm. Buradaki koruma iletkenini ben şebeke tarafından ayırdım mı? Şebeke tarafından ayırdım. Ve ben bu nötre iletkenine faz verdiğimde örneğin ya da faz da olabilir fark etmez. Faz verdiğimde bu vermiş olduğum fazın toprağa bir akışı olmayacak. Niye? Çünkü buradaki koruma iletkenini ben ayırdım. Akışı olmayacağı için sadece burada enerjiyi ben temassız kontrol kalemiyle göreceğim. Ama eğer buradaki temas benim daha önceki örnekte olduğu gibi direkt toprağa temas şeklinde ise örneğin buradaki faz iletkenini sigortasını ben kapatıp Atıp elektrik verdiğimde ve buradaki topraklama temasım benim düşük dirençte ise bu benim faz iletkenimden yüksek akımlar geçecektir. Bu ise oradaki MCB açacaktır. Açma yaptıracaktır. Ya da işte MCB açma yapmasa bile oradan geçecek 1-2 amper yangın riski oluşturabilecektir. Dediğim gibi bu metodu sadece ve sadece direkt toprak teması olmayan koruma iletkeni teması olan arızalarda kullanabilirsiniz. O durumda da yine koruma iletkeninizi şebeke tarafından ayırmak kaydıyla. Peki muhtemel temas olacak yerler nereler? Banyo, tuvalet, mutfaktaki su, nem alması muhtemel priz, lamba ve buatlarda bu temas olabilir. Nemden dolayı bir temas gerçekleşebilir. İşte bina dışındaki balkon ya da bahçede olabilir. İşte çevre aydınlatması, balkon aydınlatması ya da orada bulunan prizlerdeki su nem alması muhtemelen priz, lamba ve buatlarda olabilir bu. Buat, priz ve fiş içlerinde bu olabilir temaslar. İşte tavana vidalanan ya da kanca ile asılan aydınlatma armatürlerinin içerisinde bu temas olabilir. Eğer metal bir armatürse ve bu tavana bir vida aracılığıyla bağlanmışsa işte buradaki armatürün metal gövdesi üzerinden avizenin ya da metal gövdesi üzerinden yine beton üzerinden bir kaçak olabilir toprak teması olabilir ya da işte bazı aydınlatma armatürlerine koruma iletkeni çekiliyor. Buradaki koruma iletkenine temas olabilir. Sıvı altında kalmış buat, priz ve ucu açık bırakılmış kablolarda bu temas olabilir. Toprak teması ya da işte koruma iletkeni teması. İşte vida ve çivi ile delinen boru içerisindeki kablolarda olabilir bu temaslar. İşte metal kablo tavası ya da metal tesisat borusu içerisindeki yalıtkan yırtılmalarında oluşan temaslar da olabilir. yani burada bir görsel kullandım ama şunu da hatırlatayım. Her zaman faz temasında kontrol kalemiyle bu teması göreceğiz diye bir şey yoktur. Burada kontrol kaleminiz sizin işte göstermez, fazı göstermez. Kaldı ki bu bir nötr teması da olabilir. Yanlış kesit seçimi ya da gevşek bağlantılar nedeniyle ısınarak eriyen yalıtkanlardan kaynaklanabilir bu temaslar. Kemirgenlerin erişebileceği kablolarda gerçekleşebilir temaslar. Bazen RCD'lerimiz tekrarlanabilir şekilde anlamlandıramadığımız geççi açmalar yapar. RCD'niz 2 günde bir 3 günde ya da 4 günde bir ya da gün aşırı açma yapar. RCD'yi gider 10 konumuna getirirsiniz. Test normal çalışmasına devam eder ve bunu anlamlandıramazsınız. İşte burada geççi rejimlerden kaynaklı açma yapıyor. Tamam bunu diyebilmemiz için de yorum getirmemiz lazım. Ne demek istiyorum? RCD'niz açma yaptığı saatler yağmurlu bir saat değil gök gürültüsü yok. Yani yıl düşmesinden kaynaklı bir geçici rejim değil. Ya da işte gün aşırı ya da 2-3 günde bir trafo manevrasından kaynaklı bir şekilde RCD'niz hani gerilim pikleri oluştu da RCD'niz açma yaptı diyemeyiz. Kaldı ki örneğin bir sitede ya da bir mahalledesiniz. Trafodan kaynaklı eğer bir RCD açma söz konusu olduğunda sizle birlikte işte diğer komşularınızın da çok sık RCD açmasından şikayetçi olması lazım. Bu durumda açma nedenini bulabilmemiz için bazı yorumlar yapmamız lazım. Öncelikle RCD tipi doğru mu? Ne demek ki istiyorum. Artık evlerimiz içerisinde klimalar ve çamaşır makinelerinde motor sürücüleri Kullanmakta. Eğer klimanız ve çamaşır makineniz varsa ve RCD'nizin açması o cihazların çalıştığı saatlere denk geliyorsa ki örneğin klima otomatik olarak devreye girer çıkar. Klimanın ne zaman inverter katının devreye girdiğini bilemeyiz. Hani bize randomize gibi gelebilir ama bu RCD'nin açma yaptığı saatlerde klimayı da gözlemleyebilirsek ki klimaların içerisinde inverter var ve inverterli sistemlerde bir fazla inverterli sistemlerde örneğin AC tipi bir RCD kullanılmaktadır kullanıyorsanız açma yapraktır. Bunun için minimum F tipi bir RCD kullanmanız gerekli. Ve mevcut kaçak akımları da, doğal kaçak akımları da gözlemlememiz lazım. Bunu neden yapıyoruz? Bunu şu nedenden dolayı yapıyoruz. RCD'lerin do normal doğal kaçakları, içerisinden geçen doğal kaçak akımlarının değeri RCD'nin hata akım değerinin %30'unu geçmemesi lazım demiştik. Yani 30 mA'lık bir RCD'de 10 mA'nın üzerinde bir doğal kaçak geçmemesi lazım. Eğer sizin tesisatınızda örneğin nemden kaynaklı yüksek temas direnci varsa ya da cihazlarınız içerisinde cihazlarınız olağanın üstünde bir doğal kaçak oluşturuyorsa örneğin çamaşır makinelerinde, buzdolaplarında, klimaların girişlerinde RFI filtreler vardır ve bunların kondansatörleri zamanla içerisindeki yalıtım sıvısı kurur ve bu sefer kondansör gövdesine oradan da işte toprağa kaçak akımlar oluşur. Bu kaçak akımların değeri bazen çok yüksek olabilir. İşte mevcut doğal kaçak akımları ölçtüğümüzde ve olağanın dışında bir kaçak akım görüyorsanız örneğin 20 mA bir kaçak akımı ölçtünüz ki diğer cihazlarınızın devreye girmesi sırasında o cihazların oluşturduğu doğal kaçaklarla birlikte RCD'niz herhangi bir zamanda açma yapabilecektir. Peki bu doğal kaçakları nasıl ölçeceğiz? Bununla ilgili videonun bir kısmında doğal kaçaklar nasıl ölçülüyor? O ölçümü anlattım. Elimde doğal kaçak akımları ölçecek bir ölçü aletim yok. Bu durumda şu şekilde devam edebilirsiniz. Özellikle nemli yerlerde bina dışlarındaki buat prizler içerisinde yüksek temas direnci oluşturabilecek arızalar, temas noktaları aranabilir. Burada bir örneğin 15-20 mA geçirecek düzeyde yüksek dirençli nemden kaynaklı işte nemle birlikte tozla birlikte burada bir temas direnci oluşabilir ve bu da yine randomize bir şekilde RCD'nizi açma yaptırabilir. Bu buatlar, girişişleri sökülüp kontrol edilmesinde fayda vardır. RCD'mizin tipine baktık, doğru. Mevcut halka da ölçtük. Çok yüksek değerlerde değil, normal değerlerde. İşte buatlarımızı açtık, prizlerimizi açtık, anahtarlarımızı açtık özellikle nemli yerlerdeki ve bina Başındaki bağlantı noktalarına baktık, herhangi bir temas noktası da göremedik, nemli ya da işte tozlu bir temas noktası da göremedik. Burada şebekeden kaynaklı şebekedeki harmonikler olabilir çünkü bizim şebekemiz çok temiz bir sinüs değil. Bu durumda şebekedeki kirlilikten kaynaklı olarak geçici rejimlere bağlı olarak RCD'miz açma yapıyor diyebiliriz. Bu durumda da geçici rejimlere bağışıklığı yüksek RCD'ler seçilebilir. Örneğin en basit olarak G tipi zaman gecikmesine sahip bir RCD seçebilirsiniz. Videomuzun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz. Üreticilerin geçici rejimlere bağışıklığı yüksek olarak piyasaya sürdükleri özel seri ürünler var. O tip bir üründe seçilebilir RCD olarak. Şimdi videonun başında tanımları yaparken hata akımı ile kaçak akımın farklı şeyler olduğunu söylemiştik. Hata akımı bir arıza nedeniyle, bir hata nedeniyle toprağa akan akımdı, olağan dışıydı. Kaçak akımlar için demiştim ki, cihazların olağan çalışma sırasında toprağa yapmış oldukları kaçaklar demiştim. Cihaz tesislerdeki doğal kaçak akımlara işte N61142 bir sınır getirmiştir. Bu 32 ampere kadar olan tek ve çok fazla işte seyyar fiş priz bağlantılı olan cihazlarda örneğin 4 amperin altında diyor ki en fazla 2 miliamper bu bir toprak kaçağı oluşturabilir diyor. Eğer bu cihazınız 4-10 amper arasında ise işte buradaki amper başına en fazla 0.5 miliamper kaçak oluşturabilir diyor. Eğer 10 amperin üzerinde bir cihazınız varsa bu cihazınız sizin en fazla diyor 5 miliamperlik diyor. Bir toprak kaçağı oluşturabilir diyor. 32 amperin üzerindeki tek ve çok fazla bu sefer sabit testlerde ise işte 7 amperin altında bir akım çekiyorsa cihazımız 3.5 miliamper en fazla toprak kaçağı oluşturabilir. Örneğin 7-20 amper arasında bir akım çekiyorsa buradaki akım başına amper başına işte 0.5 miliamper toprak kaçağı oluşturabilir. Ya da 20 amperin üzerinde ise en fazla diyor ki 10 miliamperlik sizin bu cihazınız toprak kaçağı oluşturabilir diyor. Doğal kaçak akımların kaçak akım rölesinin kaçak akım değerini %30'unu aşmaması istenir. Bu biraz tekerleme gibi geldi ama size şöyle açıklayayım. Örneğin 30 miliamperlik bir kaçak akım rölesinde doğal kaçaklar 10 miliamperi aşmamalıdır. Burada şöyle bir hatırlatma da yapayım size. Hani daha önce kaçak akım rölelerin açma sınırlarından bahsetmiştim. 50 Hz'lik bir şebekede benim kaçak akım röle kaçak akım değerinin 0.5 ile anma yani kendi değeri arasındaki bir aralıkta açma yapıyordu. Yani 30 miliamperlik aslında bir kaçak akım röle benim 15 mAh'de de açma yapabilir ya da 30 mAh'de de açma yapabilir ama ben ekseriyette bunların işte 24-25 miliamperler değerlerinde açma yaptığını söylemiştim. Burada benim tesisatımdaki toplam doğal kaçaklar, toplam doğal kaçaklar kullanmış olduğum RCD'nin hata akım değerinin yüzde %30'unu aşmaması istenir. 30 amperlik bir kaçak akım öylesinde doğal kaçakların 10 miliamperi aşmaması istenir. Eğer bu bir ölçümle değil de cihazların üretebilecekleri doğal kaçak akımları aritmetik olarak toplayarak hesaplıyorsak bu durumda hesaplanan bu değer 0.7 ya da 0.8 ile çarpılmalıdır. Şimdi bunu ölçümün çeşitli yolları var. Çeşitli yöntemleri var. Gidip sizin oradaki koruma iletkeninize pen ampermetre şeklinde bir kaçak akımı ölçen cihaz bağladığınızda ölçü altı bağladığınızda bu değeri görürsünüz. Ama bu bir proje kapsamında projeye başladınız. işte oradaki RCD sayısını bulmaya çalışıyorsunuz. Kaçak akımı kaç tane kullanacağım? Rölesini kaç tane kullanacağım? kullanacağım bulmaya çalışıyorsunuz. İşte olası yükleriniz var elinizde. O yüklere göre bir hesap yapıyorsunuz. Orada da işte bunların hepsinin aynı anda devreye girmemesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı 0.7 yani %70 ile 0.8 %80 arasında bir değere alabilirsiniz. Burada dikkat edecek olursanız bir bilgisayar 2 mA yakın ya da eşit işte yine laptop aynı şekilde 2 mA eşit ya da altında bir kaçak akım oluşturabilir. Örneğin bir sinevizyon cihazı 1 mA'nın altında bir yazıcı 1 mA'nın altında ya da eşit ya da işte bir fotokop makinesi işte 1.5 mA'e eşit ya da altında bir doğal kaçak oluşturabilir. Schneider Electric'in bir kataloğundan aldığım değerler var. Burada o daha da detaylandırmış. Bunları tek tek size okumayacağım. Merak eden arkadaşlar videonun bu kısmını durdurup bunlara bakabilirler. Peki, doğal kaçak akımların RCD'nin hata akım değerinin %30'unu aşması durumunda ne yapılmalıdır? Kaçakların bir kısmının cihazların ürettiği harmoniklerden ve saf DC kaçak akımlardan kaynaklandığını düşünürsek gereksiz açmaları önlemek için B tipi bir kaçak akım rölesi kullanılabilir. Fakat en uygun olanı kaçak akım rölesinin altına bağlı olan linye ya da hatları sortileri bölerek başka bir RCD ile bağlamaktır. Özellikle IT yani işte bileşim cihazlarının, elektronik cihazların, balastların olduğu işte yükleri mümkün olduğunca farklı farklı RCD'lere kaçak akım ögelerine bölmemiz gerekebilir. Burada bir RCD'nin altına çok fazla siz cihaz bağladınız. Yani bir RCD'nin altında çok fazla linyeniz var ve buradaki linyelerdeki doğal kaçakları topladığınızda işte 30 miliamperlik bir RCD için 10 miliamperi geçiyor. Burada RCD'nin gereksiz açma nedenleri geçici rejimlerden kaynaklanabilir. Geçici rejimlere karşı bağışıklığı yüksek olan B tipi bir RCD kullanabilirsiniz ama olması gereken şey burada yükleri RCD'lere göre azaltmaktır. Yani burada bir RCD kullanmanız yerine işte 2-3 RCD kullanarak linyeleri bunlara bölüştürmeniz şeklinde dikkat edecek olursanız. Burada işte yukarıdaki resimde bir RCD altında dört tane linya var. Ne yapmışız? RCD'yi ikiye çıkartmışız ve her birinin altına ikişer tane linya eklemişiz. Olması gereken budur. Hatta Profesör Doktor İsmail Kaşıkçı hocamız videolarında ve dokümanlarında der ki her linyeye bir RCD bağlamanız gerekli. Yani buradaki kullanmış olduğumuz sigortalar MCB'ler var ya diyor ki her sigorta önüne bir adet RCD bağlamanız gerekli. Bu şekilde bölmeniz gerekli diyor. Ama Türkiye'deki ekonomik kaçınmaları da düşünürsek bunu mümkün olduğunca RCD'lerin altına yükleri azar azar dağıtmamız, RCD sayısını arttırmamız gerekli doğal kaçak akımlardan korunmamız için ayrıca bu paralel seçiciliğe de giriyor. Onu da biraz sonra ben size anlatacağım. Demin de söylediğim gibi RCD sayısını arttırmakta fayda var. Linyeleri mümkün olduğunca küçük gruplar halinde toparlayıp hatta mümkünse her linye başına bir tane RCD bağlamak yatay seçilik açısından da önemli. Örneğin burada aşağı sağdaki resimde bir RCD'nin çıkışında çamaşır makinesini işte buzdolabını aydınlatmaları falan bağlamışız. Burada doğal kaçakların aslında miktarını arttırıyoruz ve geçici rejimlerde bu RCD çok daha çabuk açma yapacaktır. Eğer mümkün olduğunca bunları ayırırsanız buradaki doğal kaçaklar her bir arsidi başına daha düşük olacaktır ve geçici rejimlerden etkilenmesi, gereksiz açma yapması da olasılık olarak daha düşük olacaktır. Bir başka şey de şu. Açma olasılığı yüksek olan yerler vardır. Örneğin nemli olan bölgeler ya da işte dış mekandaki aydınlatma ya da priz linyeleri gibi. Burada da hani dış mekana ayrı açma olasılığı yüksek olan bölgelere ayrı linyelere ayrı arsidi kullanmakta fayda var. Eğer şu açma Aşağı sağdaki resimde RCD örneğin çamaşır makinesiyle açma yapacak olursa sizin buradaki buzdolabınızda devre dışı kalacaktır. Bunu özellikle tatile gittiğiniz zaman bununla ilgili sıkıntılar yaşarsınız. Ama çamaşır makinesi örneğin banyoya çektiğiniz linyeye ayrı bir başına RCD koyacak olursanız ya da işte buzdolabının linyesini ayırıp ayrı bir RCD'den besleyecek olursanız bu tip başımıza gelebilecek kötü senaryoları da en azı indirmiş olacağız. RCD'nin açmasına neden olan tesisattaki bağlantı hata örnekleri Videonun bundan önceki kısmında tesisattaki olası faz, toprak koruma iletkeni ya da nötr toprak koruma iletkeni arasındaki temasların RCD'yi açtığından bahsetmiştim ve bunları nasıl bulunacağından bahsetmiştim size. Bazen de tesisatta kullandığımız cihazların özelliklerinden kaynaklı olarak yanlış bağlantılar yapabiliriz. Bu nedenle de RCD'miz bizim açma verebilir. Bunu bir acil aydınlatma armatürü ve bir TL tipi dalbe şartları üzerinden mesela size örneklendireceğim. Birden fazla anahtarlama ile çalışan cihazlarda anahtarın o RCD çıkışı haricindeki farklı linyelerden alınmasında RCD'nin açmasına neden olur. Bunu bir acil aydınlatma armatürü kiti üzerinden örneklendirelim. Acil aydınlatma armatürü bulunduğu yerdeki anahtarla ve tüm acil aydınlatmaları devreye alan merkezi anahtarla çalıştırılırlar. Eğer örneğin merkezi anahtar armatürün bağlı olduğu RCD tarafından beslenen yine linyeden değil de farklı bir linyeden alınacak olursa RCD'nin faz bağlantısından akım geçmeyecek. Fakat nötr iletkeninden dönen akım yani armatürün akım miktarı kadar olacağı için RCD'yi burada açma yapacaktır. Örneğin burada bir acil aydınlatma armatürümüz var. Bu acil aydınlatma armatürü hem kendisine yakın olan anahtarla hem de merkezi bir yerdeki anahtarla çalıştırılabilirler. Kendisine yakın olan anahtarla sadece o armatürü çalıştırırsınız ama merkezi anahtarla da işte o kattaki ya da o binadaki tüm acil aydınlatmaları devreye alabilirsiniz. Burada örneğin şu anahtar aydınlatma anahtarı dediğiniz normal aydınlatma armatürlerini ve buradaki sağ taraftaki L şekil üzerinde sağ taraftaki L klemensine geliyor ve bu acil aydınlatma armatürünü de çalıştırıyor. Ama bu acil aydınlatma armatürünün bir diğer faz girişi daha var. O da soldaki L. Bu da merkezi anahtar üzerinden, şuradaki merkezi anahtar üzerinden besleniyor. Ama armatürün ister merkezi anahtar, isterse de bulunduğu yerdeki anahtarla işte enerjilendirilsin, faz verilsin, nötrü ortak. Tek nötrü var. Eğer buradaki merkezi anahtarı bir linyeden işte bulunduğu yerdeki anahtarı da farklı bir linyeden alırsanız ve bu linyelerin RCD'lere farklı olacak olursa örneğin merkezi anahtardaki linyenin RCD'sinden fazı geçirdiniz ama şuradaki dönüş farklı bir linyedeki RCD'nin içerisinden olacaktır. Bu durumda evet açma verecektir. Bununla ilgili çok fazla sağda yaşanan sıkıntılar var. Burada ne yapılması gerekli? merkezi sizin merkezi anahtarınız hangi linyeden besliyorsa acil aydınlatmalarınızda o RCD üzerinden beslemeniz gerekmekte. Yine benzer şekilde bölgesel ve merkezi anahtarla çalışan TL tipi aydınlatma rölelerinde merkezi anahtar ve bölgesel anahtar röleyi aynı kaçak akım rölesi çıkışından beslemesi gerekir. TL tipi dalbe şalterleri var. Bunlar işte Butona bastınız lamba yandı, butona bastınız yine lamba söndü. Bunlarda ise o darbe şalteri hem yani o kata enerji veren ki bunları biz vaviyen, ara vaviyen tesisatlarında kullanıyoruz. Yeni şekli bu. O işte bölgeye elektrik veren bir buton vardır. Bastınız o bölgenin ışıkları yandı bir daha bastınız söndü. Bir de merkezi olarak aç kapa yaptığımız başka şeyler de vardır. Aşağıda butonlar da vardır. İşte basarsınız tüm açıklar, kapatılır ya da işte bir daha basarsınız. Kapalı olan varsa hepsi açılır. Burada da yine o beslemelerin aynı RCD çıkışından alınması gerekmektedir. Peki, neden şebekeye yıldırım düşmesi ya da trafo gibi yüksek endüktif değerli yüklerin devreye girmesi ve çıkmalarında RCD açma yapar? Şebekeye yıldırım düşmesi durumunda gerilimde çok kısa süreli yüksek değerli pikler oluşur. Yine özellikle trafo, deşarj lamba balastları manevraları sırasında gerilimde yıldırım darbesine göre nispeten genliği küçük, periyodu büyük gerilim yani ters iniksiyon gerilimleri de diyoruz biz buna pikleri oluşur. Bu gerilim pikleri şebeke sinüs grafiğine göre çok yüksek hızlı değişimler içerir. Burada altını çizmemiz gereken kısım yüksek hızlı değişimlerdir. Örneğin burada bir yıldırım darbesini görüyorsunuz. 100 mikrosaniye kadar sürmüş buradaki yıldırım darbesi ve çok yüksek bir pik oluşturmuş. Ve burada ise örneğin bir trafonun devreye girmesi ya da çıkması sırasında oluşan ters indüksiyon gerilimlerinden kaynaklı yine sinüs gerilimin üstünde pikler olduğunu ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Şimdi peki bunlar RCD'yi niye açma yaptırır. Adım adım bunu anlatmaya çalışacağım. Birçok alıcının içerisinde kondansatörler bulunmaktadır. Güç kat sayısını düzeltme kondansatörü, anahtarlamalı güç kaynakları, parazit filtreleri ya da işte deşarj lambalarının ateşleme kondansatörleri gibi. Bunlar bildiğimiz bizim filtreleme elemanlarımız. İşte sinüsün üzerindeki harmonikleri düzeltmeye yönelik kullanılan filtre elemanları. Bunlar artık yeni cihazların içerisinde çok sık kullanılmaya başlandı. Ayrıca kablolardaki iletkenler hem kendi aralarında hem de üzerinde ya da içinde bulunduğu toprağa, toprağa temaslı beton ya da metale göre bir kapasite oluştururlar. Burada görüyorsunuz kabloları. Bu kablolar bir boru içerisinden çekilmiş olabilir. Bir kablo tavası içerisinde bu kablolar geçirilmiş olabilir. Bunu bir kondansör olarak düşünebilirsiniz. Burada her kablonun kendi arasında ve temaslı olduğu işte boru içerisinde ise işte borunun metal kısmına göre ki o da toprağa temasıdır ya da kablo tevasının işte metal aksamına göre bir kondansatör etkisi bir kapasitif etki oluştururlar. Termoplastik tesisat kablolarında tek damarlı plastik boru içerisinde kapasitif etki metre başına yaklaşık 150 pico faraddır ve bu yaklaşık 10 mikroamper bölü metre akımına karşılık gelir. 150 pikofarad bölü metre ekranlı kablo veya koruyucu metalik borulardaki kablolarda oluşur. Yani burada bunu bir kaynaktan buldum. Farklı değerler veren kaynaklar da var. Tesisatımızda kullandığımız kablolar kapasitif etki olarak işte 150 pikofaradlık faradlık metre başına bir kapasitif etki oluştururlar. Bu da metre başına 10 mikro amper her metrede kapasitif kaçak akımlara neden olur. Yani bu birbirleri arasında ya da işte üzerinde serildiği kablo tavasına ya da içinden geçtiği boru, metal ki o da işte bir şekilde toprağa temaslı olacaktır. Kondansör etkisi yapacaktır ve bu da benim kablolarım üzerinden aslında atmasa da kapasitif olarak bir akım geçişine karşılık gelmektedir. Az önce dedim ki Filtrelerin içerisinde kondansatörler vardır ve ayrıca tesisattaki kablolarda yine bir kondansatör gibi davranır. Bir kondansatörün çekmiş olduğu akım ne? Elektroteknikten bildiğiniz formül IC UC bölü XC. XC ne? Buradaki kapasitif reaktans. Peki sinüs formunda, altını çiziyorum sinüs formundaki gerilimde kapasitif reaktans nedir? 1 bölü 2 pi FC. Bu bildiğimiz formül. Şimdi 1 bölü 2 pi fc aslında benim sinüs eğrisine göre hazırlanmış bir formül. Bunun orijinaline Yani bir kondansatörün çekmiş olduğu akımın temel formülü ne? Sinüs formundan bağımsız olarak ic eşittir c çarpı dvc bölü dt. Ne demek istiyorum? akım eşittir. Kapasite çarpı gerilimdeki değişim hızı. Orada gerilimin ne yapmışız? Türevini almışız zamana bağlı olarak. O aslında gerilimin zamana bağlı olarak değişim hızıdır. Eğer sizin geriliminiz zamana bağlı olarak ne kadar hızlı değişirse, ne kadar hızlı değişirse buradaki akım o kadar fazla artacaktır. Sizin buradaki geriliminizin zamana bağlı olarak değişimi ic c çarpı dvc bölü dt formülünden ne kadar az olacak olursa yine ıcı akımınız da o kadar az olacaktır. Yani kondansör akımı aslında kondansörün geriliminin zamana bağlı olarak değişiminin hızıyla orantılı olarak artar ya da azalır. Gerilim piklerindeki değişim çok yüksek. Yüksek frekanslı olduğu için kabloların toprağa karşı olan kapasitif etkileri ya da RFI filtrelerin bir ucu toprağa bağlı olan kondansörlerden normalin çok üzerinde toprağa, Kaçak akım geçecek. Bu ise RCD'yi açma yaptıracak düzeye ulaşabilecektir. Şimdi bu 1 bölü 2 pfc formülü xc şuradaki sinüsün grafiğine göre çıkarılmıştır. Dikkat edecek olursanız neydi? 50 Hz'lik bir şebekede 0'dan 90'a gitmesi, benim gerilimimin 0'dan 90 dereceye gitmesi 5 milisaniye sürüyor. Ama buradaki gerilimden çok daha dik, çok daha hızlı. Yaklaşık işte 100 mikrosaniye ki bunun da yarısını düşünecek olursanız 50 mikrosaniyelerde çok yüksek pikler yaparsa yıldırım darbesi buradaki gerilim değişim hızı da çok yüksek olacaktır. Buradaki gerilim değişim hızı çok yüksek olduğunda ıc eşittir c çarpı dvc bölü dt formülünde bakın ne demiştim ben gerilimin değişim hızıyla orantılı demiştim. Bir sünüs eğrisindeki 5 milisaniyede olan değişime bakın. Bir de şurada yıldırımdan kaynaklı olan işte bunun toplam süresi 100 mikrosaniye, yarısı 50 mikrosaniye olarak düşündünüz. 50 mikrosaniyedeki gerilim pikine bakın. Hangisinin değişim oranı fazla? Tabii ki yıldırım darbesinin değişim oranı çok 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 daha fazla. Bu nedenle yıldırım darbesinde ya da aynı şey trafolardaki bu manevra sırasında oluşan gerilim pikleri için de söylenebilir. Bakın buradaki değişim hızı normal sinüsün değişim hızına göre çok daha hızlı. O nedenle de buradaki kondansatörlerden sizin beklediğinizin çok çok daha üstünde, çok daha büyük değerlerde akımlar geçecektir. Bu şurada anlattığımız kondansatör etkisi, kablodaki kondansatör etkisine göre burada 50 Hz'ye göre ne demiştik? 10 mikroamper bölü metre başına demiştim. Şimdi bunun 10 katı 100 katı olduğunu düşünün yıldırımdaki gerilim pikinin. İşte bunun 10 misli ya da işte 100 misli daha fazla burada kapasitif akım geçecektir. Yana buradaki RFI filtrelere gelecek olursanız dikkat edecek olursanız buradaki kondansatörlerin birer ucu koruma iletkenine bağlı. Ve bu kondansatörler koruma iletkenine göre koruma iletkenine göre işte fazdan ya da nötrdeki gerilimden bir kondansatör akımı kapasitif akım geçiriyor. Şimdi bu ama 50 Hz'ye göre yine buna bir gerilim yıldırımı darbesi bindirin. Buradan geçecek olan akımlar çok 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 daha büyük olacaktır. Yıldırım düşmesi ve trafo manevraları sırasında oluşan aslında gerilim piklerinin benim için sıkıntısı kondansatörden normalin çok daha üstünde burada değişim hızıyla orantılı olarak akım geçiriyor olması. Yıldırım düşmesi ya da trafo gibi yüksek endüktif değerli yüklerin devreye girme ve çıkmalarından dolayı gereksiz RCD'nin açma yapması nasıl engellenir? Şimdi şuna tekrar geri dönelim. Burada yıldırım darbesi nedeniyle örneğin olması gereken akımın 100 misli kapasitif bir akım geçtiğinde bu geçen kapasitif akıp benim RCD'nin örneğin 30 mAh'lik bir RCD ise 30 mAh'nin üstüne çıkması muhtemeldir. Bu durumda RCD açma yapacaktır. Peki bu nasıl engellenir? Buna engellemenin bir yolu var mıdır? Özellikle Ege bölgesi Türkiye'de çok fazla yıldırım alan bir bölgedir. Ve yıldırım aldıkça da bu RCD'lerin açma olasılıkları vardır. Yine aynı şekilde işte trafo manevraları ya da işte oradaki bir balastı yüksek güçlü bir aydınlatma balastının devreye girip çıkma sırasında da bu gerilim pikleri ne yapar? Oluşur. Bu tip gerilim pikleri yüksek frekanslı oldukları için içerisinde yüksek frekans ölçme olan B ya da B artı tipi RCD kullanımı gerek saçmaların sayısını düşürecektir. Bu tip geçici rejimlerde zaman seçiliği S tipi geç açan RCD de yine gerek saçmaların sayısını düşürecektir. Şimdi burada harmoniklerde açma akım değerini yükselten B ve B artı tipi bir RCD kullanabilirsiniz. Orada biraz sonra göreceksiniz. İşte 14 misli diyor ama işte 2 amperlere kadar ya da 300 miliamperlere kadar gerilim eşik değerini yükselten B tipi bir RCD kullanabilirsiniz. Bunlar harmonik de yüksek frekanslıdır. Oradaki yıldırım düşmesinin oluşturmuş olduğu pik de aslında yüksek frekanslı bir piktir. B tipi ya da B artı tip bir RCD'nin buna bağışıklığı daha yüksektir. Ya da işte zaman seçili olan C tipi bu 300 mAh'lik RCD'ler için geçerli. C tipi olan bir RCD kullandığınızda açma zamanı gecikçe için bu geçici rejime atlatma gibi bir olasılığı vardır. Fakat en uygun ve Etkin yöntem tesisatınızda parafudur kullanımı olacaktır. Yani eğer ben tesisatımın girişine kaçak akım rölemden önce bir parafudur kullanacak olursam oluşan gerilim darbesi piki parafudur üzerinden toprağa akacağı için kaçak akım rölem ve yemin kaçak akım rölesinden sonraki alıcılarım da bu gerilim pikinden etkilenmeyecektir. Parafudur genel kullanımda RCD'nin öncesinde kullanılır. Bunu mümkün olmaması durumlarında özellikle bileşim cihazlarının olduğu yerlerde bileşim cihazlarına yakın olarak parafudurlar istenir. Parafudurun RCD'den sonra kullanılması gerekiyorsa dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Şimdi iki tip parafudur vardır. Birincisi varistör, ikincisi gaz deşarj tüpü. Varistör parafudurlar içerisinden toprağa sızıntı akımları geçirirler ve parafudur yaşlandıkça bu sızıntı akımları artar. Sadece varistörden oluşan parafudurlar RCD sonrasında kullanıldığında RCD'nin açmasına neden olabilir. Ya da büyük sızıntı akım değerlerine sahip varistör parafudurlar kaçak akım değerlerini arttıracağından RCD'nin gereksiz açmasına neden olabilir. Bu nedenle varistörlü parafudurlar gaz deşarj süplü parafudurlar ile beraber kullanılmalıdırlar gaz deşar süpü bir ark olduğu için normal işletme koşullarında üzerinden sızıntı akımları geçirmezler. Ayrıca kullanılacak RCD'nin daha önce de söylediğim gibi bu geçici rejimlerden etkilenmemesi için zaman seçiciliği S olmalıdır. Zaman geçiciliğine biraz sonra geleceğiz. Zaman geçiciliğinde aslında açma süresi uzuyor RCD'nin. Uzadığı için bu geçici rejimleri atlatıyor, atlatma olasılığı oluyor. O nedenden dolayı burada Zaman seçiliği olan yani açma süresi uzun olan bir asidi kullanılmadır diyorum. Şimdi iki tip parafudur var. Bu parafudurlar ya varistörlü olabilir ya gaz tüplü olabilir. Burada işte faz nötre burada 3 faz nötre konmuş varistörlü tip parafudurları görüyorsunuz. Ama varistörlü tip parafudurlar aslında bir dirençtir bu. Ve üzerinden sızıntı akımları geçirirler. Geçirdikleri bu sızıntı akımları aslında toprağa karşı olduğu için benim tesisatımda kaçak akımlar oluştururlar. Ve bu oluşturduğu kaçak akımlar RCD'nin açma değerinin üstüne çıkma olasılığı var. Ve işin kötüsü bu varistörler zaman geçip çok fazla işte üzerinden yıldırım darbesi akıttıklarında yaşlanırlar ve yaşlandıkları zaman da bu geçirdikleri kaçak akım miktarları toprağa karşı artar. İşte bu varistör parafıdır içerisinden geçen kaçak akımlar benim RCD'nin açma değerinin üstüne çıkabilir. Şimdi çıkmasa da örneğin benim RCD'im 30 mA'lik ve ne bekliyorum %30'unu doğal kaçakların geçmemesini bekliyorum. İşte yani 10 mA doğal kaçağa müsaade ediyorum. Ama tek başına belki orada benim varistörüm 12-15 mA geçirecektir üzerinden toprağa karşı. Bu durumda da diğer olası geçici rejimlerde de o RCD'nin açma olasılığını arttıracaksınız. Evet RCD'ni eğer önünde kullanacaksanız girişinde varistör tip parafudur kullanabilirsiniz ama... RCD'nin çıkışında siz eğer parafudur kullanmak zorundaysanız buradaki varistörle birlikte gaz deşarj tüplü bir parafudur kullanmanız gerekli. Bu arasında gerilim belli bir noktaya ulaştıktan sonra atlama yapan bir arkodajı şeklinde. O nedenle normal işte 230 voltluk bir 50 Hz'lik işletme değerinde üzerinden herhangi bir sızıntı takımı geçirmezler ve sizin oradaki RCD'nize ek kaçak akımlar oluşturmazlar. Buna da dikkat etmemiz gerekli. Şimdi hep söylenen bir şey var. Motor sürücülerinde RCD kullandığımızda RCD açma yapıyor. Peki neden motor sürücülerinde RCD açma yapar? Aslında neden yıldırımdan kaynaklanan açmalara benzerdir. Motor sürücüsü beslendiği şebekede Özellikle 3. ve 5. harmonikler üretirler. Genlikleri küçük olsa da frekansları 150-250 Hz'dir. Özellikle kondansörlü giriş parazit filtrelerinde ve doğrultu katındaki diğer devre elemanlarında toprağa karşı kapasitif reaktansın düşmesine ve kaçak akımların oluşmasına neden olurlar. İnverter katı ve çıkışında ise hem genliği hem de frekansı büyük olan bir gerilim vardır ve kondansörlü çıkış filtrelerinde inverter katındaki diğer devre elemanlarında, motor bağlantı kablolarında, motor sargılarında toprağa karşı kapasitif reaktansın düşmesine ve kaçak akım oluşmasına neden olur. B tipi RCD'lerin AC formundaki kaçaklarda 5 ila anma akım değerine kadar saf DC formundaki kaçaklarda 5 ila 2 misli anma kaçak akım değerine kadar ve yüksek frekanslı harmonikli kaçak akımlarda daha yüksek hata akımlarında açma yaparlar. Bu sayede motor sürücüsü doğal kaçaklardan kaynaklı kapasitif kaçak akımlarda RCD'nin gereksiz açma yapmasının önüne geçilir. Kapasitif kaçak akımların yangın riski yoktur. Ayrıca yüksek frekanslı akımlarda insana zarar verme eşiği de daha yukarıdadır. Neydi benim kapasitif akımımın Formülü C çarpı dvc bölü dt yani gerilimdeki değişme hızı ile benim buradaki akımım orantılıydı. Şimdi sürücü bir kere şebeke tarafına 3. 5. harmonik verir. 3. 5. harmonikler 350 Hz'lik, 5'se 250 Hz'lik bir frekansa sahiptir. Genliği küçüktür ama frekansı yüksek olduğu için buradaki yani dvc bölü dt değeri daha da büyüyeceği için toprağa karşı giriş kısmında bir kere kapasitif akımları ne yapar? Arttırır. Burada benim filtrem var. Başta da söylediğimiz gibi bu filtreler toprağa karşı kapasitif olarak kondansatörlerle bağlı. Şimdi onun haricinde başka ne var? Onun haricinde benim buradaki motor sürücümün çıkışında çok yüksek frekanslı PWM kırpmalar var. Burada genlik de yüksek. Yani gerilim değeri de yüksek ve gerilim hem de gerilim değeri yüksek hem periyodu, frekansı bunların büyük, frekansı da büyük olduğu için genliği de yüksek olduğu için burada da yine çıkış sinüs dalga filtrelerinde ya da işte oradaki başka kapasif filtrelerde sade kapasif filtre olup olmaması önemli değil. Kabloların ekranlı kablolarsa işte kablonun ekrana karşı ya da işte motor sargılarında motor gövdesine karşı kapasif kaçak akımların değerlerini arttırır. O nedenden dolayı motor sürücüsünde aslında motorla birlikte çok fazla doğal kaçak vardır. Çok büyük değerlerde doğal kaçak akımlar vardır. Şimdi normal bir RCD siz burada kullanamazsınız. Nedenlerine geleceğim. Burada B tip kaçak akım rölesi kullanmanız gerekli. B tip kaçak akım rölesi kullanmanın esprisi de şu. Özellikle inverter çıkışındaki o yüksek harmonikli doğal kaçakların değerleri de çok yüksek olduğu için orada benim B tipi bir RCD'im işte ne anlatmıştık? 14 misline kadar açma yapabilir. Orada açma eşiğini yükselteceği için motor sürücülerinde harmonikten kaynaklı doğal kapasif kaçak akımlarda açma yapmayacaktır B tipi bir RCD. Motor sürücülerindeki ve UPS'lerdeki yüksek doğal kaçak akımlara karşı düzeltici önlemler. Düşük kaçak akımlı filtreler kullanın. Filtre kondansatörleri faz toprak arası yerine faz nötr arası bağlanabilir. Kapasitif akımlar nötr iletkeni üzerinden döneceği için Gerek saçmalar önlenebilir. Motor sürücülerimizde mümkün olduğunca daha düşük düzeyde parazit bastırma filtreleri sınıf A veya C1 yerine B veya C3, C4 seçmeye çalışın. Tek fazlı bir frekans dönüştürücüsü, UPS ya da motor sürücüsü olabilir. 3 fazlı bir EMC filtresinin çıkışına bağlanmamalıdır. Filtrelerin asimetrik yüklenmesi kaçak akımları da arttırır birden fazla tek fazlı frekans dönüştürücüsü kullanılıyorsa mümkün olduğunca fazlara eşit dağıtılmalıdır. Özellikle bunlar UPS'ler için geçerli. Kablo uzunluklarını en aza indirin. Toprak kapasite ve toprağa olan kaçak akım kablonun uzunluğu ile artar. Ekranlı kabloların kaçak akımı yaklaşık 0,2 mA bölü metreden 1 mA bölü metreye kadar olabilir. Düşük toprak kapasitesine sahip kablolar seçin. Ayrı çekilen kabloların kaçak akımları damar halindeki kablolara göre daha yüksektir. VDF yani motor sürücülerinde kullanılan kablolar var. Burada örneğin 3 tane faz kablosu ve yine 3 tane bunların arasına serpilmiş koruma iletkeni var ve dışında da ekran var. Bunların oluşturmuş olduğu yüksek frekanstaki kapasitif kaçak akımların değeri normal kablolara göre daha düşüktür. Motor sürücüsü ile ilgili proje hazırlayacak arkadaşlar bu kabloları da bir araştırmasında fayda vardır. Motora giden kablolarda EMC sağlanıyorsa ekranlı kablo yerine ekransız kablo kullanılabilir. Sürücü çıkışında sinüs dalga filtresi varsa veya EMC sağlanabiliyorsa yani bu özellikle kısa uzunluktaki kablolar için geçerlidir. Eğer EMC yönetmenine göre sağlıyorsanız elektromanyetik gürültülüğü azaltabiliyorsanız ekranlı kablonun daha yüksektir kaçak akım değerlere ekransız kablo kullanılabilir. Tabi buna üretici müsaade ediyorsa. Kablo ekranını üreticinin tavsiye ettiği şekilde bağlayın. Anahtarlama işlemi için manuel şalter yerine kontaktör gibi elektromekanik anahtarlama elemanları kullanın. Anahtarlama sırasında asimetrik akım gibi geçici rejimler oluşabilir. Manuel anahtarlamanın anahtarlama süresi elektromekanik anahtara göre daha uzundur. Burada anahtarlama sırasında oluşan gerilim pikleri ile ilgili eğer siz normal elle bir paket şalteri çevirme şekli açma kapama yapıyorsanız normal bir kontaktörün açma kapamasına göre sizin oradaki manevra süreniz daha uzun olacağından işte gerilim dalgalanmaları ve pikleri oluşturabilirsiniz. Deniyor ki eğer orada bir elektromekanik anahtarlamayı kullanırsanız anahtarlamadan kaynaklı gerilim dalgalanmalarını, pikleri mümkün olduğunca azaltmış olursunuz. Aktüatörler için kullanılan kendi güç kaynakları kaçak akımları arttırır, mümkünse tek güç kaynağından ortak beslenmelidir. Kondansatörlerin ya da motorların devreye girme sırasında oluşan akım darbeleri kaçak akımları arttırır. Akım darbelerini engellemeye çalışılmalıdır. Burada özellikle kondansatörler için filtreler kullanılıyor. Normalde bir kondansatör devreye girme sırasında 100 ila 200 misli amma akımının akım çeker. Eğer bunun girişlerine siz bir bobin filtreleme bobinleri kullanacak olursanız bu çekmiş olduğu yüksek akım darbelerini de önüne geçeceksiniz. Biraz sonra anlatacağım yüksek akım darbeleri de benim RCD'nin açmasına neden olur. RCD çıkışında birden fazla motor sürücüsü yerine tek motor sürücüsü kullanın. Yani bir birden fazla motor sürücüsünü tek RCD'ye bağlamayın da her motor sürücüsü için ayrı ayrı RCD'ler kullanın. Birkaç yük için ortak bir EMC filtresi kullanın. Kaçak akım genellikle tek tek filtrelerin toplamından daha düşük olacaktır. Birkaç frekans dönüştürücüsü kullanıyorsa bunların aynı anda başlatmamak için özen gösterilmelidir. İlk anda şarj olan filtre kondansatörleri aynı anda devreye girmeleri sırasında gereksiz açmalara neden olabilir. Bir motor sürücüsünün anahtarlama frekansı 2, 4, 8, 16 kHz olabilir. EMC filtresinin rezonans frekansı motor anahtarlama frekansına eşit ya da yakın ya da katları şeklinde olmamalıdır. Gerekiyorsa motor anahtarlama frekansı ya da filtre değiştirilmelidir. Yani burada motorun çekmiş olduğu akımın anahtarlama frekansıyla bizim oradaki filtremizin rezonansa girmemesi gerekiyor. Evet trafonun devreye girmesi ya da yıldırımın düşmesi sırasında oluşan gerilim piklerinden ACD açma yapıyordu. Nedenini kapasitif etkiye bağlamıştık orada. Fakat akım darbelerinde de benim RCD açma yapar. Peki neden akım darbelerinden dolayı RCD açma yapar? Bir kondansatör devreye girme anında anma akımının 100 ila 200 misli akım çekebilir. Yine biliyoruz ki motor gibi yükler devreye girmeleri sırasında 8 mislini bulan akımlar çekmektedir. Çalışma prensibi olarak bir RCD içerisinden bu darbe akımları geçirdiğinde giden ve gelen akımlar eşit olduğu sürece RCD açma yapmayacaktır. Fakat Yüksek değerdeki darbe akımları troit nüvede kaçak akılara neden olabilmekte ve bu durumda RCD tarafından kaçak akım olarak algılanarak açma yapabilmektedir. G tipi zaman gecikmesine sahip RCD minimum 10 milisaniye, S tipi zaman gecikmesine sahip bir RCD minimum 40 milisaniyelik bir zaman gecikmesiyle kısa süreli geçici durumlarda RCD'nin gereksiz açma yapmasını engelleyebilir. Genel kullanım RCD'lerde bir zaman gecikmesi yoktur. O nedenle 250 amper'e kadar olan standart 8'e 20 akım darbesi olarak geçen bu akım darbelerini açma yapmazlar. G tipi zaman gecikmesine sahip RCD'lerde akım darbe değeri 3 kilo amper, S tiplerinde 5 kilo amper darbe akımlarında, açma yapmayacak şekilde üretilmektedir. Eğer bu zaman gecikmesi yetmiyorsa standartlar çerçevesinde bu zaman değeri ayarlı bir RCD ile uzatılabilir. Asıl kullanım yeri harmonikli ve saf DC akımlı devreler olan B tipi RCD'ler darbe akım şekline bağlı olmakla birlikte açma yapmayabilirler ya da darbe akımlarına karşı devrede filtre seçenekleri değiştirilebilir bu meşhur 8'e 10 akım darbe grafiği yani yüzde gelmesi 8 mikrosaniye işte yüzde 50'ye düşmesi 20 mikrosaniye süren bu simüle edilmiş bir akım darbe şekli yani diyor ki işte Yüksek akım çektiğinizde şebekenizdeki oluşacak olan akım darbe şekli budur. Ve RCD'lerin buna bağlı olarak bazı bağışıklıkları vardır. İşte G tipi 10 milisaniye geç açma yapar. S tipi 40 milisaniye geç açma yapar. Ve bu geçici rejimi atlatıp gereksiz açma yapması engellenebilir. Yine akım darbesinin çok olduğu şebekelerde geçici rejimlere karşı açma bağışıklığı yüksek olan B tipi RCD'leri de siz kullanabilirsiniz. RCD ile ilgili elektriksel tanımlardan bahsedelim. UN anma gerilimi, IN anma akımı yani RCD'nin devam taşıyabileceği akım değeri. I delta N ise RCD'nin hata akım değeridir. IEC standartları işte IN için 10 amperden başlayıp 125 ampere kadar bazı akım değerleri vermiştir. Yine aynı şekilde I delta N için de 6, 10, 30, 100, 300 ve 500 mAh gibi akım değerleri vermiştir. Ama bunlar olması gereken akım değerleri olarak geçmez. Bu akım değerlerinde üretilebilir der. Üreticiler farklı akım değerlerinde üretebilir mi? Evet üretebilirler. O nedenle akım değerleri için IN ve I delta N için üretici kataloglarına bakmakta fayda vardır. Şimdi RCCB ve MCB kombinasyonu eğer bir RCBO kullanmıyorsanız yani içerisinde hem termik hem manyetik açı ve bununla birlikte toroid akımlarına bakan bir sistem yoksa yani sadece troitli hata akım değerlerine bakıyorsa yani bir MCCB ise bununla birlikte bir sigorta bir MCB kullanmanız gerekli. Peki bunun kombinasyonu nasıl olacak? Bu değerleri nasıl seçeceğiz? RCCB'ler sadece hata ve kaçak akımlarda koruma görevini yerine getirerek açma yaparlar. RCCB'ler aşırı yük ve kısa devrelerde bir MCB gibi koruma yapmaz. O nedenle kendisine seri bir MCB ya da işte MCCB, kompakt şalter ya da bir eriyen telli sigorta ile beraber kullanılmalıdır genel kullanım MCB'nin kaçak akım rölesinden önce kullanımıdır. Yani MCB otomat sigortayı RCD'den kaçak akım rölesinden önce kullanılması şeklindedir. MCB anma akım değeri RCCB anma akım değerine eşit ya da daha küçük olmalıdır. Hatta MCB açma devresi incelenecek olursa anma akımının 1.45 katı aşırı yükleri 1 saate yakın üzerinden geçirdikten sonra açma yaptığı görülür. Birazdan göreceğiz o grafikleri. Bir MCB 1.45 katını termik koruma elemanı devreye girecek 1.45 katında ve ancak 1 saatte açacaktır. Bu 40 amperlik bir MCB'nin 58 amperlik bir aşırı yükü 1 saate yakın üzerinden geçirmesi anlamına gelir. MCB'lerin kontak kapasitelerinde bu aşırı yükler herhangi bir sorun oluşturmaz ama bazı üreticiler bu nedenden dolayı MCB akımının RCCB akımından bir boy küçük seçilmesini tavsiye eder. Bahsetmiş olduğum grafik bu. Bu bir MCB'nin açma grafiği. MCB açma grafiğine bakacak olursanız bir nolu kısım bana bir MCB. Anma akımın 1.13 katını bir saatten daha uzun sürede geçirip daha sonra açma yapacağını. İşte 1.45 katındaki 2 ile gösterilen yer bir aşırı akımı 1.45 katındaki bir aşırı akımı bir saatin altında açma yapacağını gösteriyor. Yani bu bir saatte de açma yapabilir. Gösteriyor. Bahsettiğim Aşırı yük bu ve bir tesis boyutlandırılmasında önce MCB değeri belirlenir. Örneğin 20 amperlik bir MCB'nin çıkışına 25 amperlik bir RCCB bağlayabilirsiniz. Ama 25 amper bir MCB'nin çıkışına 25 amper RCD bağlanabilir ama tavsiye edilen üreticilerden bazılarının tavsiye ettiği değer. 40 amperlik bir RCCB bağlanmasıdır. Yani tablo şeklinde verecek olursak burada RCCB'miz sizin sigorta anma akım değerinin ya da MCB anma akım değerinin bir boy üstü olması. Eğer benim burada RCCB 16 amperse işte sigorta akım değerim 10 amper olarak seçilmeli. Ya da işte RCCB 25 amperse MCB 16 amper. RCCB 40 sa işte MCB 25 amper. 63'e 40, 80'e 50. işte RCCB 100 amperse benim MCB 63 amper seçilmesi. Yani önce sigortayı seçiyoruz. Demin de söylediğim gibi sigortanın bir boy büyüğü RCCB seçmekte fayda var. RCD'nin kontaklarının akım altında açabileceği en büyük akım değeri yani manevra yapabileceği en büyük akım değeridir. Bu değer en az 500 amper olmalıdır. RCD akım değerine göre ise en az 40 ampere kadar olan RCD'lerde 500 amper, 63 amper olan RCD'lerde 630 amper, 80 amper olan RCD'lerde 800 amper ve 100 amper olan RCD'lerde bu akım değeri, Ime akım değeri 1000 amperdir. Özellikle düşük topraklama direncine sahip TN şebekelerde olası faz toprak temasında çok yüksek Akımlar kısa devre akımları geçebilir. Bu geçen akım değerleri MCB için kısa devre değerinde olduğunda MCB'nin manyetik açısı devreye girerek RCD'den önce açma yapacaktır. Ama bu akım değeri MCB için bir aşırı yük değerinde ise MCB açma zamanı açma eğrisindeki termik koruma elemanının zamanına bağlı olacaktır. Bu durumda da RCD MCB'den önce açma yapması muhtemeldir. O nedenle RCD'lerin anma akımının 10 misli kadar olan akımlarda MCB'den önce açma yapabilecek kesme kapasitesine sahip olmaları gerekir. Buradaki temel mantık nedir? Buradaki temel mantık şu. Benim sistemimde bir faz toprak arasında Temas oluştu ve bu temas sırasında çok yüksek akım değerleri geçecektir. Bu yüksek geçen akım değerleri hem MCB için aşırı yük ya da kısa devre olacaktır, hem de RCD için bu bir hata akımıdır. Çünkü fazdan toprağa geçen bir hata akımından bahsediyoruz. Şimdi burada hani videonun başında anlatmıştım ya o kısmı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Burada MCB mi önce girecek, RCD mi önce girecek demiştim. Şimdi burada MCB de önceye girebilir devreye girebilir, RCD de önce devreye girebilir. Şu şu grafiğe tekrar dönecek olursak bu grafikte örneğin B tipi bir MCB'de işte 5 mislinde C tipinde 10 mislinde işte D tipi çok fazla kullanılmıyor ama D tipinde ise 20 mislinde might kaçı devreye girecek. Biz C olarak düşünecek olursak MCB'yi eğer buradan geçen IME akımı, IME akımı anma akımının 10 mislinden büyükse burada benim MCB'im otomat sigortam bunu kısa devre olarak algılayacak. RCD'den önce devreye girecektir. Ama burada geçen akım değeri anma akımının 10 mislinden daha büyük değil. Anma akımının 10 mislinden daha küçük. Bu durumda da buradaki termik açıcı aşırı yük olarak algılayacaktır ve bir zaman gecikmesiyle devreye girecektir. Yani MCB'm 10 mislinin altındaki anma akımının 10 mislinin altındaki akım değerlerinde aşırı yük olarak zaman gecikmeli olarak devreye girecek. MCB'm zaman gecikmeli devreye girene kadar bu sefer RCD'm ondan daha hızlı bir şekilde bu hata akımında açma verecektir. O nedenle standart diyor ki bana eğer senin orada oluşan bir hata akımında açma yapması gerekiyorsa RCD'nin 10 misline kadar akım değerlerinde RCD'nin kontakları bu akım değerine dayanması lazım. Zaten diyor 10 mislinden daha büyük bir değerde eğer açma yapacaksa RCD açma yapmayacaktır. Ondan önce MCB'nin manyetik açısı dikkat edecek olursanız burada 20 milisaniyelere tekabül ediyor ama standartta bu en büyük değer olarak 100 milisaniyede açacaktır diyor MCB ile ilgili IEC standartında 10 misinden büyük akım değerlerinde MCB kısa devre olarak algılayıp açma yapacağı için RCD'den RCD'nin sadece anma akımıyla 10 misline kadar olan akım değerlerinde MCB'nin termik açısının zaman gecikmeli olarak devreye girdiği noktada açma yapması kafidir diyor. O nedenle IM RCD'nin kontaklarının manevra yapabileceği açma kapama yapabileceği akım değeri anma akım değerinin 10 misli kadar olmak zorundadır. I delta M, demin I delta N'den bahsetmiştik hata akım değerinden. Bir de I delta M var. RCD'nin açtırma mekanizmasını zarar görmeden açtırma işlemini yerine getirebileceği en büyük hata akım değeri. Bu ise benim RCD'min dayanabileceği en büyük hata akım değeri. Dayanmaktan kastım ne? Bunu bir örnekte açıklamaya çalışalım. Anma akım değeri I delta N 40 amper ve hata akım değeri I delta N 30 mili amper olan bir RCD'de bu devrede faz toprak temasında RCD açma yapana kadar B, C tipi bir MCB'nin manyetik açısı devreye girip açma yapana kadar 400 amperleri bulan hata akımları geçecektir. Ne dedik? 10 misinden daha büyük değerlerde 10 mislinden daha büyük değerlerde işte oradaki MCB devreye girecektir dedik. Peki 40 amper 10 mislini düşürdüğünüzde bunun 10 mislini düşündüğünüzde 400 amperleri bulan bir hata akım değeri geçecektir. Benim RCD'nin içerisinde. Bu 30 mA hassasiyetindeki bir hata akımının 13.000 misli demektir. Bu büyüklükteki bir akım RCD içerisindeki troidin ölçüm yapan sekonder sargılarında yüksek gerilimlerin iniklenmesine neden olur. İşte bu değerlerde RCD'nin algılama devresi zarar görmeden açma işlemini ve daha sonraki çalışmalar için tekrarlanabilirliğini sürdürmesi gerekir. Genellikle I delta M, I M ile aynı verilir. Şimdi 40 amperlik bir RCD ile faz toprak temasında bu aynı zamanda bir hata akımıdır. Yani 40 amperlik bir RCD'de 400 amper akım geçti MCB devreye girene kadar. Bu 400 amper RCD içerisinden geliyor ama dönüşü nereden oluyor bunun? Topraklamadan ya da koruma iletkeninden oluyor. Şimdi bu 400 amper benim toroid sistemi için, RCD'deki toroid sistemi için 400 amper bir hata akım değeridir. İyi de bu benim RCD'm 30.000 ampere göre imal edilmiş. Yani 30.000 amperlik bir RCD'nin 13.000 mislinden daha büyük bir hata akımı geçecek. Tabi buradaki toroid'in sekonder sargısında 30.000 amperin indikleyeceği gerilime göre 13 daha mislinden daha büyük bir gerilim indiklenecektir. Bu da sisteme, oradaki elektronik sisteme ve yapıya zarar vermemesi gerekir. İşte I delta M, RCD'nin açma mekanizması zarar görmeden açma yapabileceği en büyük hata akım değeridir. Genellikle üreticiler I delta M'yi I ile aynı yaparlar. Yani açma yapabileceği akım değeri aynı zamanda da bunun dayanabileceği en yüksek hata akım değeri şeklindedir. IC diye bir akım değeri daha var. IC'yi anlamam biraz zor oldu çünkü karışık bir durum var burada ama anlatmaya çalışacağım size. Aslında tüm işi buradaki sembol bozuyor. RCD'nin açma yapmadan ya da yaparak dayanabileceği kısa devre bakıma. Normalde burada ASIS standartında şunu diyor. Yani RCD'nin dayanabileceği kısa devre akımı şeklinde bir tanımlama yapmış. Bununla ilgili deney detaylarına girdiğimde deneyle ilgili şöyle bir açıklama yapmış orada. Diyor ki RCD diyor açma yapmadan da diyor IC akımına dayanabilir. Ha açma yapabilir de diyor. Açma da yapmış olabilir diyor IC akımı geçerken diyor RCD. Açma yaparsa da diyor IC akım değerine dayanacak diyor. Şimdi kısa devre durumunda akımın IC değerinin üzerine çıkmadan açma yaparak RCD koruyan sigorta. Bazı kaynaklarda yabancı kaynaklarda SCP'de ya da Backup Fuse şeklinde geçiyor. Böyle isimler oluyor. Kısa devre korumada kullanılabilecek en büyük sigorta değerleri. eriyen telli sigorta değeri bunlar. RCD'niz 16 amper ve 63 amper aralığında ise burada 100 değil de 63 yazacak. 80 ise 80, 100 amperse RCD'niz burada 100 amper ya da 100 değeri yazacak. Bu ara eriyen telli sigorta akım değeridir. GL tipidir bunlar. Yani genel amaçlı kullanılan eriyen telli sigortadır. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ya tamam işte 100'e 100, 80'e 100, 80, 63, e 80, 63 de ya 16'da niye 63 amper yazıyor? Az önce hani RCCB ile işte MCB koordinasyonunda aynı akım değerleri hatta RCD'nin MCB'den bir boy üstte seçilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. İşte burada 16 amperi görüyorsunuz yanında da eriyen telli sigorta bir kere ne alaka? 63 amper gibi bir değer yazıyor. İşte bu tamamen kafa karışıklığına yol açan bir nokta. Şimdi burada bir tablo var. Bu tablo RCD'lerin açma zamanı ile ilgili bir tablo. IEC'nin verdiği IEC standartının verdiği bir tablo. Seççilikle bu tablo ile ilgili detaylı bilgi vereceğim size. Örneğin benim RCD'min üzerinde 100 amper ve 10.000 gibi bir değer yazsın. IM'de 800 amper yazsın. Yani açma yapabileceği akım değeri 800 amper. Muhtemelen bu 10 misli olarak düşündüğünüzde 80 amperlik bir RC diye falan tekabül ediyor. Şimdi 100 ampere burada baya bir kafam takılmıştı. Bakıyorum eriyen telli sigorta grafiğine. Şimdi diyorum ki 100 amperlik bir sigorta. Şurada pembe noktaların olduğu sigorta akım değeri 100 amper. 100 amperlik bir sigorta. 800 amperlik akım değerinin daha üstünde açma yapması lazım. IM neydi? RCD'nin kontaklarının açma yapabileceği akım değeri. bunun üstünde sigorta açma yapması gerekiyor. İşte 800 amperden yukarı doğru çıkıyorum. 100 amperlik sigortayı kestiği noktaya bakıyorum. Zaman 450 milisaniye gibi bir değere tekabül ediyor. İyi de 450 milisaniye çok büyük bir rakam. Burada benim RCD'min 40 milisaniye içerisinde açma yapmış olması lazım. Yani 800 amperlik bir akım değerinde burada 100 amperlik sigorta açma yapana kadar 450 milisaniyede 40 milisaniyede benim asidim açma yapacak. Bunun üzerine kafa yordum ama bu düşündüğüm gibi bir şey değil. Açıklamaya devam edeyim. Kaçak akım rölesinde önüne konulacak sigortada iki parametreye dikkat edilmelidir. 1. Faz toprak temasında oluşan yüksek akımlar hata akımları oldukları için RCD'nin açmasına ayrıca yüksek akım olduğu için de MCB'nin açmasına neden olurlar. Eğer RCD açma yapacak olursa burada müsaade edilen en büyük açma akımı anma akımının 10 mislidir. Yani Ime akımıdır. Bu değer RCD'nin 10 mislinden sonraki akımlarda devreye MCB'nin manyetik açısının girip RCD'den önce açma yapacağı içindir. In ile Ime aralığındaki akımlarda MCB'nin termik açma gecikmesinden dolayı RCD MCB'den önce açma yapacaktır. Ona göre Ime akımı belirlenir. Burada benim fazla toprak arasında bir kısa devrem oldu. Temasım oldu. Buradan geçecek olan akım hem daha önce söylediğim gibi MCB için aşırı yüktür hem de işte RCD için hata akımıdır. 10 misline kadar olan akımlarda anma akımının RCD MCB'den MCB çünkü termik açıcı olarak devreye girecek. Önce açma yapacaktır. 10 misinden sonraki değerlerde de MCB RCD'den önce açma yapacaktır. 2 İki, İkincisi oluşabilecek arıza türü sadece bir kısa devre arızası var. Yani bu bir faz faz arasında ya da bu bir faz nötr iletkeni arasında oldu. Sadece bir kısa devre arızası var ve bu kısa devre akımı MCB ve RCD üzerinden geçeceği durum. Bu da bir kısa devre var. Bu hem MCB'den geçecek, hem de RCD'den geçecek. Bu durumda RCD hata akımı olmadığı için açma yapmaz. Çünkü gelen akımlar giden akımlara eşit olacak. Kısa devre akımı da olsa ya faz-faz arasında oluyor ya da faz-nötr arasında oluyor. Tüm iletkenler kısa devre olan tüm iletkenler RCD'nin toroidin içinden geçiyor. Sadece MCB açma yapar. Kısa devre akımının termik ve dinamik zorlamalarının RCD'ye zarar vermeden geçirebileceği akım değeri IC burada ortaya çıkıyor. Bu da tipik 6 ya da 10 kA oluyor. Yani burada dikkat edecek olursanız eriyen telli sigorta sembolü yanında 6000 varsa bu IC akımının 6 kA 10.000 yazıyorsa buradaki IC akımının da işte 10 kA olduğu anlamına gelir. Bu RCD'nin içerisindeki termik ve dinamik zorlamalarda RCD'nin bozulmadan üzerinden geçirebileceği kısa devre akımı. Peki eriyen telli sigorta sembolüyle verilen 63, 80, 100 amper akım değerleri ne anlama geliyor? Burada bir MCB sembolü kullanılamaz. Çünkü kısa devre kesme kapasiteleri marka, model ve seriye göre 3, 6, 10 kilo amper gibi farklılıklar gösterir. Ama eriyen telli sigortalar teknolojik ürünler olmadıkları için kesme kapasiteleri her markada hemen hemen aynıdır. Aslında RCD üzerinde yazan 100 amper ve 10.000 amper bize bu RCD'nin önündeki sigortanın ya da daha üst seviyedeki koruma yapan sigortanın en büyük 100 amper olacağı ve kısa devre kesme kapasitesinin 10 kilo amper olacağını söylüyor. Pratik bir örnek verecek olursak 40 amper RCD'nin üzerinde kısa devre dayanımı 10 kilo amper verilmiş ve IM akımını sağlamak için 40 amper ya da daha altı bir MCB kullandık ama MCB'nin kesme kapasitesi 10 kilo amper olması gerekirken 3 kilo amper. Bu sefer bir üst seviyeye bakıyoruz. Kesme kapasitesi 10 kilo amper olan bir eriyen telli sigorta ya da MCB var mı? Çünkü 3 kilo amperin üzerinde kısa devrede 40 amperlik MCB'nin kontakları kaynayıp yapışabilir ve bu kısa devre akımının 10 kilo amperi geçmeden yani RCD'ye zarar vermeden kesilmesi gerekir. Eğer üst seviyelerde bu kısa devre kapasitesini sağlayan eriyen telli sigorta ya da MCB varsa RCD'yi kısa devre akımlarından korumuş oluruz. Fakat bu durumda da diğer hatların enerji sürekli kesintiye uğrayabilir. Eğer devremizde kısa devre akım değeri hesaplanmış yani faz faz ya da faz nötr arasında en yüksek beklenen kısa devre akım değerine göre MCB boyutlandırılmış ise yani hesaplamalarda 3 kilo amperin altında bir kısa devre akımı bulunmuşsa bunun anlamı RCD'nin 10 kilo amperlik kısa devre akım değeri aşılması mümkün değildir. Bu durumda 3 kilo amperlik MCB ile beraber kullanılabilir. Bu sembol biraz kafa karıştırıcıdır. Eriyen telli sigorta seçiminde buradaki 100 ampere göre sigorta seçimi hatalı olacaktır. Çünkü... 100 amperlik bir sigorta faz toprak arızasında grafiğe bakıldığında kaçak akım rölesinin IM akımının aşmasını engelleyemeyecektir. Son dönemde birçok üretici şirket eriyen telli sigorta sembolünü kullanmadan sadece IC kısa devre akım değerini vermektedir. Aslında benim için burada önemli olan 10 kilo amper değeridir. Yani bu RCD'nin IC kısa devre dayanım akımıdır. 10 kilo amperdir. Bu 10 kilo ampere göre de benim RCD'min önüne bağlayacağım MCB'mi seçmekte fayda vardır. MCB'm de burada 10 kilo amper olması gerekli mi? Olmayabilir. Eğer burada beklediğimiz kısa devre akım değeri 10 kilo amperleri bulmuyorsa zaten boyutlandırmayı olması gerekiyor. O boyutlandırmayı kısa devre akımına göre yaparız MCB'nin. Eğer burada beklediğim kısa devre akım değeri 2 kilo amperse 3 kilo amperlik bir MCB burada işimi görecektir. RCD'nin de üzerinden geçebilecek maksimum kısa devre akımı işte 2 kA olacağı için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Ama burada beklenen kısa devre akım değeri eğer 10 üstünde üstündeyse buraya muhakkak 10 kilo amperlik bir MCB kullanmamız lazım. 10 kA'nın altında kullanacağımız bir MCB'de yüksek kısa devre akımları MCB'nin kontağını yapıştırabilir. Bu durumda RCD tehlikeye girebilir. Ha üst seviyelere bakabiliriz. Burada yazdım onu ama Hani bu çok da mantıklı olmayacaktır. Zaten aşağıdaki siz MCB'nin kontaklarını eritmiş olacaksınız. Şimdi konunun teknik detaylarına çok da vakıf olmayan arkadaşların iyice kafası karıştı. Farkındayım bu adam ne anlatıp duruyor şeklinde kafanızda sorular var. Şöyle özetleyeyim ben size. Buradaki asıl benim için önemli olan 10.000 değeri yani 10 kA değeri. Bu RCD'nin kısa devre kesme kapasitesidir. Eğer siz RCD'nin altındaki bir Kısa devrede 10 kilo amperleri görmüyorsanız zaten sorun yok. Eğer 10 kilo amperleri görüyorsanız RCD ile birlikte kullanacağınız MCB'nin kesme kapasitesi 10 kilo amper olmak zorunda. 100 amper eriyen sigorta ne? Ya diyor adam burada size. 100 amperlik eriyen sigorta kullanırsan 10 kilo amperlik kesme kapasitesini bu sana sağlar. 100 amper unutun. 100 ampere göre seçmeyeceksiniz. Asıl seçme yaptığımız akım değeri ım akım değeridir. Şu grafiğe geri dönelim. ım akım değeri de anma akımının 10 misline kadardır. 10 mislinden sonra da işte MCB'nin manyetik açısı RCD'den önce devreye girecek şeklinde düşünülür. B tipinde sorun yok. C tipinin 10 misli olarak düşünüyoruz ama örneğin D tipi 20 amperlik bir MCB'miz var. Ve 20 amperlik bir RCD ile kullandık. D tipi 20 amperlik MCB'mizi. D tipi 20 amperlik MCB'mizin manyetik açısı 20 misinde devreye giriyor. Yani 400 amperde 20 amperlik D tipi MCB'miz açma yapacaktır. Peki bu 20 amperlik RCD'nin ığme yakımını karşılıyor mu? 20 amperlik RCD'nin minimum ığme yakımı 500 amper. Bunu karşılıyor. Peki burada 40 amperlik bir MCB'miz olsaydı D tipi, 40 amperlik bir MCB'nin, D tipi MCB'nin Maitic açısının devreye girme akımı 800 amper. 40 amperlik peki bir RCD'nin ığme akımı ne? O da yine 500 amper. Burada karşılamıyor. O zaman ne yapmamız lazım? ığme akımı 800 amper olan bir RCD kullanmamız lazım. O da 80 amperlik RCD'ye karşılık gelmektedir. Yani burada ığne akımlarını evet eşlememizin haricinde eğer D tipi bir MCB kullanıyorsak burada da IM akımlarında D tipi bir MCB'nin karşılaması gerekmektedir. Şimdi RCD'mizle birlikte eriyen telli sigorta kullanacaksak bunu neye göre seçeceğiz? Az önce dedim 100 amper unutun. Hakikaten unutun oradaki yazan 100 amper. O çünkü IC kesme kapasitesini sağlayabilecek eriyen telli sigorta akım değeri. Ama ona göre seçme yapmayacağız. Ona göre bir eriyen telli sigorta seçmeyeceğiz. Peki eriyen telli sigorta çok fazla kalmadı. Biraz NH kullanımı var endüstride. Artık eriyen tercih sigorta kalmadı. Ya MCB ya da MCCB kullanılıyor ama kısaca ondan da bahsedeyim. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Pratikte bu RCD anma akım değerinin bir boy altında eriyen telli sigorta seçmek şeklindedir. Bunun bir diğer nedeni de eriyen telli sigortanın açma grafiği incelendiğinde anma akımının 1.6 katını üzerinden 1 saat süreyle geçirdiği görülür. Yani 40 amperlik eriyen telli sigorta 1.6 çarpı 40 64 amperlik akımı 1 saat sonra açma yapacaktır. O nedenle 60 amperlik RCD'ye 40 amper eriyen telli sigorta bağlanması tavsiye olunur. Gelelim şimdi seri seçiciliğe. Bir besleme hattında seri bir şekilde birden fazla RCD kullanılmış olabilir. Bu durumda bir hata akımı teması olduğunda sadece o arızanın olduğu devre parçasının yani linyenin ayrılmasına ve arızası olan diğer devrelerin işletme sürekliliğinin sağlanmasına biz seçicilik diyoruz. Seçicilik üç türlü olur. Akıma bağlı seçicilik, zamana bağlı seçicilik, RCD tipine göre seçicilik. Akıma bağlı seçicilikte bir üst seviyedeki RCD'nin hata akım değerinin Alt seviye RCD hata akım değerine göre 3 mislinden büyük olması gerekir. Bir RCD 0.5 ile anma hata akım değeri arasında açma yapar. 30 mA'lik bir RCD 15-30 arasında herhangi bir değerde açma yapabilecektir. Yine benzer şekilde 60 mA'lik bir RCD de 30 ile 60 mA aralığında Açma yapabilecektir. Bu iki RCD seri bağlandığında 30 miliamperlik RCD üst değer 30 mA'de ve 60 miliamperlik RCD alt değer 30 mA'de açma yapacak olursa mekanizma tepki süreleri de göz önüne alındığında burada bir seçicilik sağlanamayabilir. Üreticiler edinilen tecrübeleriyle bu değerin 3 misli olması gerektiğini tavsiye etmektedir. Eğer aynı üreticinin ürünleri kullanılacak olursa bu temelen 2 misli de yeterli olacaktır. Yani burada ne demek istiyorum? Alt seviyedeki yüke yakın olan RCD'niz sizin 30 mA ise bunun bir üst seviyesindeki şebekeye yakın olan RCD 33 misli yani 90 mA'lik ki 90 mA yok ve i̇şte 100 mA'lik standart olarak bir RCD olmak zorunda. Bunun detaylı olarak göreceğiz şimdi. Bir de zamana bağlı seççiliğimiz var. RCD'nin üzerinde zaman seçiliğine dair herhangi bir ibare yoksa genel RCD'dir. Zaman seçiliğini gösteren iki harf vardır. G ve S. ic 61. 8'e bir de genel ve S tipi zaman seçiciliğinden bahsedilir. G tipinden bahsedilmez. G tipi genel tip RCD'ye 10 milisaniye gecikme verilmiş bir RCD'dir. Ve bu sayede alternatif akımın bir yarım periyodunda gerçekleşen geçici rejimler nedeniyle gereksiz açma yapması engellenmiş olur. Hakikaten IC 61008'de bu açma zamanları ile ilgili tabloda G tipi bir RCD'den bahsetmez. G aslında bir zaman seçiciliği değildir. Bu normal genel kullanım tipi RCD'ye 10 milisaniye 10 milisaniye gecikme tepki süresinde gecikme verilmiş halidir. Onun nedeni de şudur. Benim 50 Hz şehir şebekem, 50 Hz'lik şebekemin yarım periyodu 10 milisaniye tekabül eder. Bu yarım periyot içerisinde gerçekleşen geçici rejimlerde açmasın diyedir. Ama ASC'ye göre iki tip burada RCD vardır zamana bağlı olarak. Genel kullanım şu en üstte gösterilen ve S tipi Burada hata akım değerlerine göre açma zamanları var. Eğer hata akım değeri anma hata akım değerine eşitse genel kullanım RCD'im 300 milisaniyenin altında açma yapacaktır. İşte gecikmeli G tipi olan RCD'yim ise 10 ila 300 işte S tipi gecikmeli bir RCD'im varsa 130 ile 500 milisaniye arasında açma yapacaktır. Eğer 2 misli bir hata akımı geçecekse anma hata akımı değerinin işte normal genel kullanım RCD'im benim 150 milisaniyenin altında açma yapacaktır. Gecikmeli olan 10-150 işte S tipi gecikmeli olan ise 60-200 ve anma hata akımının 5 misli bir hata akımı geçecek olursa genel kullanım 40 milisaniyenin altında gecikmeli 10-40 milisaniye arasında G tip olan S tipi olansa 50-150 milisaniye aralığında açma yapacaktır. Eğer 500 amperlik bir hata akım değeri ki bu neye tekabül ediyor? I delta M'ye tekabül ediyor. Bu şekilde bir hata akım değeri geçecek olursa işte gecikmesi olan 40 milisaniyenin altında işte G tip olanlar 10-40 ve S tipi olanlarsa 40-150 milisaniye arasında açma yapacaktır. Bakın G'ye dikkat edin. Az önce söylediğim şey devamlı 10 milisaniye açmaya gecikme verilmiş. Yani bir yarım periyot. S tipinde ise en büyük değere baktığınızda 40 milisaniyelik bir gecikme verilmiş. Yukarıdaki bu tabloyu aynı zamanda RCD'lerin testi sırasında kullandığımız ölçümlerde check etmek için de kullanıyoruz. Akım ya da zaman seççiliği hiçbir zaman tek başına başarılı olmaz. O nedenle iki seçiliğin de beraber uygulanması gerekir. Bakın Burada peş peşe bağlanmış olan yani seri olarak bağlanmış olan RCD'lerim var. Örneğin bu taraftaki linyeyi G tipi bir RCD bağlanmış. Sol taraftakine genel kullanım RCD olarak bağlanmış. Bunların üst seviyesine S tipi bir RCD bağlamak zorundasınız. Bu zaman seççiliği. Bir de akım değerine göre bir seçilik yapmanız lazım. O ne demek? Aşağıdaki şu linyelerde hata akım değeri en büyük olan hangisi? Örneğin ikisi de 30 diyelim. Yukarıda kullanacağım 30'un hata akım değerinin 30 amperlik hata akım değerinin 3 misli ve daha yukarısı olması lazım. Yani 90 mA. Demin de söylediğim gibi standartta 100 amper var. En az şuradaki hem S tipi olacak şebeke tarafındaki hem de en az 100 amper olacak. Zaman seçilikte alt seviyede RCD G tipi olmak zorunda değildir. Genel kullanım RCD'lerin üst seviyesindeki RCD S olduğu sürece zaman seççiliği sağlanır. Demin de söylediğimiz gibi zaten G sadece açmada 10 milisaniyelik gecikme verilmiş bir RCD. Burada grafik olarak bakalım. Grafikte şu mavi alan, şu mavi alan G tipi RCD'ye verilmiş olan 10 milisaniyelik gecikmeyi gösteriyor bana. Genel tip bir RCD mavi alan artı şuradaki turuncu çizgiler var ya şu alanda açma yapar. Genel tip bir RCD. 30 amper için bahsediyorum. G tipi 30 amperlik bir RCD ise 10 milisaniyelik gecikme verilmiştir. Ve yine açacağı üst limitte genel tip RCD ile aynıdır. Şurası. Peki şurada kullanmış olduğumuz üst seviyede Türkiye'deki S tipi RCD'ye bakalım. Bu da 40 milisaniye gecikme verilmiş bir RCD'ydi. Buradaki üst seviyedeki RCD bu sefer 100 miliamper. 30 değil bakın. Akım seçiliğini sağlayabilmek için ne dedik? En az 90 olmak zorunda. 90 standartta yok. 100 var üretimde. 100 miliamperlik bir RCD olmak zorunda. Ve S tipi 100 miliamperlik bir RCD'nin de açma alanı şurada mavi olarak taralı alan. Gördüğünüz gibi. Ve Aşağıdaki 30 milianperlik RCD'nin açma üst limiti burada şu çizgi fareyi bilmiyorum görebiliyor musunuz? Üst seviyedeki 100 milianperlik RCD'nin de minimum açma zamanı. Bakın şurası arada bir miktar boşluk var. Aradaki boşluk bana aslında zaman seçiciliğini ne yapıyor? Sağlıyor. Şimdi insan üzerinden geçen hata akımının akım değeri ve geçme zamanıyla insan üzerine etkisi grafiğine tekrar dönelim. Burada bir şey anlatmak istiyorum. Şu yukarıdaki açma zamanlarına bağlı olarak örnek. 30 miliamperlik bir RCD'de RCD'nin genel kullanım ya da G tipi fark etmez üst sınırları içinde de aynı ya da S tipi olması durumunda nerelerde açma yapacak ona bakalım. 30 miliamperlik bir RCD 30 mA'de işte eğer bu bir C tipi olacak olursa 500 milisaniyede şurada eğer bu genel kullanımsa 300 milisaniyede en geç açma yapacaktır. O da şurası. İkisinde yani 60 mA'de G'nin açacağı nokta bura ya da genel kullanımın S'nin açacağı nokta bura. 5 misline bakıyorum. 5 mislinde yani 150 miliamperde 30 mA olarak düşüneceksiniz. G tipi bir RCD 40 milisaniyenin altında ki en geç 40 milisaniyede açma yapacaktır. Şura ve eğer bu bir S tipi olacak olursa bu da 150 milisaniyede açma yapacaktır. O da dikkat edecek olursanız şura, şurası. Görüldüğü gibi S tipi zaman gecikmesine sahip RCD'ler 2 ve 5 misli hata akımlarında AC3 bölgesine girmek S tipleri 1-3 seviyede 100-300 mA gibi yangın koruma amaçlı kullanılır. Bu nedenle 30 mA RCD'lerde S tipi zaman seçiline sahip ürünler üretilmez. Eğer dikkat edecek olursanız 2 mislinde ve 5 mislinde S tipi AC3 sınıfına giriyor. Hadi 2 mislinde kıyısında köşesinde duruyor ama direkt 5 AC3 alanına giriyor ki bu insan üzerine olumsuz etkileri olan bir alan akımın. Zaten bunu niye anlatıyorum size? Zaten S tiplere 30 miliamperlik RCD'lerde üretilmezler. S bir zaman gecikmesidir ve şurada gördüğünüz gibi daha üst seviyede kullanılır ve bunlar 100, 300 ya da 500 miliamper gibidir ve yangın koruma amaçlı kullanılırlar. Aşağı seviyedekilerse ya G'dir ya genel kullanımdır. Herhangi bir G ya da S yazma üzerine Bunlar da 10 ya da 30 mili amper gibi üretilirler. Peki, röle içerisinde zaman seçiliği nasıl sağlanıyor? Buradaki devreye bakacak olursanız burada toroidi göstermiş, burada bir elektronik devrem var. Elektronik devre Burada bir kondansatör var. Burada bir tane de SBS var ve burada da bir açtırma mekanizması var. Ha yapıp bu kadar basit mi? Yapı bu kadar basit değil ama temel anlatım için bu grafiği kullanıyorum. SBS ne peki? SBS belli bir gerilim seviyesine kadar direnci çok yüksektir, tetiklenmez. Bir elektronik eleman, yarı iletken eleman. Gerilim seviyesi belli bir noktaya kadar tetikleme yapmaz. Gerilim belli bir noktadan sonra SBS tetikleme yapar ve üzerinden akımı geçirir. Burada SBS ile açma yapacağı akım değeri gerilime bağlı olarak ayarlanıyor. Örneğin buradaki toroidim 30 amperlik bir toroid olsun ve 30 amperlik toroidim buradaki devremde benim sekonderimde örneğin 3 voltluk bir gerilim yüklüyor. Şimdi açma yapacağı akım değeri 30 amper mA maksimum. Bunu örneğin 25 mAh'la açma yapacak. 25 mAh kaç volta tekabül ediyor oranladığınız zaman? 2,5 volta tekabül ediyor. O zaman buradaki açtırma mekanizmasına benim 2,5 volta kadar herhangi bir gerilim vermemem lazım. Onu neyle sağlıyorum? SBS ile sağlıyorum. Burada 2,5 voltluk bir SBSM var ve 2,5 volta kadar üzerinden herhangi bir akım geçirmiyor, geçirmiyor. 2,5 voltta yani 25 miliamperlik bir hata akımı oluştuğunda üzerinden akım geçişini ne yapıyor? Sağlıyor. Peki bu bir G tipi ya da S tipi zaman gecikmeli ise zaman gecikmesini nasıl sağlıyorlar burada? Buradaki zaman gecikmesi de kondansörün şarj süresiyle sağlanıyor. Hani demiştik ya minimum 10 milisaniye ya da işte minimum 40 milisaniye gibi bir zaman gecikmesinden bahsetmiştik. İşte burada da oluş oluşan hata akım değeri oluşturduğu gerilim kondansatörü şarj ediyor. Şarj zamanıyla bu zaman gecikmesini sağlıyorlar. Merak edilen sorun yaşanan bir nokta dikey seççilik Onunla ilgili birkaç örnek vereyim. Şu anda yapımda benim şebeke yapımda beslememde 3 tane RCD peş peşe bağlanmış seri olarak. En alt yük tarafında 30 mAh hata akım değerine sahip bir RCD 3'ün var. Orta tarafta RCD 2'm var. Hata akım değeri 100 amper ve şebeke tarafında RCD 1'im var. Hata akım değeri 300 mA. Yük tarafı RCD 3, 30 mA akım seççiliği 3 çarpı 30 mA de 30. Yani bunun hata akım değeri. Sağlamak için bir üst şebeke tarafındaki RCD 2 100 mA 90 standartta olmadığı için ve en üst şebeke tarafındaki RCD ise bunun 3 misli yani 300 mA seçilmiş. Şu RCD'nin akım değeri hata akım değeri bunun 3 misli olmak zorunda. 3 kere 3 90 100 seçilmiş. Bu RCD'nin de hata akım değeri bunun 3 misli olmak zorunda. 3 çarpı 100 300 mA olarak seçilmiş. RCD 3 G ya da standart tip RCD2 ise ES tipi. Bu haliyle bu iki RCD arasında akım ve zaman seçiliği sağlanmış oluyor. Bu grafiği daha önceden söylemiştim. Genel tip olabilir. Yani bu yeşil bölge ya da G tip olabilir. 30 mA şu turuncu olan bölge. Açabileceği en büyük açma zamanı grafiği şu üst seviye. Bunun üstündeki RCD2'nin 100 mAh'lik RCD2'nin minimum açma zamanı şu mavinin altı ve maksimum açma zamanı ise şu mavinin üstü. Aralarına dikkat edecek olursanız gri bir boş bölge var. Bu da bana zaman seçiciliğini ne yapıyor zaten? Sağlıyor. Şebeke tarafındaki RCD bir zamanı ayarlanabilir bir RCD ya da Troid böyle olmalıdır. R tipi zamanı ayarlanabilen RCD. Genellikle G tipi ve S tipinden bahsedilir. Ya da üzerinde hiçbir şey yazmazsa bu genel bir RCD'dir. Ama üzerinde R yazıyorsa bunun bir de zaman ayarlanabilir. Üzerinde bir potu vardır. Yani zamanı ayarlanabiliyorsa RCD'nin o da R tipidir. 300 mA kadar olan yük tarafındaki yani aşağı taraftaki hata akımlarının Alt seviyedeki RCD'ler açma yapmalı. 300 miliamperin üzerindeki hata akımlarında ise RCD1 açma yapmalıdır. Grafikte RCD2'nin yani bunun 300 miliamperde maksimum açma zamanına bakıldığında yaklaşık 180 milisaniye civarında olduğu görülür. Bu nedenle RCD1'in zamanı bunun bir miktar üstü 200 milisaniye olarak ayarlanmalıdır. Şimdi zaman seçiciliğini sağlayacağız ya RCD2 ile RCD1 arasında. RCD 2'ye bakıyorum. En geç açma zamanı nere? Şurası. Üst limit burası. Peki ne zaman açma yapacak yukarıdaki? 300 mA'nın üstünde. Aşağıdakinin 300 miliamperdeki açma en uzun zamanına bakıyorum. Yani 300 miliamperden bir dikmeye çektim. En üst seviyedeki en geç açma yapacağı noktaya zamana baktığımda 180 miliamper. Şey 180 düzeltiyorum mil saniye gibi bir zaman. Nasıl burada arada bir boşluk vardı gri alan zaman seçiliğini pekiştirmek sağlamak için. İşte burada da bir arada boşluk bırakacağımızı düşünelim. Orada da 20 saniyelik bir boşluk bırakalım. En üst seviyedeki RCD 1'i benim minimum 200 milisaniye ayarlamam gerekli. Şimdi ISC 60364'te bir hata akımında TN sistemlerde 5 saniyede, TT sistemlerde 1 saniyede kesilmesini ister. Buna göre en üst dağıtım devresinde kullandığımız yani buradaki RCD 1 için söyleyecek olursak zaman ayarlı RCD'nin zamanının TN sistemlerde 5 saniye, TT sistemlerde bir saniye geçmemesi dikkat edilmelidir. Bunu daha sonra videonun son kısmında tekrar ele alacağım. Ama eğer buradaki şebeken benim TT sistemse yukarıda kullandığınız RCD en uzun zaman gecikmesi 1 saniye. TN sistemse burada kullandığınız RCD'nin en uzun zaman gecikmesi 5 saniye olmalıdır. Schneider elektriğin dokümanlarından aldığım bir başka örnek var. Burada 4 tane seri RCD var peş peşe. Öncelikli olarak akım seçiliklerine bakalım. En aşağıda RCD 1 var. 30 mAh RCD2 bunun 3 misli olmak zorunda. 90 standart 100 mA. Evet. RCD3 2'nin 3 misli olmak zorunda. 300 mA. RCD4 de RCD3'ün 3 misli olmak zorunda. Yani 9000 mA. Burada 1 amperlik bir RCD kullanmış. Peki zaman seçiciliğine bakalım. Zaman seçiliğini burada bulabilmek için yine Schneider Electric'in verdiği grafikleri kullanacağız. RCD2'nin zaman değeri, RCD1'in RCD2 akım değerindeki açma zamanının bir miktar üstü olacak. Ne demek istiyorum? Burada akımı misli olarak vermiş, RCD2'nin açma akım değeri 100 mA, RCD1'in 30 mA'nın 3.3 katı yapıyor. 3.3 katında katalogda 30 miliamperlik yani şu RCD için verilen bir grafik bu. 3.3 katında çıkıyorum. Dikme en uzun açma zamanı 3 nolu grafik. 3 nolu grafikteki zaman iz düşümüne bakıyorum 50 milisaniye. Yani 30 miliamperlik bir RCD üzerinden 100 mili amper bir hata akımı geçtiğinde bunu 50 milisaniyede açıyor. Bu RCD2'nin zaman değerini bu 50 milisaniyenin bir miktar üstü 60 milisaniye olarak ayarlıyorum. Peki RCD 3'ün zaman değerine bakalım. RCD 3 içinde 30 mAh'ın üstündeki RCD'lerdeki açma zaman grafiğini vermiş Schneider Elektrik. RCD 3'ün açma zamanını tekrarlıyorum. RCD 3'ün zaman seçiliği RCD 2'nin RCD 3 akımındaki açma zamanının bir miktar üstü olacak. Gidelim 300 mA, 3 misli tam yani 100 mA'nın 3 misli. 3 mislinden dikme çekiyorum. Yukarı doğru çıktığım dikmede zaman gecikmesi bunun kaçtı? 60 saniye de Şurada 60 milisaniyelik bir zaman gecikmesi var. 3 misli yani şuradaki 300 amper aslında burası. 300 amperden dikme çıkıyorum. 60 milisaniyelik bir zaman gecikmesi de benim RCD 2 180 milisaniyede açma verecektir. Ve RCD 3'ü de 180'in bir miktar üstü arada zaman seçiliğinin oturması için 250 milisaniye olarak seçmişiz. Devam edelim. Şimdi RCD 4'ün zaman seçiliğini yapalım. RCD 4, RCD 3'ün 3.3 misli. Yani RCD 3'ün 3.3 mislinden buradan yukarı doğru dikme çıkıyorum. Çıktığım dikmede zaman gecikmesi ne olacak? RCD 3'ün zaman gecikmesi 250 milisaniyedi. Şurada 250 milisaniyelik zaman gecikmesine sahip olan grafik şurası. Çıktığım dikmeden zamanı iz düşümüne bakıyorum. 110 milisaniye gibi bir zamana tekabül ediyor. Burada 400 de ayarlayabilirsiniz ama Schneider 500 milisaniye ayarlamış. 500 milisaniyelik bir zaman seçiliği ne yapıyor? RCD içinde ayarlanıyor. Bu sayede hem akım hem de zaman seçiciliği sağlanmış oluyor. Şimdi ACL tipine göre seçicilikten bahsedelim. Az önce akım ve zaman seçiliğinden bahsettim. Bir de RCD tipine göre seçilik vardır. Eğer ancak DC bileşenli bir kaçak akımın olmadığından emin isek B tipi bir RCD'nin yukarısına A tipi bir RCD bağlanabilir. A tipi RCD'ler 6 mA, F tipi RCD'ler 10 mA kadar düzgün DC bileşenli hata akımlarına kadar hata yapmadan çalışabilir. Bunun üzerindeki düz DC hata akımlarında açma eşiği hatalı bir şekilde yükselir. Yani duyarsızlaşır ve hata çalışır. Bu uyarıyı niye yaptım? Bu uyarıyı yapma nedenim şu. Eğer sizin aşağı seviyedeki RCD'lerinizin içerisinde B tipi bir RCD varsa, bu A tipi bir RCD, bu A tipi bir RCD. 30 30 yukarıda C tipi 300 kullanmışlar. Zaman ve akım seçiciliği tamam ama aşağıda şu bana B tipi, şu sembol bana B tipi bir RCD olduğunu gösteriyor. B tipi bir RCD'nin üstüne siz daha düşük A ya da F tipi bir RCD kullanamazsınız. Nedenle şu buradaki DC hata akımları üst seviyedeki A tipi ve F tipi RCD'leri körleyecektir. Bunu biraz sonra daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Körlediği için de üst seviyedeki RCD'nin hata akım değeri düzgün olarak çalışmayacaktır. Yani burada 300 mA hata akım değeri vermiş ama belki bu RCD 500, 600, 700 mA'lerde açma yapacaktır. Buradaki növeyi doyuma götürdüğü için bu bir hatalı bağlantıdır. Ha, aşağıda hiç DC bileşenli yük yok. Yukarı belki F tipi ya da A tipi kullan ama bu bir risktir. O nedenle şunu çok net söyleyebiliriz. B tipi bir RCD'nin üzerine A ya da F tipi üst seviyesine bir RCD kullanamazsınız. Peki doğrusu ne olmalı? B tipi bir RCD'nin altına yine burada dikkat edin akım ve zaman seçiliği sağlanmış. B tipi bir RCD'nin altına siz A tipi RCD yi bağlayabilirsiniz. Yine B tipi bir RCD'nin altına zaman akım seçiliğini sağladığınız sürece B tipi bir RCD bağlayabilirsiniz. Eğer sizin burada A tipi bir RCD sildiğiniz varsa şu altına yine A tipi bir RCD. F varsa altına A ya da F bağlayabilirsiniz RCD'yi aşağı doğru. Ama burada sizin A tipi bir RCD'niz varsa ilk örnekte verdiğim gibi bunun altına direkt B'yi bağlayamazsınız. Ancak B'yi bu RCD'nin girişinden kullanmanız gerekli. Demin de söylediğim gibi B tipi bir RCD'nin üstüne A ya da F kullanamazsınız. Buna da dikkat etmek gerekli. Şimdi motor sürücüsüyle ilgili çok fazla sorun yaşıyorsunuz. Onunla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Bir motor sürücüsünün besleme devresinde 300 mA B ya da B artı tipi bir RCD bağlı olsun. Yüksek frekanslı kaçak akımlarda RCD'nin açma değeri standartlarda şu şekilde verilmiştir. Eğer 150 Hz ise 0.5 ila 2.4 misli, işte 400 Hz 0.5 ila 6 misli, eğer 1 kHz ise 0.5 ila 14 misli arasında açma yapar. Üst limit burada dikkat edecek olursanız 14 mislidir. Yüksek frekanslarda sürücü filtrelerinde elektronik komponentler motor kablolarında motor sargılarında kapasitif reaktansın düşmesi nedeniyle doğal kaçak akımların değeri yüksek olmaktadır. 300 amper AC formundaki kaçak akımlar için açma sınırıdır. Yani 50 Hz AC formundaki kaçak akımlarda açma sınırı RCD'nin burada 300 amperdir. Yani RCD çıkışında sürücü içerisindeki DC baraya kadar olan kısımdır. RCD çıkışından şuradaki içeride sürücünün DC baraya kadar olan yerde 50 Hz'lik benim şebeke frekansım var ve orada açma limitim benim üst limit olarak 300 mAh'dir. B tipi RCD sürücü devrelerinde normal çalışma koşullarında açma yapmadan çalışacaktır. Örneğin sürücü çıkışındaki fazlardan biri kablonun ekranına temas halinde veya motor klemenslerinden ya da sargılarından birinde motor gövdesiyle temas halinde ve bu temastan 500 mA hata akımı geçiyor. Doğal kaçaklar artı az önce bahsettiğim 500 mAh'lik direkt temas hata akım değeri 500 mAh'in üzerinde. Fakat bu değer yüksek frekanslarda RCD açma hata akım değerinin 14 misli I nominal yani 4200 mAh'a kadar gider bu. 4.2 ampere kadar gider bu. Bu 500 mA Amper, bu 14 mislinin altında. Yani 4200 mA'nin 500 mA çok çok altında. Fakat aynı zamanda 500 mA temasdan kaynaklı hata akımı da yangın riski kapsamında. 300 mA'nin üstü yangın riski kapsamında. 500 mA büyük güçlü sürücülerde faz akım dengesizliğinden aldı, algılanamaz. B tipi bir RCD motor sürücüsünün yüksek frekanslı kısmında oluşan ve 14 mislinin bulmayan direkt toprak temaslarında açma yapar mı? Yapmaz ise burada yangından korumayı nasıl sağlayacağız? Soruyu anladık mı? Soru şu. 300 miliamperlik RCD ama 50 Hz AC, AC için 300 miliamper. Aşağı sürücüde, sürücü çıkışında kabloda olabilir, sürücü çıkış klemenslerinde olabilir, motor klemenslerinde olabilir ya da işte motor sargılarında bir delinme olabilir ve yüksek frekanslı buradaki PVM kısmında PVM kırpılmış gerilimde benim toprak temasım olabilir. Ve toprak teması da dirençli bir temas olsun ve buradan 500 mA'lık bir hata akımı geçsin. Şimdi RCD'ler yüksek frekanslarda bir külerzin üstündeki frekanslarda hata akımlarının 14 mislinin açma yapabiliyor. 300 mA'nın 14 misli 4200 mA yani 4.2 A eğer limit buysa 4.2 amper 4200 miliamperde açma yapıyorsa limit buysa e 500 miliamper bunun çok altında. 500 miliamperde doğal kaçakları da kattığımızda hadi bu 700-800 1 amper oldu. Ama 4.2 amperleri 1 amper nere? Bu hatayı algılamayacaktır doğal olarak. Bu hatayı algılamayacaktır ama 500 miliamper de yangın riskidir. 300 miliamperin üstü. Peki burada bir koruma sağlayabilecek miyiz? Sorum o. Şimdi bu sorunun cevabını vermeden önce frekansa bağlı olarak akımın insan vücudu üzerindeki etkisine bakalım. Bu sorunun cevabını vermeden önce bir takım grafikler inceleyeceğiz. Öncelikle frekansa bağlı olarak akımın insan vücudu üzerindeki etkisi. Burada akım değeri 0.1 Hz'de işte şuraya ne diyelim 120 miliamperlerde falansa işte insan üzerine ölümcül bir tehlikesi yok. Şu yeşil grafik bana aslında akım değerinin frekansa bağlı olarak insan üzerinde ölümcül etki yapacağı üst limiti veriyor. Örneğin 20 30 40 50 diyelim şura. 50 Hz'de dikme çıkıyorum. 40 mA yeşile bakın, yeşil grafiğe bakın. Burada 40 mA'e tekabül ediyor. İşte 50 Hz'de 40 mA'nın üstü insan için işte kardiyak fibrasyon tehlikesinin %5'in üstünde olduğu alanlara tekabül ediyor. Ve burada dikkat edecek olursanız yaklaşık 90 bura ne? 70 80 Hz'lerden sonra bu etkinin akım değeri büyüyor. Yüksek frekanslarda akım değerlerinin insan üzerindeki ölümcül riski daha düşüktür. O nedenle akım değeri yukarı doğru burada dikkat edecek olursanız büyümüş. Devam edelim. Şimdi bu RCD tip 1'in açma grafiği. Açma grafiğini bir inceleyelim. Bu RCD'in benim 30.000 amper hata akım değerine sahip olabilir. 300.000 amper hata akım değerine sahip olabilir ve 500.000 amper hata akım değerine sahip olabilir. Burada kırmızı olarak verilen grafik frekansa bağlı olarak akımın insan vücudu üzerindeki etkisidir. Kırmızı grafiğin üstü insan için tehlikeli alan. Altında herhangi bir ölüm ölümcül tehlike yok. Buradaki sarı grafikse, sarı çizgi ise 300 amperlik bana yangın koruma sınırını veriyor. Şimdi eğer bu ürün RCD tip 1 ise 30 amperlik bir RCD'nin 100 Hz'den sonra açma eşiği 1 kHz'e kadar burada rampalı bir şekilde 300 ampere kadar yükseliyor. Ama 300 amperlik bir RCD'nin açma eşiği frekansa bağlı olarak değişmiyor. Ya da 500 amperlik bir RCD'nin açma eşiği burada frekansa bağlı olarak değişmiyor. Sadece 30 mAh'lik RCD'ler için bahsediyorum. 30 mAh'lik RCD'nin açma eşiği 100 Hz'den sonraki frekansta insan için tehlikeli alana yani kırmızının üst tarafına girmeden 1 kHz'e kadar yükseliyor ve 1 kHz'de açma eşiği 300 mAh'e dayanıyor ve burada da sabit kalıyor. Şimdi RCD tip 2'nin açma grafiğine bakalım. RCD tip 2'nin açma grafiğine baktığımızda 100 Hz'den sonra 30 mAh'lik bir RCD'nin açma eşiği burası neye tekabül ediyor? 10 kHz dersek 7 kHz'lere kadar yükseliyor. Ve 1 kHz yaklaşık 1 kHz civarında da kırmızı alanın üstüne çıkıyor. Yani 30 miliamperlik bir RCD 100 Hz'den sonra yaklaşık işte 7 kHz'e kadar olan aralıkta rampalı bir şekilde açma eşiğini 2 ampere kadar yükseltiyor. Ve açma eşiği 2 ampere yükselirken dikkat edecek olursanız burada 1 kHz'den sonra insan için tehlikeli bir alana giriyor. Yani insanın çarpılma noktasında zarar gördüğü alanın üstüne çıkıyor. 300 mAh'lik bir RCD ise yaklaşık işte 100 Hz'lerden sonra açma eşiğini şura nereye tekabül ettiğini düşünürsek işte 700 Hz'e kadar açma eşiğini 2 ampere kadar rampalı bir şekilde arttırıyor. 500 mAh'lik bir RCD ise işte buraya da 200, 300, 400, 500 Hz'lere kadar olan alanda açma eşiğini bakın şuraya 2 ampere kadar yükseltiyor. Bu RCD tip 2 diye geçen kataloglarda RCD'nin açma eşiği. Şimdi burada sıkıntı şu. Doğrudan temas durumunda koruma yalnızca 1 kHz frekansa kadardır. Yani şuraya kadar. Siz motor klemenslerine ya da işte driver'ın çıkışındaki klemenslere doğrudan temas yapacak olursanız 1 kHz'in üstünde bir anahtarlama frekansına sahipse oradaki doğrudan temasla sizin çarpılma riskiniz var. RCD bunu algılamaz. Şöyle de bir durum var. Eğer oradaki temas yani motor klemenslerinde ya da kabloda ya da işte sürücünün çıkış klemenslerinde temasında oluşacak temas ancak 2 amperin üstünde bir hata akım değeri geçmesini sağlıyorsa ancak o zaman 500'lük 300'lük yangın koruma RCD'lere ve 30 miliamperlik insan koruma RCD'lere açma yapıp hani dolaylı temasta ancak o şekilde koruma yapacaktır. Ama RCD tip insan koruması için 1 kΩ'ın üstündeki anahtarlamalarda kırmızı grafiğin üstüne çıkıyor yani insan vücudu için tehlikeli noktalarda. Doğrudan temasta insan korumayı sağlıyor diyemeyiz. Ancak dolaylı temasta demin de söylediğim gibi oradaki oluşan hata akım değeri 2 amperin üstünde olacak ki hem 500'lük, 300'lük ya da işte 30 miliamperlik RCD bu değerden sonra açma yapsın. Bu RCD1 ve RCD2 grafiklerini ben Dopka'nın dökümanından aldım. Bununla beraber yine bir Alman üretici de bu grafikleri yayınlamış. Tip 1 RCD ve tip 2 RCD şeklinde bunları yayınlamış. Kataloglara baktığımda, yabancı kataloglara baktığımda, özellikle bu diğer şirketten unuttum Alman iki şirketin kataloglarına baktığımda, bazı arızdileri yanında açma akım değerini 420 mA olarak vermiş. Yani muhtemelen onlar tip bir RCD. Bazılarını da vermemiş. Muhtemelen onlar da 2 amperde açma yapan RCD'ler. Ama ben Türkçe yayınlanan katalogların bir çoğunda, üretici kataloglarının bir böyle bir değer görmedim. Yani kataloğa baktınız 30 amperlik bir RCD var. O 30 amperlik RCD'nin üst açma sınırı 420 mA ya da 30, 300 mA mi ya da 2 amper mi bilmiyoruz. Bunu ancak üreticiye sormanız lazım. Oradan da cevap gelir mi gelmez mi emin değilim. Şimdi bu iki grafiği gösterme ihtiyacı duydum size? İnternette viral olmuş bir video var. İşte motor sürücülerinin üstüne bir RCD bağlanıyor. Yani birkaç üreticiye ait RCD bağlanıyor ve sırasıyla bazı testler yapılıyor. İşte RCD'ler açıyor açıyor. En son bu üreticiye ait RCD açmıyor ve bu video viral oldu. Hatta ben bununla ilgili LinkedIn'de ya da Facebook'taki sayfamda soru sorduğumda ya hocam siz de şu markanın RCD'sini kullanan açma yapmıyor şeklinde yorumlar geldi. Şimdi orada bilmemiz gereken bir şey var. Örneğin açma yapan RCD tip 1 mi? Tip 2 mi? Ya da açma yapmayan RCD tip 1 mi? Tip 2 mi? Şimdi bu grafiğe bakacak olursanız eğer orada 30 mAh'lik bir RCD'niz varsa ve tip 1 üretimse 300 ya da 420 mAh'de açma yapacaktır. Açma olasılığı yüksektir yani. Ama orada sizin RCD tip 2 bir RCD kullanacak olursanız. Bakın açma limit değeri bunun 2 amper. Ki motor sürücüsündeki anahtarlama da yani bir kHz'lerin üstünde 10 kHz'leri görebiliyor. 2 amperde açma sınırı var. Doğal olarak bu tip 2 RCD orada açma yapmayacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim. 300 mA bir RCD için konuşacak olursak 14 misli üst limitini kullandığınızda 4200 mA yapar. 4.2 amperde açma yapmayacaktır. Bunu yapmak mümkün. Yani motor sürücüsü üstünde açma yapmayan RCD üretmek mümkün. Çünkü üst limite doğru akımı yukarı doğru çekiyorsunuz. Peki RCD'nin açma yapmadığını biliyoruz da açtığını biliyor muyuz? Yani bir koruma gerektiği noktada tamam RCD motor sürücüsünün üstünde açma yapmıyor. Ama koruması gerekli olduğu noktaya gelindiğinde yangın korumada ya da insan korumada RCD açma yapıyor mu? Örneğin motor sürücünüzde ses 30 miliamperlik tipik RCD kullandınız ama şurada bakacak olursanız 1 kHz'in üstünde insan korumanın üstüne çıkıyor. Doğrudan temasta insan korumuyor. Eğer burada bir dolaylı temas varsa ancak hata akım değeri oradaki temas performans direncinden 2 amperin üstüne çıkacak ki sizin RCD'niz koruma yapacak. Yani motor sürücüsü açma yapmayan RCD mümkün. Yapmak mümkün. RCD'nin açma yapmadığını biliyoruz ama açma yaptığını biliyor muyuz? Veya nelerden fedakarlık ediyoruz? Onu da bilmek lazım. Şimdi bana gelen yorumlarda şunlar da vardı. Ya hocam motor sürücüsünün üstüne illa biz de 30 miliamperlik RCD kullanmamızı istiyorlar. Onu da tutturmamız çok zor. 300 miliampere zor ikna ediyoruz yönetimi. Ya da işte şartnamelerde önümüze motor sürücülerin üstüne, önemli büyük motor sürücüleri de oluyor bunların bir kısmı. 30.000 amperlik RCD istiyorlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Üreticilerle diyaloğa girin. RCD tipiki yani 2 amperde açma yapan RCD'leri varsa ellerinde onu bağlayın açma yapmayacaktır. Ama şuna geri geleyim. 420 ya da 300.000 amperde açma yapan bir RCD ise evet maalesef açma yapma olasılığı yüksektir. O nedenle burada da yalnız şu var. insan korumayı ve yangın korumayı sağlayabildiğinizi söyleyemeyiz. Şimdi burada DOPGA'nın dokümanından aldığım bir grafik var. 8 kHz anahtarlama frekansına sahip 3 faz girişli motor sürücünün çıkışına örnek olarak 780 ohmluk bir temas direncinde oluşacak kaçak akım bileşenleri. Burada yeşil olan DC baranın oluşturduğu kaçak akım yani 150 Hz köprü doğrultucuna kaynaklı 6 parsi doğru akımın oluşturduğu kaçak akım bu hemen hemen. Sabit frekansa bağlı olarak burada kırmızı olarak verilen anahtarlama frekansına kaynaklı yüksek frekanslı harmoniklerin oluşturduğu kaçak akım. Burada sürücü frekansı arttırıldığında bu kaçak akım miktarı düşüyor ama artan bir kaçak akım var. O da motorda oluşan kaçak akımlar. Frekansı arttıkça motorda oluşan kaçak akımlar artıyor. Yani sarıyla verilen şurada yaklaşık olarak bir motor sürücüsünde işte çıkış frekansı ne olursa olsun 3 aşağı 5 yukarı oluşan hata akımları sabit kalıyor. Şimdi bu da Siemens'in dokümanından aldığım bir grafik. Burada ise işte sürücü frekansı arttığında bir miktar toplam hata akımım artmış ama aman aman öyle çok yüksek bir artış değil bu. Grafikte anahtarlama frekansından kaynaklı harmonik kaçak akımlarının özellikle düşük frekans çıkış değerlerinde ne kadar etkin olduğunu görülmektedir. Yani şu beyaz harmonikten kaynaklı buradaki yalnız motor sürücüm 8'lik 10 artı anahtarlama frekansına sahip olan bir motor sürücüsü ondan bir miktar artma olabilir. Düşük frekanslarda harmonik kaçak akımlarım yüksek ama çıkış frekansım arttıkça harmonik kaçak akımların miktarı azalıyor. Aslında bu kaçak akımın içerisinde çok yüksek frekanslı kaçak akımlar içer. Verir. Örneğin buradaki gibi 16 kHz'lik anahtarlama frekansına sahip bir motor sürücüsünde harmoniklerden kaynaklı kaçak akımların yaklaşık %30'u 48 kHz'lik 3. harmonik kaçağı bulundurur. Bu toplam kaçak akımların yaklaşık %10'u civarındadır. Bu örnekte sürücü çıkışındaki 1 kOhm'luk bir direnç üzerinden geçen kaçak akımlar gösterilmiştir. Kapasitif kaçak akımlarda yüksek frekanslı akımların değeri çok daha büyüktür. Bu nedenle RCD'lerin yüksek frekansta açma değerinin de yukarıda olması gerekirse açmaların önüne geçecektir. Burada anlatmaya çalıştığım şey hani şu RCD tipiki vardı ya burada motor sürücünün çıkışındaki çok yüksek anahtarlama frekanslarından bahsediyoruz. Yani 48 kHz'lerden falan bahsediyoruz. Buraya yaklaşık 10 kHz. Şimdi yüksek anahtarlama frekansında dolayı da harmonikler var. Bir de harmonikleri ilave ediyoruz buna. Oradaki kapasitif akım çok yüksek oluyor. Yani doğal kaçakların değeri çok yüksek oluyor. O nedenden dolayı eğer RCD tip 2 bir RCD kullanacak olursanız gerek saçmaların önüne de geçmiş olabilirsiniz. Yani eğer tip 1 RCD'niz varsa zaten burada oluşacak olan doğal kaçakların miktarı yüksektir. Yani buradaki üst limite hemen hemen yakındır. Bir de geçici rejimden dolayı bir orada doğal kaçak miktarı artacak olursa RCD'niz hemen açma yapacaktır. Ama tipiki olursa genellikle burada RCD'de kapasitif kaçak akımların değerini yükselten kısım aslında benim. İşte 16 kHz'den sonra bu 1 kHz, 16 kHz'den sonra 48 kHz'lere doğru giden kısımda oluşuyor doğal kaçaklar. Motor sürücünüze 30 mA kaçak akım üresiyle koruma sağlamak istiyorsunuz ve kapasitif doğal kaçaklardan kaynaklı gereksiz açmalar nedeniyle sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu durumda doğal kaçakları kompanze eden EMC filtreler kullanılabilir. Bu EPA şirketinin dökümanından aldığım bir EMC filtre. Onlar bunu RCD çıkışına bağladığınızda yüke Paralel olarak ya da işte direkt bu EMC filtrenin içerisinden geçirerek bağladığınızda yanlış hatırlamıyorsam 5 ile 11 mA arasındaki doğal kaçakları kompanze ettiğini söylüyor. Bu ürünü ben kullanmadım. Ama kullanan arkadaşlar varsa hakikaten yüksek frekanslı doğal kaçakları kompanze ettiğini test eden arkadaşlar varsa bana dönüş yapabilirler. Böyle de bir ürün varmış. Ben kullanmadım. Sadece bilin diye bu videoya ilave ettim. Şimdi gelelim... A tipi, F tipi, B tipi RCD'lerin farkı ne? Bu fark nereden geliyor? Biraz bundan sonraki kısmında üretime dair teknik detay veriler vereceğim. Şimdi DC bileşenli kaçak akımların olduğu devrelerde AC tipi RCD koruma işlevini yerine getirmez. O nedenle muhakkak A ve daha üstü bir tip RCD seçilmelidir Toroidin içerisinden geçen DC bileşenli kaçak akımlar indüksiyon prensibine göre sekonder kısmında gerilim yüklemez. Fakat nüvedeki manyetik akıları nedeniyle nüvenin manyetik doygunluğunun artmasına neden olur. Nüve doyuma yakın noktada çalıştığında toroid içerisinden geçen AC formundaki kaçak akımların oluşturduğu yine AC formundaki manyetik akılar aynı oranda açtırma mekanizmasının bağlı olduğu sekonder kısmında indüklenmez ve AC bileşenli kaçaklarda RCD daha küçük değişimler algılayarak etkisizleşir. A ve üstü ...kiplerde... manyetik geçirgenliği yüksek növeler kullanılarak 6 mA'a kadar olan F'lerde bu 10 mA. DC bileşenliği kaçak akımlar etkisizleştirilir. Şimdi burada manyetik doygunluğa, çabuk manyetik doygunluğa ulaşan bir toroid kullanırsanız burada eğer bir herhangi DC bileşenli... içerisinden hata akımı geçmezse evet örneğin şu asi bir hata akımı toroidden geçen ve bununla toroidin çevirme oranına bağlı olarak sekonder sargısında inüklenir. Bu algılanır. Ama siz buradaki toroidin içerisinden DC bileşenli hata akımları da geçirecek olursanız şimdi DC gerilim indiklemez. Gerilim indikleyebilmeniz için değişen bir akıma ihtiyacınız var. DC'de bu yok. Sekonder sargısında yani açtırma mekanizmasına bağlı olan sekonder sargısında bir gerilim indiklemez. Ama bu DC'nin oluşturduğu bir manyetik alan da var. Gerilim indiklemeyen bu manyetik alan, değişen manyetik alan olmadığı için gerilim indiklemeyen bu manyetik alan benim bursa, burada RCD'min içerisindeki toroid nüveyi doyuma götürür. Şimdi toroid nüvenin çalışma noktası şura değil de DC doyuma götürdüğü için DC yakın. Daha yukarıda bir doyuma yakın alanlarda bir çalışma gerçekleşecek olursa bu sefer buradaki toroid'teki oluşan asi bileşenle hata akımlarını aynı oranda sekonderde bakın şurada indüklemez. Daha düşük oranlarda indükler. Bu sefer de örneğin benim toroidim 30 mAh'da açması gerekirken 80, 100, 150 miliamperlerde açma yapar. O nedenle eğer sizin yükünüzde DC bileşenli bir hata akımı oluşuyorsa burada AC tipi bir RCD kullanamazsınız. AC tipi bir RCD'de DC bileşen onu körleyecektir ve açma eşiğini yükseltecektir, etkisizleşecektir, algısı düşecektir. Peki A tiplerinde ne oluyor? A tiplerinde ise bu AC tipinde erken doyuma giden, A tipinde ise manyetik geçirgenliği yüksek olan toroid nüveler kullanılıyor. Bu sefer toroid nüve doyuma gitmiyor. Doyuma gitmediği için de burada üzerinde bunu DC manyetik akılar oluşsa da, bu toroidin üzerinde DC manyetik akılar oluşsa da bu toroid doyuma gitmediği için sekonder sargılarında oluşan hata akımı yani açtırma mekanizmasına iletilecek olan hata akımı hemen hemen toroidin işte primer kısmında oluşan hata akımıyla orantılı oluyor. AC tipi ile A tipi arasındaki en büyük fark buradaki toroid nüvenin A tipinde doyuma gitmiyor olması. AC tipinde ise erken doyuma gittiği için DC akımlarda etkisizleşmesi. Peki A tipinde ne kadar doyuma gitmiyor? Buradaki hata akımı 6 mA'a kadar olduğunda doyuma gitmiyor. 6 mA'dan sonraki hata akım değerlerinde yine A tipi RCD'ler de duyarsızlaşıyor. Açma eşiği hatalı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. AC A ve F tipi RCD'ler saf düzgün kaçak akımları algılayamaz. Yani bir RCD'nin içerisinde siz AC ya da A ya da F tipi bir düz DC akım geçirdiğinde, kaçak akım geçirdiğinizde bunu algılayamazlar. Bu DC kaçak akımlar toroidin nüvesini doyuma götürdüğü için diğer AC bileşenli kaçak akımların algılanmasını önleyerek RCD'nin limit değerlerinde açmasını engeller. A tipi RCD 6, F tipi RCD 10 mAh'a kadar bu saf DC kaçak akımların ölçüm hassasiyetini bozmasından etkilenmez. Saf DC kaçak akımları B ya da B artı tipi RCD'ler tarafından algılanabilir. Dalgalı ya da kırpılmış DC kaçak akımlar ise tüm röle tiplerinde algılanır. Şimdi B tipi RCD'nin çalışma mantığı biraz daha karışıktır. İki adet toroid nöe vardır. Bunlardan bir tanesi normal AC formundaki kaçak akımları değerlendirir. Yani bu A tipi RCD gibi çalışır. Diğer toroid saf DC kaçakları değerlendirir. DC bileşenli kaçaklarda fluxgate teknolojisini kullanır. Şu aşağıdaki toroid. Nötr kopuğunda ya da olmaması durumunda B tipi RCD A tipi özelliğini yerine getirebilirken... Yüksek frekansları algılayan elektronik devre çalışmayacağı için bu özelliği kullanamazsınız. Yani nötr kopuğunda benim B tipi bir RC'dim A tipi RC gibi çalışacaktır ve DC bileşenleri ya da yüksek frekansları algılayıp açma işini yukarı götürebilmesi için az önce bahsetmiştim. Bunu kartın içerisindeki ikinci doretteki kartın beslenmesi gerekmektedir. Peki Fluxgate teknolojisi nedir? İkinci toroidin sekonder ölçüm bobinine aynı zamanda bir kare dalga osilatörü ile gerilim uygulanır. Yani şurada bakın görüyorsunuz bir osilatör var. Bu osilatör aynı zamanda da benim burada ölçüm yapan işte sekonder sargılarından bu osilatörün gerilimi geçirilir. DC bileşenli kaçak olmadığında ölçüm sargı akımı şekil A'da verilmiştir. Yani şurada. Eğer herhangi bir DC bileşen yoksa burada. Ya da başka bir kaynaktan aldım. Bu grafik bana daha düzgün geliyor. Kare dalga osilatör verdiniz siz. Ters indüksiyon geriliminden dolayı işte buradaki akım akışı yavaş bir şekilde arttı. Daha sonra ters yöne döndü. Ama dikkat edin burada artı ve eksi alternanstaki grafik simetrik. Bu dalga şeklinde sargının bir indüktif direnç değeri vardır. Eğer troidin primer kısmına yani ana devre akımında bir DC bileşenli hata akımı oluşursa bu DC bileşenli hata akımının manyetik akı yoğunluğu düşük olan turoidi doyuma götürür. DC bileşen olduğu için sekonder akım dalga şekli asimetrik olarak bozulur. Şekil B ve sekonder sargılarının en direnci değişir. Bakın DC bir hata akımı geçtiğinde bu turoid nüvede burada DC olduğu için tek yönlü olarak troidyi doyuma götürür ve troidyi doyuma götürdüğü için de o alternanstaki benim grafiğim, akım grafiğim ya da gerilim grafiğim bozulur. Ama dikkat edecek olursanız sadece yukarıdaki alternansta bu bozulma var. Aşağıdaki alternansta herhangi bir bozulma yok. Ve şuradaki bobin sargılarını indüktif direnciyle yani içinden DC bileşen geçmeyen durumdaki indüktif dirençle içinden DC bileşen geçtiğinde Grafik asimetrik olarak bozulduğu için buradaki indüktif direnç aynı olmayacaktır. Bu indüktif dirençteki değişimden benim B tipi RCD'im içerisinden DC bileşenli bir akım geçip geçmeyeceğini algılayacaktır veya öyle bir karşılaştırma yapacaktır. Elektronik devre bu değişim standart değerleri açtığında açma mekanizmasını harekete geçirir. Saf DC akımda B tipi RCD 0.5 ila 2 misli anma akımı aralığında açma yapar. Demin de dediğim gibi bu iki grafik arasında bakın indiktif direnç değişecektir. İniktif direnç değiştiğinde bunu bir içerisindeki elektronik kart oranlayacaktır. Örneğin iki misline anma akımının iki misline açtığı nokta hangi noktaysa o noktaya oranlayacaktır. O noktanın üstünde B tipi benim RC'dim açma yapacaktır. Burada bir de elektronik devre var. Şimdi şöyle bir bahis geçer. B tipi RC'lerin içerisinde harmonik filtresi var. B tipi AC'lerin içerisinde harmonik filtresi yok. Harmonik algılama devresi var. Yüksek anahtarlama frekanslarını bunlar algılıyor. Eğer bunun içerisinde harmonik filtresi olsaydı, RCD'nin açma akım değeri değişmezdi. Harmonik filtrelerdi. Filtrelerdi. Örneğin açma akım değeri bunun 30 miliamper mi? 30 miliamperden sonra açma yapardı. 300 miliamper mi? 300 miliamperden sonra açma yapardı. Eğer harmonik filtresi olsaydı. Harmonik filtresi yoktur. Sadece harmoniyi algılayan, yani yüksek anahtarlama frekansını algılayan burada elektronik devre vardır. Bu elektronik devre algıladığı anahtarlama frekansına bağlı olarak RCD'nin açma eşiğini, demin şu grafiklerde göstermiştim ya, RCD'nin açma eşiğini yukarı doğru taşır. Eğer burada bir harmonik e, harmonik algılama fitresi olsaydı bu eşik değişmezdi. Hep 30 mA'da algılardı. Ya da şurada olduğu gibi hep 30 mA'da algılardı. Ama öyle olmuyor. Dikkat edecek olursanız açma işini yükseltiyor. Harmonik filtresi olsa yüksek frekansları elimine eder, yok eder. 30 mA saf AC bileşenini bulur ve orada açma yaptırır Ama bu devre yüksek frekansları algılıyor. Algıladığı bu yüksek frekansı, anahtarlama frekansındaki yüksek frekansı harmoniklere bağlı olarak açma işini yukarı götürüyor. Yani bunun içerisinde bir harmonik filtresi yok. Sadece harmonikleri algılayan bir elektronik kart var. Ona göre açma işini yukarı taşıyor. Şimdi... RCD'nin açtırma mekanizmasını inceleyelim. Daha önce de anlatmıştım. Tröydin sekonder yani ölçüm aldığı sargı aslında açtırma mekanizmasına mikrovatlar, milivatlar mertebesinde bir enerji veriyor. Peki bu kadar küçük bir enerjiyle açtırma mekanizması nasıl harekete geçiyor? RCD L1 yani 10 konumuna getirildiğinde içerisinde bir arıza anında kontakları ani olarak açmayı sağlayan yay da kurulmuş olur. Tetik mekanizması kurulu bu yayı boşa çıkararak kontakların açılmasını sağlar. Tetik mekanizması paletli bir elektrobobinden oluşur. Bobin, ölçüm yapan troetrolenin sekonder sargısından, ki bir elektronik devre üzerinden olacaktır bu, tarafından beslenir. Palet, açtırma mekanizmasına ait küçük bir yay vasıtasıyla elektrobobini çeker. Bu yay kurma yayı değildir. Açtırma mekanizmasına ait bir ikinci yaydır. Yani şuradaki yaydan bahsediyoruz. Palet dediğimiz bu. Hata akım miktarı açma değerine ulaştığında toroid çıkışındaki elektronik devre açtırma mekanizması bobinine enerji verir. Normal çalışmada paletin elektro bobini bırakmamasını sağlamak için bobinin manyetik növesi içerisine sabit bir mıknatıs konulmuştur ve bu mıknatısın manyetik alanı sayesinde palet bobin nüvesine yay kuvvetini yenerek birinci resimde olduğu gibi yapışık kalır. Açtırma mekanizmasının bobini bu. Burada bir palet var. Bu paleti çeken bir yay var. Bu yay açtırma mekanizmasının o kurma yayı değil. İkinci paleti harekete geçiren bir yay bu. Buradaki nüve içerisinde şurada bu paleti tutmak için bu paleti şuradaki paleti nüveye yapışık tutmak için bir sabit mıknatıs kullanılmış. Şu beyaz olarak gördüğünüz yer. Bunun nüvesine de toroidin sekonder sargısından alınan işte enerjiyle beslenen bir elektrobobin var. Yani şu kısımda da bir elektrobobin sarılı. Normal şartlarda açtırma yapmadığında bu elektrobobinde herhangi bir enerji yok. Ve buradaki paletin nüveyi bırakmaması yani bu yayın etkisiyle ayrılmaması için de buradaki sabit mıknatısın oluşturmuş olduğu manyetik alan, sabit mıknatısın manyetik alanı paleti nüveye yapışık kalmasını sağlıyor. İkinci resimde ise sadece açtırma bobininin toroid tarafından bir arıza durumunda beslendiğinde oluşan manyetik alan gösterilmiştir. Şimdi ortadaki resimde ise şuradaki sabit mıknatısın manyetik alanını unutun. Yok gibi düşünelim. Sadece burada açtırma mekanizmasına toroidin sekonderinin vermiş olduğu enerjiyle çalışan elektrobobinin manyetik alanını görüyorsunuz. Burada dikkat edecek olursanız burada saat ibresinin tersi yönünde bir hareket var. Burada ise saat ibresinin yönünde bir manyetik akı var. Bir arıza durumunda sabit mıknatısın manyetik alanı ile bobinin manyetik alanları birbirini zayıflatacak ve yay kuvvetiyle palet nüveden ayrılarak kurma yayını boşa çıkaracaktır. Burada sadece sabit mıknatısın bir manyetik alanı vardı. Saat ibresinin tersi. Burada sadece açtırma bobininin Toroid'in sekonderinden enerji alan açtırma bobininin, elektro bobininin manyetik alanı vardı. Sağ tibesi yönünde. Şimdi hem sabit mıknatısın manyetik alanı var. Hem de bir arıza oluştu ve arıza sonucunda toroid buradaki açtırma bobinini enerjilendirdi. Bu sefer açtırma bobininin manyetik alanı ile sabit mıknatısın manyetik alanları birbirine ters yönde. Ve toplam manyetik alanda bir zayıflamaya neden olacak bu. Ve toplam manyetik alandaki zayıflama neticesinde yay kuvvetiyle buradaki palet nüve kısmından ayrılacak. Bu ayrılma hareketiyle birlikte de işte asıl ana yayı kurulmuş olan ana yayı harekete geçirerek tetikleyerek kontakların açılmasını sağlayacak. Yoksa bunun haricinde buraya düz bir elektrobobin koyarak toroidin sekonderinden aldığınız enerjiyle onu açtırmanız, harekete geçirmeniz imkansız. Aslında buradaki o milivatlar, mikrovatlar mertebesindeki enerjiyle İlk başlangıcın küçük hareketini veriyoruz. Yani manyetik alanı ters yönde zayıflatıyoruz ve çok küçük bir güçle de ana tetik mekanizmasının burada ayrılması sağlanabiliyor. RCD'lerin üstündeki test butonunu bir inceleyelim. Test butonu bir direnç üzerinden faz nötr ya da fazlar arasında toroid dışından bir akım geçirir. Bu akım RCD tarafından hata akımı olarak algılanır ve röle açma yapar. Test butonu sayesinde RCD'nin açma fonksiyonunu yerine getirip getiremediği kontrol edilir. Test direnci hata akım değerinin 2,5 katından daha büyük bir akım oluşturmamalıdır. Ayrıca RCD'nin çalışma geriliminin %80'ine kadar test direnci açma işlevini yaptırmalıdır. Bu gerilim değeri fazla arası hata akımı oluşturuyorsa 400 volt, faz nötr arası hata akımı oluşturuyorsa 230 volttur. RCD'nin aslında test butonuna bastığınızda dikkat edecek olursanız burada toroidin dışarısında direncin sınırladığı akım değeri kadar ama bunun hata akımı değerinden daha büyük bir akımı geçiriyor ve bu hata akımından dolayı da toroid açma sağlıyor. Ben test butonuna bastığımda aslında RCD bir güvenlik ürünü. Güvenlik ürünü olduğu için Mekanizmanın çalışıp çalışmadığını test edebiliyorum. Peki neden test etmeliyiz? Öncelikle RCD'nin güvenlik ürünleri olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle RCD'nin işlevini yerine getirmesi çok önemlidir. Yüksek ısı, düşük ısı, nem, toz gibi etkiler RCD'nin mekanik ve elektronik parçalarının görevini yerine getirmesini olumsuz etkilemektedir. Üreticinin tavsiye ettiği zaman aralıklarında test butonu üzerinden RCD'yi test ederek işlevini yerine getirip getirmediği kontrol edilmelidir. Bu zaman aralıklarına şu şekilde bir genelleme getirilebilir. Montajdan hemen sonra, tesisatta yapılan değişikliklerden hemen sonra, seyyar cihazların çalıştığı bir şantiye panonuzda her gün ev gibi kuru tozsuz tesisatlarda 6 ayda bir, bina dışındaki panolarda 1 ayda bir. Aşırı nem, sıcaklık ve özellikle eksi 5 santigrat derecenin altında soğuk ortamlarda hata akım değerinin 1.25 mislinde aşma yapabileceği, unutulmamalıdır. ISI standartları eksi 5 santigrat derecenin altında RCD'nin 1.25 hata akım değerinin 1.25 mislinde açma yapmasına müsaade ediyor. Ama şimdiki RCD'ler üreticilerin yeni ürettiği RCD'ler eksi 25 santigrat dereceye kadar anma akımında açma yapabilecek kalitede ya da o teknolojide. Hatta RCD'lerin üzerinde eksi 25 böyle kar tanesi sembolüyle birlikte eksi 25 işaretini görürsünüz bu eksi 25 santigrat dereceye kadar RCD'nin hata akım değerinde bir sapma yapmadan açma yapabileceğini bana gösterir. Test butonunun işlemini yerine getirmesini sağlayacak çeşitli bağlantılar. 4 kutuplu RCD'nin bir fazla kullanımı. Eğer test butonu fazla arasında bir hata akım oluşturuyorsa bu bağlantıda test butonu çalışmayabilir. Ne demek istiyorum burada? Şimdi RCD'lerdeki test butonu artı test direnci hata akımını iki noktada oluşturabilir. Ya iki faz arasında bu hata akımını oluşturur ya da faz nötr arasında bu hata akımını oluşturur. Peki eğer benim kullanacağım RCD bu hata akımını fazla arasında kullanıyorsa ve ben 3 kutup yani 3 L1, L2, L3 fazı artı nötr 4 kutuplu bir RCD'yi faz nötrde kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. RCD'nin çalışma mantığı açısından herhangi bir sorun yoktur burada. RCD toroidin içerisinden geçen akımların işte manyetik akılarının bileşkesine bakar. Hangisinin faz olduğu ya da hangisinin nötr olduğu burada çalışmayı etkilemez. Şimdi benim fazlar arasında bir hata akım oluşturuyor ve ben bunu işte faz nötr gerilimde kullanıyorum. Öncelikli olarak hangi fazlar arasında oluşturuyor? Örneğin Şöyle söyleyeyim ben size. Burada hata akımını işte 3 4 nolu klemense gelen işte örneğin L2 fazı diyelim. L2 fazı ile 5 6 nolu klemense gelen de işte L3 fazı arasında oluşturuyor. Ben burada eğer 7 8 nolu klemenseki nötrü 3 ve 4 nolu klemenslere taşıyacak olursam iki faz arasında oluşturulmuş olduğu hata akımını ben bu sefer faz ve nötr arasında oluşturmuş olacağım. Peki fazlar arasında 400 volt'ta hata akımı oluştururken ben buraya 230 volt faz dört gerilim verdiğimde test butonum bu hata akımını oluşturabilecek mi ya da test direnci bu hata akımını oluşturabilecek mi Şimdi bununla ilgili az önce bir şey söylemiştim. Burada oluşan hata akımı anma hata akım değerine 2.5 mislini geçemez demiştik. Örneğin 400 voltta oluşturuyoruz. Yani iki faz arasında oluşturuyoruz. Bölü 2.5 misli 30 amper olarak düşünecek olursak bunu 75 miliamper yapar. Eşittir. Buradaki test direncim benim 5.3 kilo ohm olmak zorunda. Şimdi 5.3 kilo ohmluk benim test direncim bu sefer kaç voltta oluşturacak bu hata akımını? 230 voltta 230 bölü 5.3 43 miliamperlik burada bir hata akımı oluşturacaktır. Ve 30 miliamperin üstünde olduğu için buradaki benim RCD'im açma yapacaktır. Ama 2.5 mislinde değil de anma akımında oluşturduğu hata akımını. Yani 400 volt fazlar arasında bölü 30 de oluşturdu hata akımını. Bu sefer benim 13.3 kiloomluk burada bir test direncim var demektir. 13.3 kiloom bu sefer nerede çalışacak? 230 voltta bölü 13.3 17 miliamperlik bir hata akımı eğer ben bunu iki fazla faz nötr gerilimi arasında kullanacak olursam. 17 miliamperlik hata akımında da RC'dim açma yapmayacaktır. Burada eğer test butonu fazla arasında hata akımı oluşturuyorsa bu bağlantıda test butonu çalıştırmayacaktır çalışmayabilirden kastım bu. Eğer test butonu faz nötr arasında bir hata akımı oluşturuyorsa test direncinin bağlı olduğu faz kullanıldığı takdirde bu bağlantıda test butonu çalışır. Evet, eğer 4 kutuplu bir RC hata akımı Fazlardan biriyle işte nötr arasında oluşuyorsa yani 230 voltluk bir bağlantıda 230 voltluk bir gerilimde bu hata akımı oluşturuyorsak evet yine 230 volt faz nötrüm burada var. Burada yalnız dikkat edilmesi gereken nokta şu nötr evet nötre bağlanacak ama burada hata akımı oluşturduğu faz ba bulunup bağlanmak zorunda. Örneğin burada ilk bağlantıda işte 5 ile 5-6 ile ne 7-8 klemensler arasında bir hata akımı oluşuyorsa işte fazı 5-6 oğlu klemenslere bağlamak zorunda ya da sizin panonuzda işte çeşitli tasarım nedenlerinden dolayı fazları işte sırasını bozamıyorsunuz gibi bir kuralınız var. İşte bu durumda örneğin L fazını 1 2 nolu klemenslerden geçirdiniz. Zaten net nötr 7 8 n'de. Ama hata akımını hangi klemensi oluşturuyordu? 5-6 klemens ile nötr klemensler arasında oluşturuyordu. Bu sefer size bu fazdan 6 nolu klemense fark etmez ya da işte birden 5 nolu klemense bir ek aldığınızda yine fazı 5 Altınoğlu klemenslere bakın şuradaki köprüyle 5 Altınoğlu klemenslere vermiş olacağım ve test butonuna bastığımda 5 da faz olduğu için nötrlü arasında test direnci devreye girip toroyu da açma yaptıracaktır. Nötr olmayan devrelerde 4 kutuplu RCD'nin kullanımı. Örneğin sizin 3 fazlı bir motorunuz var ve 3 fazlı motorunuzda sizin nötrü kullanmıyorsunuz ve 3 fazlı motorunuzun kablolarını siz bir RCD'den geçirmek istiyorsunuz ve sadece orada L1, L2, L3'ü yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu klemensleri kullanacaksınız. Nötr olmadığı için nötr klemensiniz boş kalacak. Bu durumda ne olacak? Eğer test butonu fazla arasında bir hata akımı oluşturuyorsa nötr iletkeni bağlı olmasa da test butonu çalışacaktır. Çünkü fazla arasında bir hata akımı oluşturuyor. Eğer test butonu Faz nötr arasında bir hata akımı oluşturuyorsa nötr iletkeni bağlanmalıdır. RCD'nin nötr klemersine fazlardan direkt köprü alınması durumunda test direnci çalışma geriliminin 1.73 misli bir gerilime maruz kalacaktır ve bu durumda zarar görecektir. Şunu deneyen arkadaşlar ya da denemeyi düşünen arkadaşlar olabilir. Şimdi burada faz nötr arasında hata akımı oluşturuyor ya. Örneğin 1 ile yani L1 fazıyla 7-8 n klemens arasında oluşuyor. Ben şunu diyebilirsin. Ya 4'ten buradan n'ye köprü alalım. 4'ten n'ye köprü almanız durumunda ya da işte fazı şuradaki fazlardan birini nötr klemensinden geçirmeniz durumunda. Ha fazlardan birini nötr klemensinde geçirdiğinizde rcd'nin çalışma mantığı açısından bir sıkıntı yok ama. Şimdi normalde 230 volt faz nötr gerilim arasında hata akımı oluşturan test direncine siz 400 volt uyguluyorsunuz. 1.73 misli. Bu durumda da sizin oradaki direncinizin test butonu bastığınız zaman zarar görme olasılığı vardır. Peki nötr hattı olmayan devrede nötr iletkeni çekmeden test butonu nasıl aktif edilir? Bununla ilgili de bir uygulama videosu çektim. Nötr hattı olmayan 3 fazla devrede kaçak akım rölesi çalışır mı? Test butonu nasıl aktif edilir diye. Bununla ilgili uygulama videomu da merak eden arkadaşlar için bu videonun açıklamalar kısmına o linki de ilave ediyorum. Merak eden arkadaşlar izleyebilir. Şimdi bu durumda öncelikle test butonunun hata akımını nasıl oluşturduğuna bakmak gerek. Eğer fazlar arası oluşturuyorsa zaten nötr iletkenine ihtiyaç yoktur. Eğer faz nötr arasında bir hata akımı oluşturuyorsa... ...bağlı olduğu faz hariç diğer iki fazdan herhangi birinden nötr klemensine direnç üzerinden bir köprüleme yapılmalıdır. Burada elektriksel güvenliğe dikkat edilmelidir. Şimdi şurada nötr sağda ve nötr solda iki tane RCD şeması görüyorsunuz. Şimdi nötrün sağda olması ya da solda olması tamamen konstrüksiyonla, tasarımla alakalı bir durumdur... Yani nötr sağda olanın işte test butonu hata akımını işte iki faz arasında solda olanın işte faz nötr arasında oluşturuyor. Böyle bir durum yok. Bu tamamen konstrüksiyonla alakalı, tasarımla alakalı bir durum. Bunun nedenini biraz sonra açıklayacağım. Ama demek istediğim şey şu. RCD'yi eline, elinize aldığınızda buradaki hata akımının faz faz arasında mı faz nötr arasında mı oluştuğuna bakmanız lazım. Örneğin burada nötr sağdakinde benim hata akımım 7-8 nötr klemens ile 5-6 işte L3 fazını bağlamış olduğum klemens arasında oluşuyor. Ve burada eğer nötrüm yoksa test butonum çalışmayacaktır. Eğer burada nötr soldu olduğu gibi bir elimde RCD varsa burada da hata akımı 3-4 L2 fazı ile 5-6 L3 faz arasında oluşmakta. Burada zaten nötre ihtiyacım yok. Ama dediğim gibi nötrün sağda ya da solda olması test butonuyla alakalı alakası yok. Biraz sonra göstereceğim. Tamamen konstrüksiyonla alakalı. Yeri gelmişken bunu da ilave ettim. Çünkü bu da önemli bir konu. Biraz sonra ona gireceğim ama şu test butonu kısmını, test direnci kısmını bir e, anlatalım. Şimdi burada dikkat edecek olursanız RCD'de soldaki resimde hata akımı 5-6 L3 fazıyla işte 7-8 N nötr arasında olmakta. Şimdi ben buraya nötr çekmezsem ne olacak? Nötr'ü çekmezsem test butonum aktif olmayacak. Çünkü hata akımını nötrle oluşturuyor buradaki test direnci. Şimdi ne yapıyorum? Hata akımını oluşturmadı. Burada 5-6 nolu klemensler de oluşturuyordu. Hata akımını oluşturmadığı 1 2 ya da 3 4 nolu klemensler buraya seri bir direnç ilave ediyorum. Aslında yaptığım şey ne biliyor musunuz? Buradaki test direnci 230 volta göre hesaplanmış, tasarlanmış ve ben buna bir seri direnç daha ilave ederek bunun çalışmasını 400 volta çıkarıyorum. Şimdi bununla ilgili ABB dökümanına şöyle bir değer vermiş. Diyor ki işte diyor 30 mA amper ediyor Buradaki seri bağlayacağınız direnç diyor 3300 ohm olur diyor. Hata akım değeri 100 mA diyor. İşte bunun diyor direnç değeri diyor 1 kilo ohm, 1000 ohmdur diyor. İşte 300 mA'lik hata akımına sahip bir RCD'niz varsa diyor. Buraya diyor seri bağlayacağınız direnç diyor 330 ohmdur diyor. Ve buradaki diyor eğer diyor sizin diyor hata akım değeriniz 500 mA ise 200 ohmluk bir direnç burada işinizi görecektir diyor. Yalnız buradaki dirençlerin de wattlı direnç olmasına dikkat edin. Yanlış hatırlamıyorsam ben orada 2 ya da 4 wattlık bir direnç kullanmıştım. Çünkü test butonuna bastığınızda çok kısa bir süre o test direnci üzerinden bir akım geçiyor ve açma yapıyor. Yani o açma zaman grafiğini inceleyecek olursanız 150 milisaniye miydi? Yani çok küçük bir sürede akım geçtiği için bunu tölere ediyor. 30 ve 300 mA için sağlama. Ne demek istiyorum? ABB'nin kataloğunda o değerleri vermiş. Ama diğer üreticiler buraya seri bağlanacak direnç değerini vermemiş. Vermediği için de oradaki direnç değerini diğer üreticilerin RCD'lerinde çalışır mı çalışmaz mı onun sağlamasını yaptım. Yalnız burada yapılan hesaplama hata akım değerinin 2.5 misli ve %80 değerinin kullanıldığı düşünerek yapılmıştır. Üreticinin yapabileceği farklı tasarruflar göz önüne alınmamıştır. O nedenle bu işlemi yapmadan önce üreticiden görüş istenmesi gereklidir. Bu uyarımı baştan yapayım. Tutup üretici çok farklı bir tasarruf bulunmuştur. Bu durumda oradaki seri direnç çalışmayacaktır ya da çeşitli işte arızalar neden olacaktır. O kısmını bilemem. Üreticiden onunla ilgili görüş istenebilir ya da siz kendi denemelerinizi yapabilirsiniz. Test butonunun hata akım değerinin iki buçuk mislinden fazla akım oluşturmayacağı, gerilimin de %80'e düştüğü durumda da çalışma yapabilmesi için yani 230 çarpı 0.8 184 volt en kötü olasılıkta bu sistemin çalıştığını düşünüyorum. Şimdi 30 amperlik kaçak akım rölesi için bu dirençlerini hesaplayalım. Burada iki tane olasılık üzerinden gideceğim. Gideceğim olasılıklardan bir tanesi şu. Gerilim 184 volta düştüğünde çalışacak ya. Gerilim 184 volta düştüğünde ve işte hata akım değeri 30 mA ise ki en kötü olasılık budur. Ya da işte gerilimim 230 volt yani anma değerinde ve hata akımım değerim de benim burada işte orada belirtildiği gibi 2.5 misli yani 75 mA. Bu da en küçük direnç değeridir. Şimdi 184'ü gerilimi 184'e düştüğünü düşünelim ve hata akım değerinde 30 mA olduğunu düşünelim. Bu direnç şu anda RCD'nin içerisindeki test direncinin 230 voltta kullanılan test direncinin ne olabileceğini düşünüyor. 6.1 kilo ohm olabilir. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Niye hesaplamada 230 volt değeri kullanmadınız? 230 volt değer bu hesaplamayı yapacak olursam 7.6 kilo ohm gibi bir direnç değeri çıkacaktır. Bu durumda da 184 volta düştüğünde 184 volta düştüğünde 7.6 kilo ohmda 24.2 mA hata akım geliştirecek, geçirecektir. Bu da RCD'yi açma yaptırmayacaktır. Ya da 230 volt gerilim var. Gerilim anma değerinde ve hata akım değeri de 2,5 misle. Bu sefer 3 kilo ohmluk bir direnç olmak zorunda bu RCD'nin test butonuna bağlı olarak. Eğer hesaplamada burada da 184 volt kullanacak olursam 2.4 kilo ohm gibi bir değer çıkacak. 230 voltta da 2.4'ü kullanacak olursam 95.8 yani 2.5 misli 75 amperin üstünde bir değer olacaktır. Yani iki olasılık, iki uç noktadaki en büyük direnç ve en küçük direnci burada buldum. Şimdi fazlar arasında 400 volt olduğunda ve burada ABB'nin vermiş olduğu 3.3 kilo ohm değerini ben burada kullandığımda ne olacak? Yani 400 voltlu 3.3 kilo ohm direncini seri bağladığımda ne olacak? Şimdi 3.3 en büyük direnç değeri neydi? 6. 6.1, 6.1, 9.4 kilo ohm yapar. Ya da 3.3, en küçük dirençleri 3 kilo ohm'da 6.3 arasında bu direnç değeri yeni değer olarak olacaktır. Yani seri olarak yeni değer olarak bu iki değer arasında olacaktır. Şimdi yine en kötü senaryoyu yapalım. En kötü senaryo ne? Gerilim en düşük değerde ve direnç en yüksek değerde. Gerilimin en düşük değerde olduğu yer 400 volt çarpı 0.8 ve direncin en yüksek olduğu nokta işte 9.4 kilo ohm. Bu sefer en kötü olasılıkla burada 34 mA bir hata akımı olacaktır ve 30 mA'lik bir RCD'yi 34 mA'lik bir hata akımı açma yapacaktır. Ya da geçebilecek en yüksek akım değerini olacaktır bu durumda. Yani 2.5 mislini aşacak mı ona bakıyorum. Bu sefer gerilim en yüksek direnç en düşük. 400 volt bölü 6 kilo ohm, 6, 6.3 kilo 63.5 miliamper akım yapacaktır. Halbuki buradan 30 çarpı 2.5 75 miliamperlik bir akım geçmesine müsaade edilmektedir. Yani üreticinin anma hata akım değerinin 2.5 misline test direncinde çıkmadığını ve gerilimin de %80'in altına düşene kadar sistemin çalıştığını varsayarsak olası işte en düşük değer ve olası en yüksek değerde burada 30 amperlik bir RCD'de seri bağlanacak olan 3.3 kOhm'luk ön direnç kullandığımda evet açma yapıyor. Yine 300 içinde aşağıdaki hesaplamayı videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani benim yaptığım denemede çalıştı. Ama dediğim gibi bununla ilgili üreticiye kullanabilir miyim şeklinde soru sormakta ve olur almakta fayda vardır. Şimdi az önce nötr nötrü sağda ya da nötrü solda demiştim ya nötrün sağda ya da solda olması test direnci ile alakalı değil. Bu bir tasarımla alakalı bir durum. Ne demek istiyorum? Nötr klemensinin sağda ya da solda olması test butonu uçları için bir belirleyici değildir. Bunun için kullanmakta olduğunuz RCD'nin üzerindeki ya da kataloğundaki şemaya bakmanız gerekli. Nötr klemensinin sağda ya da solda olması montaj açısından önemlidir. Örneğin Almanya'da pano tasarımlarında genellikle RCD'ler beraber kullanıldığı MCB'lerin soluna yerleştirilirler. Eğer RCD'nin nötr klemensi sağda olursa bir üst faz besleme baraları için bu bir sorun teşkil eder. Bu durumda montajı kolaylaştırmak için nötr klemensini solda olan bir RCD kaçak akım rölesi seçmek daha mantıklıdır. Bilgiye göre bu bir tasarımla alakalı bir durum. Şimdi siz eğer MCB'leri RCD'nin sağına koyacak olursanız şu şekilde olduğu gibi ya da RCD'yi MCB'nin soluna koyacak olursanız yani yapı şu şekilde olacak olursa ve burada faz dağıtımlarında ne yapıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz faz dağıtım baralarını kullanıyoruz. Bunlar 3 fazla olabilir ya da işte bir fazla faz dağıtım baraları olabilir. Sigortalar için kullanılıyor bu. Şimdi şu yukarıdan siz MCB'lere ve RCD'ye 3 fazı dağıtacaksınız. Bu durumda eğer nötr şurada sağda olacak olursa bu bara buradaki boşluğa uyumlu değil. Buraya kadar bir bara kullanmanız lazım. Şuradaki soldaki 3 klemens için L1, L2, 3 bir bara kullanmanız lazım. Ortada nötr boş kalacak. Ama buradaki RCD'nin nötrü eğer solda olacak olursa bu bara yapınız hiç bozulmadan bu klemensten başlayıp L1'i dağıtmaya buradaki yapının sonuna kadar, MCB'nin sonuna kadar bu dağıtım barasını kullanabilirsiniz. Bu tamamen tasarımla alakalı bir durum. Hani siz de eğer pano tasarımı yapıyorsanız bu durumu göz önüne alabilirsiniz. Peki doğal kaçakların ölçümü nasıl yapılır? Bir sisteminiz var. Sisteminizdeki doğal kaçakları ölçmek istiyorsunuz. Hani en başta dedik ya RCD'nin %30 hata akım anma hata akimlerinin üstüne çıkmaması gerekli. Bunlara ölçümünü yaparken pens ampermetre şeklinde ölçü aletleri var. Bu pens ampermetrelerin özelliği mili amper mertebesinde ölçüm yapabiliyor olması. Burada ölçümü çeşitli noktalardan alabilirsiniz. Alabileceğiniz noktalardan bir tanesi direkt topraklama ya bağlı olan koruma iletkenine siz bu pens amper getirirsiniz ve dersiniz ki ya kardeşim benim koruma iletkeninden kaç amper ya da kaç miliamperlik bir doğal kaçak akımı söz konusu. Ya da eğer bu üç fazlı bir sistemse üç fazı ya da işte faz nötr bir fazlı bir sistemse faz nötrü buradaki pens ampermetrenin içerisine alırsınız. Aynı RCD'nin toroid nüvesinde canlı uçların hepsinin toroidin içinden geçtiği gibi buradan bu sefer sizin 3 faz arası arasındaki ya da fazlut arasındaki fark hata akım değerini ölçersiniz peki yukarıda olduğu gibi koruma iletkeni üzerinden akan kaçak akım ölçmekle aşağıdaki gibi akım taşıyan iletkenler üzerinden kaçak akım ölçmek arasında fark var mı şu şekilde fark var yukarıdaki koruma iletkeni üzerinden yaptığınız bağlantıda sadece koruma iletkeni üzerinden akan kaçak akımları ölçmüş olursunuz ama ben biliyorum ki Arıza arama kısmında bahsetmiştim. Kaçak akımlar koruma iletgeni haricinde direkt beton ya da toprak teması üzerinden de akabilir. Aşağıdaki ölçümü yaptığınızda hem koruma iletkeni üzerinden akan kaçak akımları ölçmüş olursunuz. Hem de eğer sizin tesisatınızda varsa direkt toprak teması üzerinden akan kaçak akımları da ölçmüş olursunuz. İki bağlantıyı da yapın. Yukarıdaki gibi koruma iletkeni üzerinden siz bir kaçak akım ölçümü yapın. Daha sonra da akım taşıyan iletkenler üzerinden siz bir kaçak akım ölçümü yapın. Eğer aralarında bir fark görüyorsanız bu fark o arasındaki fark kaçak akımı kadar direkt toprak temasından kaynaklı sizin tesisatınızda bir kaçak akım var demektir. Bu şekilde doğal kaçakları ölçebilirsiniz. Şimdi RCD'lerin testi bu basit olarak RCD'yi nasıl test ederiz ile ilgili kaçak akım rölesinin çalışıp çalışmadığını prizlerden nasıl test ederiz diye benim basit basit 3 tane lambayla yapmış olduğum bir deneme var. Yine yani onun videosunu da YouTube'a attım. linkinde videonun açıklamalar kısmına ilave edeceğim. Merak eden arkadaşlar oradan bakabilirler. Ben orada sadece RCD'nin açma yapıp yapmadığını test ettim en basit yöntemle. Piyasada çok fazla test cihazı bulunmaktadır. Bir kısmı RCD'nin açma yapıp yapmadığına bakar. Daha detaylı olanları takım değerinin 0.5'inde ki neydi RCD 0.5'inde açma yapmayacaktı. 0.5 ile anma akımına kadar ki aralıkta açma yapacaktı. İşte hata akım değerinin 0.5'inde ya da hata akım değerinin kendisinde ya da işte o tabloyu hatırlarsanız Orada ne vardı? 2 misli, 5 misli gibi değerler ve zamanlar vardı. Ve 5 mislinde ayısı 61.008'e 1'de verilen tablodaki açma zamanlarını da ölçer. Profesyonelleri ise RCD'nin tipine göre AC, A, B ya da işte F saf DC akımlarla RCD'yi de test edebilir. Şu en basit yapı. Bu yapıda eğer siz bunu prize taktığınızda işte RCD'yi test etmek istediğiniz akım değerine giriyorsunuz. Bu size RCD'nin açma zamanını veriyor. En basit testçi cihazı bu. Daha profesyonel bir test cihazında ayrıca RCD'nin işte harmoniklerde ya da DC bileşenlerdeki açma eşik değerlerini görmek istiyorsanız da daha profesyonel bir test cihazı kullanabilirsiniz. Şimdi az önce ben size demiştim ki işte lambalarla RCD test etmiştim. Sadece orada RCD'nin açma yapıp yapmadığına bakmıştık. Peki dirençle hata akımı oluşturarak ki burada lamba kullanacağız. rcd nasıl test ederiz? Örneğin burada benim 3 faz ve koruma iletkenim var ve bir tane lamba kullanıyorum. Şimdi burada P eşittir U çarpı I. Bu I ne? hata akım değeri. işte 230 çarpı hata akım değeri ne oldu? İşte 30 mA olabilir, 100 mA olabilir ya da 300 mA olabilir. 30 mA ise burada kullanacağınız lamba sizin 7,5 wattlık 7 watt çıkıyor ama standart olarak 7,5 wattlık lambalar var. İşte 7,5 wattlık eğer 100 mA'lık bir RCD test edecekseniz 23 watt çıkıyor. Bunun standart lamba değeri de işte 25 watttır. 300 mA'lık bir RCD test edecekseniz 69 watt çıkıyor. Bunun standart değeri 75 watt akkor filamanlı lamba. Elektroniklerle test etmeyeceksiniz. Akkor filamanlı direkt dirençli lamba ile test edeceksiniz. Şimdi 3 faz ve topraklama iletkenim var. Lambanın bir ucunu topraklama iletkenine bağladım. Düzeltiyorum. Koruma iletkenine bağladım. İsmail hoca duymasın ve direkt L1 fazıyla, L2 fazıyla, L3 fazıyla bu testi yapıyorum. Yani L1 ya da L2 ya da L3'e siz toprakla arasına bu işte buradaki akım değerlerine göre ilgili güçteki lambayı bağladığınızda RCD'nizin açması lazım. Peki sizin sisteminizde örneğin bunu bir pano içerisinde testini yapıyorsunuz ve işte panonun o üst tarafta montaj plakası var. Siz sadece orada RCD'nin klemensini görüyorsunuz. Topraklama klemensini falan görmüyorsunuz. Topraklama olmadan düzeltiyorum koruma iletkin olmadan bunu nasıl test edebilirim? Bu sefer nötrle fazlar arasında bu hatayı oluşturacak ama nötrde nerede oluşturacaksınız? Hata oluşabilmesi için nötrün girişinden bu sefer lambanın bir ucunu almanız lazım. Yine L1 ile, L2 ile, L3 ile hat, e, hata akımını alıp torayı sokmadan nötrün üst kısmına vermeniz lazım. Üst klemense vermeniz lazım ki RCD'nin açma yapıp yapmadığını buradan ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Şimdi burada verdiğim lamba değerleri en düşük değerler. Yani 30 miliamperlik bir RCD'yi örneğin 25 wattlık bir lambayla deneyebilirsiniz ama işte 75, 7,5 wattlık düzeltiyorum 7,5 wattlık bir akkor filamanlı lambadan daha düşük güçlü bir lambayla bunu test edemezsiniz. Yani 5 wattlık lambayla bu test olmaz. 30 miliamper ise minimum 7,5 wattlık biriyle lamba ile test etmeniz lazım. 100 miliamper ya da düzeltiyorum şuradan 300 miliamper'e test edeceğimizi düşün, düşünelim. En düşük 75 Watt. E 100 Watt'lık lamba evet deneyebilirsiniz 100 Watt'lık lambada ama 300 miliamperlik bir RCD'ye örneğin atıyorum 60 Watt'lık lambada deneyemezsiniz. Yani bunlar minimum güç değerleridir. Peki prizden bir ölçüm yapacak olursam açma yapıp yapmadığını yine lambanın bir ucunu buradaki priz üzerindeki topraklama konnektörüne bağladım. Koruma eneklerini konnektörüne bağladım ve faz bunlardan bir tanesidir. %50 şansınız var. Fazı bulduğunuzda açma yapıyorsa arsiliğiniz evet buradaki topraklamanız ve arsiliğiniz çalışıyordur demektir. Şimdi üreticilere özel ürünler de var. Videonun bu kısmında onlardan bahsedeceğim size. Örneğin Eaton'ın tip BFG diye bir RCD'si var. Yani Eaton içerisinde AC, A, F, B, B artı tipi RCD var ama bununla birlikte standartta olmamasına rağmen Eaton'a özel. Belki bunların teliflerini de almışlardır. Patentlere Eaton'a aittir. Ki burada vereceklerimin birçoğu, üreticilere özel vereceğim ürünlerin birçoğu, üreticilerin patent aldığı ürünler. Peki tip BFG RCD'nin özellikleri neymiş? Eaton buna şöyle bir açıklama getiriyor. Hız kontrol üniteleri, konvertör işte işte bunun için tasarlanmış bir üründür diyor. Ayrıca diyor tip B'nin gereksinimlerini de karşılar diyor. 50 kHz'e kadar tasarlanmış olan özel olarak adapte edilmiş açma eğrilerine sahiptir diyor ve istenmeyen açmaları önlemek üzere tasarlanmıştır diyor. Yani tip BFG için Eaton diyor ki bu diyor frekans konvertörleri, motor sürücüleri, UPS'ler için öz olarak tasarladığımız ve gereksiz açmaları önlediğimiz bir üründür diyor. ABB'nin bir ürünü var. APR tipi RCD bu. ABB de bununla ilgili şöyle bir açıklama yapıyor. Algıladığı kaçak akım formları açısından F tipi RCD işlemini yerine getirir. Fakat yıldırım ya da işte diğer kaynaklı gerilim pikleri kondansatörlerin devreye girmesi sırasında akım darbeleri gibi kısa süreli rejimlere karşı bağışıklığı yüksektir diyor. Yani ABB'nin APR tipi RCD'si de standartlarda F tipi olarak verilen RCD'ye ek özellikler ilave edilmiş kısmı. Bunlar tamamen üreticilerin kendi notları. Yani kendimden cümle katmıyorum. Schneider'ın ASI'ı var ya da SIE özelliği olan RCD'ler var. Bunlar ne demek? ASI, RCD, F tip RCD'nin özelliklerinin yanı sıra yıldırım düşmeleri, gerilim pikleri, harmonikler, parazit filtrelerinden kaynaklı kapasitif kaçak akımlarda gerek saçmaları önlüyor. SI burada süper bağışıklığı yüksek anlamında kullanmışlar. SI yine bu bir özellik. Yani işte bilmem ne serisi RCD ve SIE özelliği var şeklinde bu. SIE, RCD'ye nem, aşındırıcı sıvı, aşındırıcı gazdan kaynaklı korozyonlara karşı dayanım sağlamakta. Yani şöyle geçiyor bu. İşte bilmem ne serisi B tipi SIE RCD diye geçiyor kataloglarında. Peki bunun kullanım SIE özelliği olan bir RCD'nin kullanım alanları neresi? Kapalı yüzme havuzları, tarım alanları, kimya endüstrisi, su pompa istasyonları, arıtma tesisleri, akaryakıt pompa istasyonları ya da işte marinalar. Yani yani nemli alanlar için tasarladıkları bir ürün. Peki Siemens'te de var. Siemens RCD'lerde K özelliği diye bir şey var. Bu bir RCD tipi değildir. Siemens'te AC AF B tipi RCD'lere ilave edilmiş zaman seçici özelliğidir. Siemens bu özelliği süper dirençli kaçak akım koruma olarak tanımlıyor. Yıldırım ya da diğer kaynaklı gerilim pikleri, kondansatörlerin devreye girme sırasındaki akıldın darbeleri gibi kısa süreli rejimlere karşı bağışıklı yüksek bir özellik. Yine burada da örneğin A tipi, RCDK özelliği olan diye geçer. Yani K1 RCD tipi değil sadece mevcut Siemens'in RCD'lerine bir K tipi özellik. Burada da zaman gecikmesi sağlıyor ve bu zaman gecikmesiyle de hani standardın üstüne çıkıyor mu? Hayır standartın üstüne çıkmıyor. Ama işte standartı üst limitlerde kullanarak burada şunu söylüyor Siemens. İşte geççi rejimlerden dolayı yıldırım düşmesi işte akım darbeleri gibi geççi rejimlerden dolayı gerek saçmaları K özelliğiyle biz önlüyoruz diyor. Siemens'in bir de Sigres serisi Kaçak akım röleleri, RCD'leri var. Bu bir Sigres A ile RCD ürün serisi bu. Bu seride A, C, A, F, B tipi ve bununla birlikte işte GS ya da standart zaman seçiliğine sahip RCD'ler mevcut nem, aşındırıcı sıvı, aşındırıcı gazlar, kaçak müresi iç kontak ve yapısında korozyona neden olurlar. Sigret serisi RCD'lerin içerisindeki metal kontak gibi aksamlar ısıtılır ve nemin yoğunlaşıp bu yüzeylere yapışması engellenir. Tabi tahmin ettiğiniz gibi yine nemli alanlar için kullanılıyor. Sigret serisiyle ilgili YouTube'da attığınızda Siemens'in videosu var. O videodan kullandığım bir görsel bu. Diyor ki Siemens biz diyor içerideki diyor metal aksamı diyor ekstra ısıtırız diyor. Isıttığımız için de işte burada oluşan aslında nemi buharlaştırıp buradaki yüzeylere yapışıp korozyona neden olmasına engelleriz diyor. Çünkü diyor korozyon işte buradaki RCD'nin ömrünü kısaltır. Çalışma hataları neden olabilir ve evet nemli yerlerde kapalı yüzme havuzları, tarım alanları, kimya endüstrileri ya da işte su pompa istasyonları, arıtma tesisleri, akaryakıt pompa istasyonları ya da manenalarda kullanılıyor. Şimdi ITA'nın dijital RCD'si var ne diyoruz? Bu dijital RCD için RCD'nin üzerinde geçmekte olan anlık kaçak akım değeri yüzde aralık cinsinden renkli ledler ile RCD üzerinde görmek mümkündür. RCB RC ve RCBO olarak G ve S zaman seçiliğinde çeşitleri vardır. İşte burada hem RCCB yani ya da sadece işte hata akım değerine bakan ya da RCBO hem içerisinde termik manyetik koruma olan işte hem daha akımlarına bakan ürünlerinde bu özellik var. İşte çeşitli hata akım değerlerinde işte 30, 100, 300 bu ürün var. Bu bana hata akım değerini anlık olarak yüzde diliminden görmemi sağlıyor. Şuradaki şekle bakacak olursanız işte %30'un altında %30, %50 aralığında ya da %50'nin üzerindeki değerlerde burada yeşil, sarı ve kırmızı ledler yanarak o an RCD'nin içinden geçmekte olan hata akım değerlerini bana gösteriyor görsel olarak. ABB'nin bir ürünü var. Acil durdurma broklu RCD. Bu neymiş? Yürüyen merdivenler, asansörler, yük asansörleri, elektrikle çalışan kapılar, makine aletleri, araba yıkama yerleri ve işte taşıma bantları gibi uygulamalarda bir acil stop butonu üzerinden RCD'nin açma yapması sağlanır. Aklı ilk gelen test butonlu röle dışına çıkarılmasıdır. Ama test butonu normalde açık bir kontak üzerinden çalışır. Bu durumda normalde açık kontak kullanımı güvenli değildir. Hatta niye güvenli değil diye bir aklınıza soru gelirse onunla ilgili PLC'lerde güvenli çalışan devreler kurma videomda bu konuyu teknik detaylarını anlattım. Şimdi peki nasıl çalışıyor sistem? Bu blokta Truid Nüve üzerinde hata akımı ölçüm ve açtırma sekonder sargısı yani şu 2 olarak verilen sargı. Bunun haricinde birbirine ters manyetik alan yönü oluşacak şekilde iki adet daha sekonder sargı sarılmıştır. Yani dört şunlar. Bunlar içinden geçen akımların birbirlerine ters manyetik akı oluşturduğu iki adet sargı. Burada nasıl oluştururlar ters manyetik alanı? Bobin giriş çıkış uçları ters bağlanabilir. İşte normal çalışma şartlarında bu iki sargının manyetik alanları birbirini yok edeceği için normal kaçak akım ölçme işlemi gerçekleşir. Fakat bir acil stop butonu 5 şu. Acil stop buton dendiğine göre normalde kapalı bir buton bu. Üzerinden bu bobinlerden birinin enerjisi kesilecek olursa diğer bobinin oluşturduğu manyetik alanı asıl ölçüm sargısı kaçak akım olarak algılar ve açtırma mekanizması biri tetikler. Rölye üzerindeki test butonu 6 yani şuradaki normal test butonu ise bu bobinlerde 30-300 miliamperlik kaçak akıya karşılık gelen manyetik alan değişimi meydana getirir. Rölenin açma yapmasını sağlar, nötr kopuğunda ise nötr, röle sadece RCD olarak koruma işlevini yerine getirir. Burada temel mantık ne? Bu yalnız ABB'nin patentli bir ürünü. Resme bakacak olursanız şuradan örneğin faz Fazia'da nötr, fark etmez. Geliyor, burada şu dirençleri üzerinden, seri 2 direnç üzerinden bobine giriyor, turuncu olarak gördüğünüz bobine giriyor. Ve orta uçtan çıkıyor, işte diğer örneğin nötrse nötr'e gidiyor. Burada bir ek alınıyor. Alınan ek bir stop butonu üzerinden geçirildikten sonra bu sefer seri dirençler üzerinden buradaki yeşil bobine yani turuncuya ters manyetik alan oluşturacak yeşil bobine veriliyor. Yine bu da orta okuştan nötre gidiyor. Şimdi eğer ben buradaki 5 nolu stop butonuna basacak olursam şu aşağıdaki yeşil bobine, yeşil bobine gidecek olan enerjiyi kesiyorum. Yeşil bobine gidecek olan enerjiyi kestiğim zaman sadece turuncu bobinin enerjisi üzerinde ve turuncu bobinin oluşturduğu manyetik alanda hata akım değeri gibi algılanıyor ve açtırma mekanizmasını devreye sokuyor. Peki test butonu ne yapıyor? Test butonunun yaptığı işte şu. Test butonuna bastığımda şuradaki ön dirençlerin bir tanesini kısa devre yapıyor. İki tane ön direnç var, seri direnç var. Bir tanesini kısa devre yapıyor. Kısa devre yaptığında bu sefer yeşil bobinden geçen olan, geçecek olan akım miktarı artıyor. Yani yeşil butonun manyetik alanı artıyor. Yine bunu hata akımı olarak algılıyor ve bu sefer yine RCD'im tribe düşüyor. RCD'lerde tekrar kapatma mekanizması su pompa istasyonları, çevre ve depo aydınlatmaları, trafik ışıkları, baz istasyonları gibi insan faktörünün az ya da olmadığı ve işletme sürekliliğinin devamlı olması istenen yerlerde özellikle yıldırım düşmesi gibi geçici rejimlerden dolayı RCD'ler açma yapar ve fark edilip tekrar gidilip enerji verilmesi zaman alır. Bu nedenle işletme sürekliliği kesintiye uğrar. Bu gibi durumlarda RCD'lere motorlu tekrar kuruma mekanizması ilave edilebilir. Ya da bütünleşik olarak tek ürün olarak alınabilir. Bugün artık birçok marka bu özelliği sunmaktadır. Bu mekanizma RCD açma verdiğinde örneğin 3, 5, 10 saniye gibi aralıklarla RCD'yi tekrar kurar. Eğer arıza geçici rejimlerden kaynaklı ise işletme sürekli devam eder. Arıza devam ediyorsa her seferinde RCD açma verecektir ve belirli bir sayıdaki denemeden sonra tekrar kurmaz. Üzerinde bulunan yardımcı ya da işte arıza ihbar kontakları vasıtasıyla RCD'nin açma yaptığı bilgisi alınabilir. Örneğin kablo çekerek bekçi kulübesine alarm çaldırılabilir ya da mobil sistemlerde SMS attırılabilir. Şimdi bunu çok sık yaşarız. Örneğin tatile gidersiniz. Geldiğinizde RCD açma yapmıştır. Buzdolabınız içerisinde ne varsa hepsinin buzu çözülmüştür. Kaldırır atarsınız. Bir de buzdolabınız pis pis kokar. Benim başıma geldi. Bu ünite ne yapıyor? Bu ünite RCD otomatik olarak tekrar kuruyor. Yani on konumuna götürüyor. İnsanın olmadığı yerler var. İşte depo aydınlatmaları, çevre aydınlatmaları ya da özellikle GSM hoparlörleri ya da su pompaları. Dağın başında su pompası var. Siz orada RCD kullanmışsınız ve yıldırım düşmüş. RCD açma yapmış. Mekanizma işte 3, 5, 10, 30 saniye bu üreticiye bağlı bir değer. Sonunda tutuyor RCD'yi kuruyor. Eğer yani geçici rejimde ise evet RCD çalışmasına devam edecektir. Ama yok orada bir hata akımı varsa ve bu devam ediyorsa RCD tekrar açma yapacaktır. Bunu 2, 3 ya da 4 kere deneme yaptıktan sonra yine bu üreticiye ait bir durum, bilgi. Açma yaptıktan sonra bir daha bunu kurmaya çalışmayacaktır. Siz o ara... Bunun üzerindeki alarm ya da arıza ihbar kontaklarının kontakları üzerinden RCD'nin açık mı ya da kapalı mı olduğunu ne yapabilirsiniz yani işte off konumunda mı on konumunda mı olduğunu görebilirsiniz size bu eğer kablo çekebiliyorsanız en yakın kişiye bunu bir alarm olarak verdirebilirsiniz yok dağın başındaki bir sopo, pompa su pompası ise bu siz örneğin oradaki otomasyon sisteminiz üzerinden bunu bir SMS olarak ne yapabilirsiniz o alarm kontak üzerinden aldığınız bilgiyi orada ya DCS'iniz vardır ya PLC'niz vardır onun üzerinden bir SMS attırabilirsiniz. Açma yaptı tekrar kuruldu şeklinde ya da açma yaptı tekrar kurulamadı şeklinde SMS attırma şansınız var. RCD'lerle beraber kullanılabilecek ek donanımlar var. Bunlar ne? Az önce bahsettiğimiz otomatik tekrar kapama ünitesi olabilir. Yardımcı kontak ve arıza ihbar kontağı olabilir. Bunlar hem arıza ihbar kontağı yardımcı kontak beraber kullanılabilir. Arıza ihbar kontağı ve yardımcı kontak beraber olan bloklar olabilir ya da uzaktan açtırma bobini ya da düşük gerilim bobini ne yapabilirsiniz? Bunları kullanabilirsiniz. Yani eğer bunu bir otomasyon sistemi üzerinde değerlendirecek olursanız özellikle yardımcı ve arıza ihbar kontakları sizin işinize çok fazla yarayacaktır. Elektrikli araç şarj istasyonlarında durum ne? AES standartına göre elektrikli araç şarj istasyonlarında hata akımlarına karşı koruma sağlamak zorundasınız. Artık hayatımıza girmeye başladı. Videonun bu kısmında ona değineceğim. Şarj noktasını koruyan RCD en azından A tipi olmalıdır. Kaçak akımın DC bileşeninin 6 mAh'i açtığı biliniyorsa B tipi RCD kullanılmalıdır. RCD'nin kaçak akım değeri 30 mAh'i aşmamalıdır. Her bağlantı noktası için için ayrı RCD kullanılmalıdır. A ya da F tipi RCD kullanıldığında 6 10 mA üzerindeki kaçak akımlar oluşabilir. Bunun için bu tip RCD'lerle birlikte DC kaçak akım algılama cihazı, RDC DD hata akım tespit cihazı kullanılmalıdır. İki tip yapı var. Yapılardan bir tanesi elektrikli şarj istasyonunda her şarj noktası için sizin MCB ile birlikte B tipi bir RCD kullanmanız gerekli. Biraz sonra hangi sistemlerde kullanılacak ondan bahsedeceğim ama eğer B tipi bir RCD'niz yoksa sizin A ya da F tipi bir RCD kullanıyorsanız bununla birlikte de sizin 6 mA amper geçtiğinde açma yapacak olan bir RDC DD kullanmanız gerekli. A ya da F tipi RC ile birlikte. Burada şunu da göz önüne almamız gerekli. İşte nemli ortamlarda ki aracı siz yağmur altında ya da kar altında da şarj istasyonuna bağlayabiliyorsunuz. Ve yalıtımın zayıflaması ile birlikte buradaki DC kaçak değerleri 6 amperin üstüne çıkacaktır. O durumda da hani mümkün olduğunca B tipi bir RC kullanmakta fayda vardır. Tavsiye edilir. Mod 1, Mod 2, Mod 3, Mod 4 şeklinde şarj istasyonları var. Elektrikli şarj istasyonu Mod 1'de A tipi 30 mA'lık bir RCD. Mod 2'de işte A tipi 30 amperlik bir RCD ki bu minimumdur. F kullanabilirsiniz, B kullanabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama mod 3'e geçtiğinizde 30 mA'lık B tipi bir RCD kullanmanız gerekli. Eğer yok A tipi bir RCD'niz varsa ya da işte F tipi bir RCD'niz varsa... ...bununla birlikte 6 mA'lık RDC-DD kullanmanız gerekli. Mod 4'te ise bu... Zaten direkt DC'den DC'ye çeviren bir sistemdir. Burada RCD kullanılmaz. Biraz sonra buna da örnek vereceğim. Burada istiyorsanız RDC DD kullanabilirsiniz yine ama burada DC sistem olduğu için tamamı bunun komplesi ve yalıtımlı bir sistem olduğu için şebekeden Burada RCD kullanılmaz. Birçok üretici şirket elektrikli araç şarj istasyonları için özel ürettikleri kaçak akım rölelerine EV şeklinde bir kod ya da ürün ailesi ismi şeklinde kullanmaktadır. EV ismi ya da kodu vermektedir. Elektrikli şarj istasyonları için, elektrikli araç şarj istasyonları için ürettikleri bu tip RCD'lere ya da RDC'lere. Daha önce A tipi RCD'lerin, 6.000 amper F tipi RCD'lerin 10 amper saf DC hat akımlarına duyarsız olduklarını ve bu değerin üzerindeki saf DC akımların RCD'yi körlediğinden bu nedenle gerekli korumayı sağlayamadığından bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuzdur onu. Aslında elektrikli cihaz şarj istasyonlarında Fluxgate teknolojisiyle saf DC akımları algılayan B tipi RCD'ler kullanmamız gerekir. Fakat son kullanıcıda B tipi RCD kullanılsa da şebekeye doğru A ya da F tipi RCD'ler seçici şekilde kullanılmış olabilir. Burada söylemek istediğim şey şu şarj istasyonunda siz B tipi bir RCD kullanabilirsiniz ama bu şarj istasyonuna kadar gelen dağıtım yapınızda, dağıtım şebekenizde B tipinin üstünde şebeke tarafında A tipi ya da işte F tipi bir RCD olabilir. Bu sefer aşağıdaki B tipi RCD kullanmanızın çok büyük bir anlamı kalmıyor. Şarj istasyonunun oluşturduğu 6 mA üstü saf DC hata akımları bu RCD'leri körleyerek koruma işlemini yerine getirmesini engelleyecektir. Evet burada söylediğim gibi aşağıda B tip kullandınız ama üst tarafta işte A tipi ve da F tipi var. Şarj istasyonunun oluşturduğu 6 mA A tip için F tip için de 10 mAh'ın üstündeki saf DC kaçaklar bu şarj istasyonunun daha üst dağıtım noktasındaki RCD'leri körleyecektir. İşte anlatmıştım A tipi ve A tipi arasındaki farkı işte erken doyuma giden ya da işte erken doyuma gitmeyen nüve yapısından bahsetmiştim orada size. Ve düzgün çalışmasını engelleyecektir. Yani koruma işlerini aslında yerine getiremeyecektir A tipi ve F tipi RCD'ler. Ana dağıtım noktasından B tipi bir RCD niyesi çekmek ise kablolama maliyetine neden olacaktır. Aklınıza şu gelebilir. Direkt dağıtım noktası en üst noktadan şarj istasyonuna bir hatta çekelim ve burada da B tipi bir RCD kullanabiliriz kullanalım. Evet olması gereken budur ama burada bazen maliyet ön plana çıkabilir. Mod 3 elektrikli şarj istasyonlarında A ya da F tipi RCD kullanıldığı takdirde bunlarla birlikte 6 miliamper saf DC akımlarda sonra açma yaparak RCD'leri körleyerek hatalı koruma yapmasını engelleyen RDC DD'ler kullanılır. Aslında buradaki RDC DD'lerin kullanılma nedeni şu. Bunlar A tipi ya da F tipi RCD'lerle beraber kullanılırlar ve şu eğer burada burada 6 miliamperin üzerinde bir DC, saf DC kaçak oluşuyorsa bu 6 miliamperin üstündeki değerler buradaki RCD'nin koruma işlevini bozacaktır. O nedenle 6 miliamperin üstündeki saf DC kaçaklardan sonra sistem açılması gerekir. Çünkü Aynı zamanda sistemde benim AC kaçaklar da olabilir ve doğrudan ya da dolaylı temaslarda Asi kaçaklarda oradaki A ya da F tipi RCD'niz sizin körleneceği için çarpılma riski olacaktır. Bu da istenmez. 6000 amper saf DC akımlardan sonra yukarıdaki A ya da F tipi RCD körleneceği için sistem açsın. Olası AC akım kaçaklarında da kişilerin çarpılması engellensin. Temel buradaki Mantık bu. RDC DD doğru akım hata tespit cihazı aslında bir koruma cihazının adı değil bir ana ifadedir. Bu da yapmış 62955'te veriliyor. RDC DD başlığı altında iki tip cihaz bulunur. RDC bu izleme cihazdır. Saf DC hata akımı 6 mA'nın üzerine çıktığında bir kontaktörün enerjisini keserek ya da RCD ya da MCB'nin açtırma bobinin enerjilerek enerjilendirerek sistemin elektriğini keser. Daha çok mevcut sistemlere sonradan ilave edilirler. Burada bir toroid yapı var. Bu toroid yapı ölçüm yapıyor. Yapmış olduğu ölçümde saf DC akım değeri 6 amperin üstüne geçtiğinde şarj istasyonunun beslemesinde anahtarlamayla bu bir kontaktörün enerjisini kestirerek ya da işte sistemimizde kontaktör yoksa MCB'niz ya da işte RCD'niz varsa onlara uzaktan açtırma bobiniyle enerjilendirerek sistemin açmasını sağlıyor. Bu daha çok mevcut bir sistem sisteminiz var. İşte IEC'nin son çıkarttığı yönetmeliğin öncesinde yapılmış ya da siz bilmeden yaptığınız bir şarj istasyonu buraları sonra da ilave edebilirsiniz. Peki RDC DD'nin altındaki yani bu isimli anılan ikinci cihaz ne? RDC PD. Bu bir koruma cihazı. Saf DC hata akımı 6 miliamperin üzerine çıktığında kendisi bu sefer sistemin elektriğini keser. Genellikle 30 miliamper A ve F tipi RCD'lerle birleşiktir bu. Burada da yapı olarak görüyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda bu bir RCD gibi gözüküyor. Bu bir RCD değil. Burada A tipi ya da F tipi bir RCD bu. Bunun içerisine bir de 6 mAh'lik saf DC hata akımları algılayan bir ekstra toroid daha konmuş. Bu Toroid, sistemin komple açmasını sağlıyor. Bu yapı daha çok işte bir dağıtım şebekesinde son noktadaki şarj istasyonlarında kullanılıyor. Bu dağıtım şebekesinde bu şarj istasyonlarının üstünde işte A tipi ya da F tipi seri olarak bir işte setçiliğe bağlı olarak RCD kullanıldıysa onları körlememek amacıyla. DD'nin açma akım zaman değerleri şu şekilde hata akım değeri 6 mA ise 10 saniyede açıyor. 60 mA ise işte 0.3 saniyede, 200 mA ise 0.1 saniyede. Burada RCD'lerde olduğu gibi 0.5 misliyle yani 3 mA'den sonra açma yapacaktır. Orada da 0.5 mA akım değeri vardı. Elektrikli şarj istasyonlarında yapı bu şekilde hata akımlarına karşı. Şimdi AC şebekeden yalıtımlı DC güç kaynakları bir trafo yalıtımıyla sağlanmış olabilir ya da bu bir akü grubu olabilir direkt ya da bir güneş paneli olabilir. Buradaki DC güç kaynaklarının çıkışındaki DC kaçak akımlar için RDC DD kullanılmalıdır. Buradaki kaçak akımların koruması RDC DD çıkışından sonra olacaktır. Bakın burada RCD kullanamazsınız. Yani burada bir tanımlar karışıyor. Burada kaçak akım nölesi olarak isimlendireceğim. Şu yapıda şebeke tarafına bir kaçak akım nölesi kullandığınızda sadece Buradaki doğrultucunun, doğrultucunun işte AC kısmına kadar bir koruma yapar. Ama DC çıkışından itibaren burada kullandığınız sizin kaçak akım üresi bir koruma yapmaz. Çünkü burada bir izolasyon trafosu vardır ya da bu bir şebeke değildir. Bu bir güneş panelinden almış olduğunuz DC gerilimdir. Ya da işte örneğin atıyorum burada bir jeneratör grubu vardır. Oradan almış olduğunuz bir gerilimdir. Burada kullanmanız gereken ürün sizin RDC-DD'dir. İsmi burada yanlış yazmışım ama. RDC DD hata akımlarına kendisinden sonraki 6 mA yerine kadar bakar. Şimdi AC şebekeden yalıtımlı olmayan DC güç kaynaklarının girişine B tipi ya da işte AF tipi az önce bunlardan bahsettim. Bağlanan RCD son kullanıcıya kadar hem AC hem de DC kaçak akım koruması sağlamış olur. Eğer buradaki sizin AC DC dönüştürücünüz şebekeden izoleli bir şekilde değilse burada sizin şebeke tarafına bir tane RCD ki özellikle B tipidir. DC bileşen olacağı için burada da RCD bağlarsınız. Bu sefer bu sistemdeki hem AC hata akımlarına karşı hem de işte 2 misline kadar 30 mAh kullanırsanız 60 mAh'a kadar DC hata akımlarında açma yapacaktır. Gelelim işin standart ve mevzuat kısmına. IEC 60364 3e göre elektrik sistemlerini iki harf kombinasyonuyla sınıflandırır. Birinci harf güç sistemini, bu alternatör olabilir, dağıtım trafosu olabilir, topraklamasını belirtir. T bir noktanın ki bu yıldız noktasıdır, toprağa doğrudan bağlantısını gösterir. I ya da I bütün aktif bölümler topraktan izole edilmesi veya yıldız noktasının bir empedans ile toprağa bağlanmasını gösterir. İkinci harf tesisin açıkta kalan iletken bölümlerin topraklanmasını bu sefer tesis kısmına geliyoruz. Topraklanmasını belirtir. T ise burada eğer harf T ise açıkta kalan tüm iletken bölümlerin toprağa doğrudan bağlanmasıdır. Ne ise açıkta kalan iletken bölümlerin güç sisteminin topraklama noktasına doğrudan bağlanmasıdır. Burada direkt AG dağıtım trafomu ya da jeneratörümün yıldız noktasına bir iletken vasıtası da gitmesinden bahsediyor. Ardından gelen harfler nötr ve koruma iletkeninin durumunu gösterir. S ise ayrı iletkenler tarafından sağlanan nötr ve koruyucu fonksiyonlardır. Eğer bu C ise tek bir iletkende birleştirilmiş nötr ve koruyucu fonksiyonlardır ki bu pen iletkeni olur. Buna göre benim Dağıtım şebeke tipim IT olabilir, TT olabilir, TN olabilir. TN de kendi içerisinde TNS, TNC ve bunların birleşimi TNCS olabilir. Şimdi bunların ne olduklarına bakalım. TT sistem, sistemde nötr ve açıktaki iletken bölümler elektriksel olarak toprak elektrotlarına bağlanır. Bu nedenle toprak hata akımı toprak üzerinden güç kaynağının yıldız noktasına döner. T, buradaki benim AG trafonun yıldız noktasının direkt toprağa bağlandığını gösterir. T'den kasıt olur. İkinci T ise buradaki benim şebekedeki alıcımın direkt gövdesinin toprağa bağlandığını gösterir. Buradaki AG trafonun toprak bağlantısı işletme topraklamasıdır. RB olarak geçer. Benim cihazımın ya da tesisimin toprağa bağlanmasındaki durum koruma topraklaması olarak geçer. RA olarak gösterilir. Eğer burada bir gövdeye hata akımı geçecek olursa gövdeye bir temas olup hata akımı oluşacak olursa hata akımı işte örneğin trafonun bu fazından buradaki cihazımın bölgesel direkt topraklaması RA direnci üzerinden işte işletme topraklamasının RB direnci üzerinden trafomun yıldız noktasına ya da jeneratörümün yıldız noktasına döner. Şimdi gelelim TN sistemlere. TN sistemlerde nötr doğrudan topraklanırken açıkta kalan iletken bölümler nötrün aynı topraklama düzenine bağlanır. TN elektrik sistemleri nötr ve koruma iletkeninin ayrı olup olmaması durumuna göre 3 tiptedir. TNS nötr iletkeni N ve koruma iletkeni PE ayrıdır. TNC nötr ve koruma iletkeni PEN olarak adlandırılan tek bir iletken iletken halindedir. PE ve N iletkenlerinin birleştirilmesinden dolayı TNC şebekede RCD çalışmayacaktır. TNCS nötr ve koruma iletkeni hem tek bir pen iletkeninde birleştirilmiş hem de PE artı N olarak ayrılmıştır. TN sistemlerde toprak hata akımı doğrudan PE veya pen iletkeni yoluyla güç kaynağının yıldız noktasına geri döner. TN-C'de S speredir Ayrılma ayrılmış anlamındadır. L1, L2, L3 fazlarım var. N nötr iletkenim var. Bir de koruma iletkenim PE var. Koruma iletkenim e, AG dağıtım trafosunun sekonderindeki hani işletme topraklaması yapılıyordu ya. İşletme topraklamasında nötrle birlikte işletme topraklamasına verilmiştir. TNC'de ise bu da kompaktır. C. Koruma iletkeni ile nötr iletkeni kompaktır. Yani aynı iletkendir ve pen ismini alır. Burada dikkat edecek olursanız hem pen iletkeni nötr olarak kullanılır hem de aynı zamanda koruma iletkeni olarak topraklama amaçlı kullanılır. Burada RCD'nin tutması, çalışması imkansızdır. Çünkü tek bir iletken var. Harici bir topraklama koruma iletkeni yok. O nedenden dolayı şimdi buraya siz bir RCD bağlayacak olursanız iyi de buradan gövdeden koruma iletkenine giden akım da yine nötr iletkenle birlikte birleşip toroidin içinden geçecektir. Burada o nedenle RCD'niz tutmayacaktır. Bunların ikisinin karması TNCS vardır. Burada işletmenin bir bölümünde TNC yani koruma iletkeni ile nötr iletkeni birleştirilmiştir. Ama işletmenin belli bir noktasından sonra koruma iletkeni ile nötr iletkeni siper edilmiştir, ayrılmıştır. İşte TNC kısmında RCD çalışmayacaktır ama siz bunu Artık koruma iletkeniyle nötr iletkenini ayırdığınız noktadan itibaren burada RCD'niz çalışacaktır. Çünkü bu ayrımı siz yani şurada bakın dikkat edecek olursanız nötr iletkeniyle koruma iletkenini ayırmış RCD'yi bağlayacağınız noktada bura olacaktır. Buradaki ayrım RCD'nin önünde olacağı için önündeki akım değerlerine bakmaz sadece kendisinden sonraki hata akım değerlerine bakar. Eğer burada bir gövde teması olacak olursa gövde temasında işte trafomun fazından geldi gövde teması koruma iletkeni üzerinden direkt trafomun yıldız noktasına gidecektir. TT sistemlerde hata akımının dönüşü yeryüzünü toprağa üzerinden olduğu için buradaki topraklama direncim yüksek çıktaktır. TN sistemlerde ise dikkat ederseniz hata akımı yine bir iletken üzerinden dönüş yapıyor. Koruma iletkeni üzerinden dönüş yapıyor. Buradaki topraklama direncimde ki buna biraz sonra farklı bir isim vereceğiz. Topraklama direncim çok çok daha küçük olacaktır. IT sistemlerde açıkta kalan tüm iletken bölümler ayrı olarak veya grup halinde bağımsız bir toprak elektrotuna bağlanır. Topraklama hata akımı açıkta kalan iletken bölümlerin topraklama düzenlemesi ve hat iletkenlerinin topraklama kapasiteleri aracılığıyla güç kaynağının yıldız noktasına döner. Burada bir yıldız noktasının Toprağa işletme topraklaması şekline bağlantısı söz konusu değil. Peki bu durumda ne oluyor? Şimdi bu durumda bir hata akımı oluştuğunda şuradan bahsedelim. Burada bir hata akımı oluştuğunda hata akımı toprağa geçiyor ama burada toprağa geçtiği zaman devreyi tamamlayabilmesi lazım. Yani buraya geçecek olan hata akımı buradaki yıldız noktasına dönecek ki AG trafomun e, yıldız noktasına göre herhangi bir polaritesi yok bunun. Yani buradaki gövdeye ve gövde üzerinden toprağa geçen hata akımının yıldız noktasına göre herhangi bir polaritesi yok. Çünkü yıldız noktası burada bağlı değil toprağa. Ha bu sefer ne olabilir? Bu sefer şu olabilir. Ben size daha önce işte kablolar ve filtrelerin kondansatörleri üzerinden kapasitif kaçak akımlar toprağa karşı akar demiştim. Burada eğer çok uzun bir IT şebekeniz varsa ya da kapasitif etki oluşturacak çok fazla filtre varsa işte onların üzerinden toprağa karşı bir kapasitif akım geçer. Bu burada devreyi ancak ve ancak buradaki temasta hata akımı işte kabloların ya da işte filtrelerin kapasitif akımlarıyla birlikte ne yapar? Devresini tamamlar. Buradaki kapasitif akım değerleri de çok ama çok küçüktür. Yani 30 amper insan için çarpılma sınır diyoruz. 30 amperin çok daha altındadır. Burada o nedenle insana zarar verici bir çarpılmadan söz etmemiz mümkün değildir. Şimdi gelelim işin mevzuat kısmına. İş tesisat yönetmeliğinin madde 18'de sayaç ve sigortaların büyüklüğü ve yerinin belirlenmesinde aslında burada ilk olarak RCD'ye kaçak akım öresine bir atıfta bulunuyor. Çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç yapı bağlantı kutusuna ana boğat veya kofre, yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma, eşikli düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta ayrı ayrı veya birlikte konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçilik sağlanmalı. İlk kaçak akım rölesine RCD'ye atıfta bulunan mevzuatımız bu diyor ki sizin diyor ana koluna bir adet yangın koruma binalarınızın içerisine de hayat koruma koymanız lazım ama yangın koruma kaç miliamperdir? Hayat koruma kaç miliamperdir? Ondan bahsetmez. Bunu da ISI standartlarına dayanarak 30 ve 300 olarak seçiyoruz. İş sat yönetmeliğinin madde 31 gerilim altında bulunan bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı korumada TN sistemi aşırı akıma karşı koruma sistemin her üç şekilde de hata akımı koruması TNS sistemde siper edilmiş kısımda TT sisteminde aşırı akım koruma, hata akım koruması, hata gerilim koruması, IT sistemi aşırı akıma karşı koruma, hata akım koruması, hata gerilim koruması, yalıtım kontrolü kullanılır diye bir atıfta bulunmuş. Topraklama yönetmeliğine bakalım. Topraklama yönetmeliği madde 8'de de alçak gerilim tesislerinde dolaylı temasa karşı koruma yöntemleri demiş. TN sistemler için demiş ki TN sistemlerinde aşağıdaki koruyucu düzenlerin kullanılması kabul edilebilir. İşte aşırı akım koruma düzenleri artık kaçak akım koruma düzenleri yine burada RCD atıfta bulunuyor. TNC sistemler için bir istisna getirmiş. TNC sistemlerde artık akım koruma düzenleri kullanılmamalıdır. Zaten çalışmaz, açma yapmaz. TNC sistemlerde ise bir artık akım koruma düzeni kullanıldığında yük tarafında bir pen iletkeni kullanılmamalıdır. Koruma iletkeni pen iletkeninin bağlantısı artık akım koruma düzeninin kaynak tarafında yapılmalıdır. Az önce TNCS sistemde bahsettiğim durum. Yine topraklama yönetmeni madde 8 alçak gerilim tesislerinde dolaylı temasa karşı korumada 3'te bu sefer TN sistemlerde şöyle bir açıklama var. 3.3 koruma düzeninin karakteristikleri ve devre empedansları tesisatın herhangi bir yerinde bir faz iletkeni ile koruma iletkeni veya açıktaki iletken bölüm arasında ihmal edilebilecek kadar düşük empenaslı bir arıza meydana gelirse belirtilen süre içerisinde beslemenin otomatik olarak ayrılması mümkün olacak şekilde olmalıdır. Burada ZS çarpı IA yani toprak direnci çarpı hata akım değeri küçük olmalıdır. UO, TT sistemde bu dokunma gerilimi olarak geçecek ama burada UO 230 voltluk sistem için burada bir zaman değeri vermiş. Yani burada diyor ki eğer diyor senin sistemin 230 voltsa diyor, bunun diyor bir hata akımında açma süresi 0.4 saniye yani 400 milisaniye içerisinde olmalıdır diyor ve burada ZS çarpı IA 230 voltun altında olmalıdır. Burada ZS besleme kaynağının arıza noktasına kadar gerilim iletkeni ve kaynakla arıza noktası arasındaki koruma iletkenini içeren arıza çevrim empedansıdır. Yani hani dedik ya TN sistem olduğu için trafonun yıldız noktasına kadar gidiyor. Buradaki e, çevrim empedansı aslında topraklama iletkenini ve faz iletkeninin çünkü fazdan gelecek direkt koruma iletkenine geçecek. Burada IA ise hata akım değeridir. Şimdi Burada verilmiş olan topraklama yönetmeni madde 8.3.3'te verilmiş olan 230 volt için 400 milisaniye. Peki benim ISI standartlarında verilen açma sürelerine uyuyor mu ona bakalım. ISI standartlarında açma süreleri en uzun hata akımının anma hata akımlarına eşit olduğu noktadır. Şurasıdır. Burada dikkat edecek olursanız gecikmesiz tip ya da işte gecikmeli tip G tipi kullandığınızda açma süresi maksimum 300 milisaniye olmaktadır. Bana topraklama yönetmeliğine vermiş. 400 milisaniye vermiş. Yani RCD'nin bu değeri karşılıyor. S tipi RCD'nin yüke bağlı olan kaçak akım rölesinin üzerinde şebeke tarafına doğru olduğu unutulmamalıdır. Eğer tek başına kullanılacak olursa topraklama yönetmeliğini karşılamayacaktır. 30 bin amper hata akımına sahip RCD'ler bu nedenle S zaman seçildiğinde üretilmezler. Siz örneğin sisteminizde tek başına 300 amperlik S tipi bir RCD kullandınız. Normalde S tipi RCD'ler işte zaman ve akım seçiciliği olarak bir tarafında değil de şebeke tarafındadır. Yani bunun altında bir de yük tarafında RCD'niz vardır. Ama bir motor sürücünüz var. Ya açma yapıp duruyor dediniz bu motor sürücünüz. Ben bunu 300 mAh'lik S tipi direkt bir tane RCD bağlayayım dediniz. Eğer S tipi 300 miliamperlik bir RCD eğer burada kullanacak olursanız burada açması en geç 500 milisaniyedir bunun. 500 milisaniyede burada benim topraklama yönetmeliğimin 8.3.3'ünü karşılanmaz. Yine topraklama yönetmeliğinin 8 4 TT sistemlerden bahseder. Veya çarpı IA yani topraklama direnci çarpı akım değeri küçük olmalıdır. 50 volt yerine getirmelidir. Burada 50 volt benim için dokunma gerilim diye geçer. Burada RA topraklayıcı ve açıkta kalan iletken bölümlerinin koruma iletkeninin toplam direnci IA koruyucu düzenin otomatik çalışmasına sebep olan akımdır. Hata akım değerlidir. Koruma düzeninin bir artık kaçak akım koruma düzeni olması halinde I'a beyan artık kaçak akım çalışma akımı I delta nedir? Seçiciliği sağlamak amacıyla S tipi artık akım koruma düzenleri genel tip artık akım koruma düzenleri ile seri olarak kullanılabilir. S tipi artık akım koruma düzeni ile seçiciliği sağlanması için dağıtım şebekesinde bir saniyeyi aşmayan çalışma süresine izin verilebilir. Burada süre olarak TND 400 milisaniye vermişti ama topraklama yönetmeliği TTD bunu 1 saniyeye çıkartmış. Koruma düzeninin bir aşırı akım koruma düzeni olması durumunda bu düzen ya ters zaman karakteristikli bir düzen olmalı ve Ia 5 saniye içerisinde otomatik çalışmaya sebep olan en küçük akım olmalıdır veya ani tetikleme karakteristikli bir düzen olmalı ve Ia ani tetiklemeye sebep olan en küçük akım olmalıdır. Aslında burada da şunu diyor. Eğer diyor siz diyor bir RCD kullanmazsanız diyor. Eğer diyor bunu biraz sonra aslında videonun başında o hesapları yapmıştım. Biraz sonra tekrar yapacağım o şeyleri hesapları. Burada da diyor sizin diyor eğer bir MCB'niz varsa diyor hata akımında diyor oluşan hata akımında diyor. Bunu MCB tek başına 5 saniyede kesmelidir diyor. Ama biz ne kullanıyoruz burada? RCD. RCD kullandığımızda da en fazla bunun 1 saniyede kesilmesi isteniyor hata akımına. Topraklama yönetmeliğine göre eğer hata akım koruması termik manyetik kesicilerle MCB MCB, MCCB sağlanabiliyorsa kaçak akım rölesi kullanılmaması da müsaade eder. Şimdi burada TN sistemlerde bakalım. Yani az önce söylediğim şey hani videonun başında dedi ki eğer bunu bir MCB ile açma yaptırabiliyorsak diye. TN sistemleri 3.6'da az önce vermiş olduğu 400 saniye atıfta bulunuyor. Aşırı akım koruma düzenleriyle yerine getirilebiliyorsa tamamlayıcı potansiyel dengeleme uygulanmalıdır. Diğer bir yol olarak da koruma bir artık akım koruma düzeniyle sağlanmalıdır. Burada diyor ki TN sistemlerde 400 milisaniye içerisinde MCB ile açabiliyorsan aç diyor. TT'de ise madde 4'te ise koruma düzeninin bir aşırı akım koruma düzeni olması durumunda bu düzen ya ters zaman karakteristikli bir düzen olmalı ve IA 5 saniye içerisinde otomatik çalışmaya sebep olan en küçük akım değeri olmalıdır. TTD ise bunu 5 saniye olarak veriyor. Peki, ASI 61364'e 4 41. Bu açma zamanları ile ilgili ne diyor? Son kullanıcılarda TN şebekede en fazla 400 milisaniye, TT şebekelerde en fazla 200 milisaniye olabilir diyor. Eğer bu üst taraf şebeke tarafı dağıtım koruma cihazında ise bunda ise açma zamanları TN şebekede 5 saniyeyi, TT şebekede ise 1 saniyeyi geçemez diyor. Şimdi yapmış olduğum hesaplamalara, videonun başındaki yapmış olduğum hesaplamalara bu teknik verilerle, mevzuat verileriyle tekrar döneceğim. Tesislerde ana koruma elemanı termik manyetik kesiciler veya eriyen telli sigortalar dolaylı temasla bu koruma işlemini hangi şartlarda yerine getirebilirler? Ona bakacağız. Doğrudan temasla termik manyetik kesiciler kesinlikle koruma işlevini yapamazlar. Şimdi TT şebekede bir örnek çözelim benim işletme topraklamam 2 ohm olsun. Koruma topraklamam 3 ohm olsun. Toprak çevrim empedansım 2 artı 3 5 ohm olsun. Aslında besleme hattının empedansı ZS diye geçer ama burada RA ve RB dirençleri ne hemen hemen eşit işte olduğu ya için hesaplamada RA ve RB dirençlerinin değerini kullandık. Yani ZS topraklama çevirme empedansı diye geçer. Empedans omik direnç artı endüktif veya kapasitifle birlikte vektörel toplamdır ama buradaki omik direnç değerleri çok büyük olduğu için empedans değeri de bu değere yakın olacaktır. O nedenle direkt RA ve RB direnç değerlerini burada kullanabilirim. Şimdi bu durumda hata akım değerim ne olacak? UO bölü RA artı RB 230 bölü 5 ohm 46 amper olacak. Peki dokunma gerilimi ne olacak buradaki? Dokunma gerilimi eğer bir dolaylı temas olacak olursa burada. Yani faz gövdeye temas etti. Ve buna dokunacak olan kişi de yine toprağa dokunduğu için dokunma gerilimi RA çarpı buradaki hata akım değeri. Yani UD eşittir. ID çarpı RA 46 çarpı 338 volt. Yani buradaki dolaylı temastaki kişinin maruz kalacağı gerilim... 138 volt tabi 50 voltluk bu dokunma geriliminin üstünde. Dokunma gerilimi AC'de 50 volt, DC'de 120 volttur. Peki insan direncini 2000 ohm kabul edersek insan vücudu üzerinden geçecek olan akım nedir? Dokunma gerilimi bölü işte 2000 ohm 69 mA geçer. Reaya göre insan direnci çok yüksek olduğu için paralel kol ihmal edilmiştir. Aslında burada akım ikiye bölünüyor. Biri işte rea üzerinden biri de insan üzerinden geçiyor ama 2000 ohmun yanında buna paralel olacak 3 ohmun çok büyük bir anlamı yok. O nedenle direkt buradaki dokunma gerilimini insan direncine böldüğümde 69.000 amper bulunuyor. Yani bu insan için tehlikeli bir hata akım değeri. Elektrik testlerinde topraklama yönetmeliğinin 84 iiye göre TT şebekede MCB ya da MCCB 46 amperlik toprak kaçağını 5 saniye içerisinde açması gerekir. BCD tipi MCB akım zaman grafiğinde 5 saniye hangi açma akımlarına denk gelir? Bunu inceleyelim sırasıyla. B tipi MCB'ler amma akımının 3-5 misli aralığında manyetik açıcı devreye girmekte ve IEC 60898'e 1e göre en geç 100 milisaniyede açma yapmaktadır. Bu açma aralığı C tipi MCB'lerde 5, 10, D tipi MCB'lerde 10, 20 mislidir. En kötü olasılıklarını kullanacağız. 5 misli, 10 misli ve 20 mislini kullanacağız burada. B tipi MCB'lerde 5 saniye manyetik açının devreye girdiği ana denk gelmektedir. Bu nedenle her ne kadar topraklama yönetmeli 5 saniye müsaade etse de MCB'nin en geç IEC standartına göre 100 milisaniye içerisinde açması beklenir ve bu açma en kötü olasılıkla MCB'nin anma akımının 5 mislinde gerçekleşir 5 saniyede MCB'nin açma zamanı diye bir şey yok. Yani şurada mesela 30 saniye olsa termik açıya denk gelir. Burada diyebiliriz ki işte 3 misline falan tekabül ediyor. Burada 5 saniyelik açma zamanı MCB'nin manyetik açısının devreye girdiği şu dik olarak çizdiğim kırmızı noktaya tekabül ediyor. Ve burada da benim B tipi MCB'im IEC standartlarına göre işte 100 milisaniyede en geç açma yapacaktır. Bunu biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. C ve D tipi MCB'lerde 5 saniyelik açma zamanı termik açı alanında gerçekleşmekte ve en kötü olasılıkla MCB'nin altı mislinde açma gerçekleşecektir. Şimdi 5 saniyeyi devam ediyorum. Şu yukarıdaki artık C ve D tipi MCB'nin termik açmasına denk gelmekte. Yani şu yeşille devam ettiğim yer. Yeşille devam ettiğim 5 saniyede bu ister C tipi olsun isterse D tipi bir MCB olsun. 5 saniyede bu aşağı indiğimizde 6 misine tekabül etmekte. Eğer ben burada B tipi bir MCB kullanacak olursam açma yani 5 saniyelik açma işte B tipini bir MCB'de 5 mislinde gerçekleşmekte. Eğer C ya da D tipi bir MCB kullanıyorsanız bu açma 6 mislinde gerçekleşmekte. B tipi MCB akımını bulmak için şu şekilde düşünmek gerekli. Kaç amperlik MCB'nin kaç amperlik MCB kullanmalıyım ki 5 misli ki bu en kötü olasılık 46 amper yapsın. Burada 46 bölü 5 9.2 amper bulunur. Yani siz 9.2 amperlik bir MCB'niz olursa 5 mislinde devreye girer. 5 saniyeden önce 100 milisaniyede manyetik açıcı olduğu için açma yapar. Şimdi 9.2 bir standart değer değil. 9.2 amperin MCB standartlarında akım değeri en bilindik 6 olarak 6 amperdir. Ama bazı üreticilerde 8 amperlik MCB'lerde mevcuttur. 9 amper ve üzeri bir MCB'de bu şart yerine getirilemez. Yani açma süresi sağlanamaz. Yani 9 amper ve 6 bir MCB kullandığınızda işte topraklama yönetmeliğinde TT şebeke için müsaade edilen 5 saniyenin altında bir açma sağlayabilirsiniz. Şimdi C ve D tipi bunların açma süreleri aynıydı. İkisini beraber değerlendireceğiz. C ve D tipi MCB akımları için ise açma işte 6 mislinde oluşmakta. Bunun için 46/6 bölü 7.6 .6 amper bulunur. 7.6 amperin altındaki MCB akım değeri 6 amperdir. Eğer siz burada B tipi bir MCB kullanırsanız, ee, bulursanız üreticilerde 8 amperlik bir MCB bu zaman değerini sağlarken işte C ya da D tipi bir MCB kullanırsanız burada da işte 7.6 altındaki akım değerine standart olarak 6 amperlik bir MCB buradaki topraklama yönetmeliğinde size bizim 46 amperlik hata akımında bu süreyi sağlar. Şimdi bir de RCD'nin bağlı olması durumuna bakalım. 30 amperlik bir RCD bağlı iken 46 amperlik bir hata akımı RCD'yi en geç 40 milisaniyede açtıracaktır. 46 amperlik bir toprak kaçağı oluş oluştuğunda insan üzerine 69 miliamper akım geçecektir. B tipi bir MCB'nin manyetik açısı en geç 100 milisaniyede açacak olursa bu akım değeri insan üzerine etkisinde AC2 alanında kalmaktadır. Yani şurası. Fakat CD tipi bir MCB ya da eriyen telli bir sigorta kullanacak olursak açma 5 saniyede gerçekleşecektir. Bu da AC4 alanına denk gelmektedir yani şurası hatta AC42 alanı. Görüldüğü üzere dolaylı dokunmaya karşı B tipi MCB toprak çevrim empedansına bağlı bir koruma sağlarken bu örneğimiz için C D tipi MCB'ler insan koruması sağlayamamaktadır. RCD ise 40 milisaniyede AC2 alan içerisinde bir koruma sağlamaktadır. O da şurası. Şimdi bir de TN şebekede bir örnek yapalım. Burada toprak çevrim empedansım Zs 2 ohm olsun. Bu kötü sayılabilecek bir empedans. Yarım ohm, bir ohm gibi falan çıkması lazım bunun ama en kötü olasılıkla 2 ohm gibi bir değer aldık. Toprak çevirim empedansına. Buradaki hata akım diyelim ne olacak benim? Yani şurada bir işte fazdan gövde üzerine, gövde üzerinden de koruma iletkeni üzerine bir temas olduğunda 230 bölü 2 ohmdu. 115 amperlik burada bir hata akımı oluşacak. Peki burada insan üzerinden geçecek olan hata akım değerim ne olacak? Artık burada bir dokunma gerilimi UD benim için 230 volttur. 230 bölü, mili amper burada benim insan üzerinden geçecek olan dolay temasta hata akım değeri. İnsan direncini buradaki 2010 kabul ettiğimde. Şimdi bazı kaynaklar toprak kaçağı sırasında... %20 faz geriliminde düşüm olacağını, o nedenle gerilim değerini 0.8 çarpı U0 olarak alınabileceğini söylese de hesaplamamızı en kötü senaryo üzerinden yapıyoruz. Şimdi elektrik testlerinde topraklama yönetmeliğinin madde 833'e göre TN şebekede MCB'nin 115 amperlik kaça 400 milisaniye içerisinde açması gerekir. Yine B, C, D tipi MCB'lerin 400 milisaniyede kaç mislinde açacaklarını inceleyelim. IEC bin yine 898.1'e göre 400 milisaniye tüm MCB'lerin manyetik açısının devreye girdiği alana denk gelmektedir. Bu nedenle her ne kadar topraklama yönetmeliği 400 milisaniye müsaade etse de MCB'nin 100 milisaniye içerisinde açması beklenir. B tipinde 5 misli, C tipinde 10 misli, D tipinde 20 misliydi bu. Şimdi 400 milisaniye şuraya bir yere denk geliyor. Ama 400 milisaniyelik bir zamanda da buradaki BCD tipi MCB'lerimin manyetik açma eğrisine tekabül ediyor. Aslında bu grafiği şöyle yorumlayayım ben size. Benim eğer sigortamın çıkışında bir kısa devre olduysa B'nin 5 misli, C'nin 10 misli, D'nin 20 mislinden daha büyük bir akım değerinde kısa devre olduysa hiç beklemeden ASC'ye göre 100 milisaniye içerisinde açma yapar. Ama buradaki oluşan akım değeri işte burada B tipi için 3 mislinden daha küçükse işte C tipi için ne diyelim 5-6 mislinden daha küçükse ya da işte D tip için ne diyelim 12-13 mislinden daha küçükse bu sefer buradaki termik açı devreye girer ve zamana bağlı olarak ne zaman açtığını söyleyebiliriz. Ama örneğin buradaki B tipi için, MCB için söyleyecek olursak burada ancak ve ancak işte 5 saniyeden sonra bakın şuraya 5 saniyeden sonra termik açı devreye girecektir. Yani aşırı yük varsa burada 5 mislini bulmayan aşırı yük varsa ancak 5 mislinden sonra termik açıya bağlı olarak MCB açma yapacaktır. Ama 5 mislinden müs, büyükse tak diye 100 milisaniyede açma yapacaktır. O zaman benim sigortam, buradaki MCB'im ya 100 milisaniyede açacak ya da aşırı yükse i̇şte şura nereye denk geliyor? 6 saniyeden sonra açma yapacaktır diyebiliriz. B tipi MCB için 115 bölü 5, 23 amper bulunur. Bu da 20 amperlik bir MCB'ye tekabül eder standartta. C tipi için 115 bölü 10, 11 buçuk. Bu da 10 amperlik bir MCB'ye denk gelir standartta. 115 bölü 20 misinde açma yaptığı için 5.75. Bu da eğer varsa üreticide 5 amper ya da 4 amperlik bir MCB'ye tekabül eder. Standartta verilen MCB akım değerlerinin üzeri bir MCB'de bu şart yerine getirilemez. Yani işte B tipi 20 amperin üstünde olursa bana buradaki 400 milisaniyelik açmayı sağlamaz. 20 amper ve altında olmak zorundadır. Şimdi yine burada da RCD'nin bağlı olması durumuna bakalım. 115 amperlik bir hata akımında RCD en geç 40 milisaniyede açma yapmaktadır. 115 amperlik bir hata akımında insan üzerinden 115 mili amper akım geçmektedir. İnsan üzerinden topraklama yönetmenine göre 400 milisaniye ya da manyetik açın devreye girmesiyle 100 milisaniye boyunca 115 miliamper akım geçecek olursa akım değeri insan üzerine etkisinde bu AC3 alanına denk gelir. Burada eğer MCB'lerin manyetik açısı devreye girecek olursa 100 milisaniyede 115 1000 amperlik bir hata akımında şu noktada kesme yapacaktır. Ama eriyen telli sigorta kullanmış olsaydık ve buradaki 400 milisaniye sonuna kadar kullanacak olsaydık burada AC3 alanının işte bitiminde neredeyse AC4 alanında bir açma yapacaktır. Peki bu insan koruması için yeterli midir? Sayılar yeterli diyor fakat bunun şu anki mevcut değerleri için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Topraklama direncindeki artış ya da fazın gövde temasının dirençli olması durumunda akımın kesilmesinin AC4 alanında olacağı unutulmamalıdır. Yani eğer termik koruma devreye girecek olursa buradaki 115 amper değil de daha düşük bir hata akımında termik koruma devreye girecek olursa evet yukarı AC4 alanına doğru gidecektir. Belki hatta hiç açmayacaktır. RCD ise 40 milisaniyede AC2 alan içerisinde koruma sağlamaktadır. Yani burada RCD bir önceki yapmış olduğumuz TT şebeke ya da şimdiki TN şebekede topraklama direnç değerlerine bakmaksızın direkt RCD 40 milisaniye içerisinde açma yapmaktadır. Şimdi devrede RCD olduğunda iki şekilde açma yapacaktır. Hata akım değeri ister 30 mA ister 300 mA olsun 46 amperlik bir hata akım değeri 5 mislinden büyük olacağı için bu RCD'lerin rcd c tip dahi olsa en geç 150 mS içerisinde açma yapacaktır. Şimdi devremde RCD var. RCD olduğunda ve... Buradan 46 amperlik bir hata akım değeri geçtiğinde örneğin burada insan dokunsun o cihazın gövdesine ya da dokunmasın. Burada 46 amperlik bir hata akım değeri geçecek ve 46 amperlik hata akım değeri geçer geçmez şimdi 46 amper 30 ya da 300 miliamper olarak düşündüğünüzde RC'lerin işte 5 misli 3 kere 5 15 150 miliamper ya da 1,5 amperin kat kat üstünde yani 5 mislinden daha büyük bir değerde ve 5 mislinden büyük olduğu için normal bir RCD 46 amperde burada 40 milisaniyede en geç ya da S tipi bile kullansanız burada 150 milisaniyede en geç açma yapacaktır. Şimdi koruma iletkeninin olmaması ya da görevini yerine getirmemesi durumunda bu doğrudan temas olacaktır ve bu durumda insan vücudundan 115 amper akım geçer demiştik. Bu akım değeri 30 miliamperlik gecikmesiz bir RCD'de 150 milisaniyede AC2 alanında açma yaparak insan koruması sağlayacaktır. Burada eğer hep MCB'leri konuştuk. MCB'ler dolaylı temasla açma yapacak. Demin ilk başta söyleyeyim gibi doğrudan temasla açma yapmaz. Ama RCD doğrudan temasla da açma yapacaktır. Dolaylı temasla RCD hem çok daha hızlı açma yapacaktır hem de MCB'nin yapmadığı doğrudan temasla açma yapacaktır. Bu durumda 230 voltta buradan insan üzerinden 115 miliamper akım geçer. Hata akımı. Bu da RCD'nin 150 milisaniyede açması demektir. Yani MCB'nin açamadığı akımı doğrudan temas akımını RCD 150 milisaniyede içerisinde ac2 alan içerisinde açma yapıyor. Şimdi 300 miliamperlik bir RCD varsa, yani bura 30 değil de 300 miliamperlik bir RCD ise bu sefer buradan geçen hata, hata akımı 115 miliamper olduğu için açma yapmayacaktır, insan koruma işlevini yerine getirmeyecektir. Ama benim topraklama sistemim düzgün, işte koruma iletkenim cihazıma bağlı dolaylı temasta 46 amperlik hata akımı 300 miliamperlik RCD'yi de yine 40 milisaniye içerisinde ya da C tipi ise işte 150 milisaniye içerisinde açma yapacaktır burada ama 30 amper burada direkt açma yaparken doğrudan temasta 300 amper yalnız koruma sağlamayacaktır. Şimdi bu hesabı topraklama yönetmeliğine göre yaptık. Peki IEC 60364'e 4 bu konuda ne diyor? IEC 60364'ün tablo 41'e 1'i var. Burada diyor ki TN şebeke ise 230 voltluk AC gerilim kullandığımda 400 milisaniyede açma yapacaksın. TT şebekede ise 200 milisaniyede açma yapacaksın diyor bana. Bu kırmızı olarak verilen grafikteki çizgiler topraklama yönetmeliğinin müsaade ettiği değerler mavi olarak verilense ASI 60364'e göre müsaade edilen değerler. Topraklama yönetmeliği ve ASI 60364'e 4 sadece TT sistemlerde farklılık göstermektedir. ASI 60364'e 4'ün istediği 200 milisaniye ve topraklama yönetmeliğinin istediği 5 saniye. B tipi MCB ya da MCCB'nin manyetik açı üzerinde olduğu için yapmış olduğu hesaplama yine ISI 61364'e 4 içine geçerlidir. Ama koruma elemanının eriyen telli sigorta veya CD tipi MCB olması durumunda bu fark oluşturacaktır. TN şebekede ne diyordu? Benim topraklama yönetmeliğim 400 saniye, IEC de bana diyor ki 400 saniye Yani şurada mavi ve kırmızı çizgiler aynı noktada. Yani hem yönetmelikte hem de de. O nedenle az önce yapmış olduğumuz hesaplama yine TNS sistemi için geçerli. TTD farklılık gösteriyor. TTD IEC diyor ki 200 milisaniyede atacaksın. Benim yönetmeliğim diyor ki topraklama yönetmeliği 5 saniyede atacaksın. B tipi kullanırsak yine buradaki 2 zaman değerinin yani 200 milisaniyenin de 5 saniye mind kaçışıya denk gelmesinden dolayı B tipinde evet hesaplamamız aynı ama C, D tipi ya da eriyentelli bir sigortada 5 saniye sonuna kadar kullanıyorsa IEC'de işte burada topraklama yönetmeliği de bir fark oluşmakta. Şimdi baştan beri yapmış olduğum hesaplama ne? Hala bazı bazı işte elektrikçi arkadaşlarda şöyle bir yaklaşım var. Eğer diyor benim diyor sistemimde diyor MCB kullanırsam ve topraklama direncim çok düşük olursa bir dolaylı temasla oluşacak olan hata akımı benim MCB'ye açma yaptıracak ve dolayısıyla ben burada koruma sağlayacağım şeklinde. Yine topraklama yönetmeli bazı noktalarda MCB ile korumaya müsaade etmekte. ISI standartı kesinlikle MCB ile korumaya müsaade etmemekte ve sisteminizde sizin RCD kullanmanız gerektiğini yani kaçak akım nöresi kullanmanız gerektiğini söylüyor. Yaptığım i̇şte bu hesaplamalarda yapmaya çalıştığım şey şu MCB ile sizin oluşacak olan dolaylı temastaki bir hata akımında koruma yapmanız en iyi olasılıklarla bile risklidir. O nedenden dolayı lütfen sizin devrelerinizde hata akımlarına karşı RCD kullanın. Zaten doğrudan temasta MCB kesinlikle bir koruma yapmıyor. RCD burada devreye giriyor. Şimdi gelelim başka bir konuya. Peki neden toroid kaçak akım öresi MRCD ya da kaçak akım ölçümü yapan kompakt şalter CBR kullanmalıyız? AS standartlarına göre yangın koruma 300-500 mA dır fakat uygulamalarda 1 amper ya da daha büyük değerlere 3 amper, 5 amper ayarladığımız MRCD ya da CBR'lar olmakta. Hakikaten öyle yani burada bir toroid röle kullandığınızda ya da işte burada kullandığınız kompakt şalter toprak kaçandığı ölçüyorsa buradaki yapmış olduğumuz ayarlar 1 amper, 3 amper, 5 amper iyi de ISC bana diyor ki 300.000 amper diyor yangın korumadır. E Ben 300.000 amperin çok daha üstünde burada bir ayar yapıyorum o zaman yangın koruma yapmıyor bu. Peki neden bunları kullanıyorum? Bunun temeldeki nedeni vardır. Birincisi sistemde oluşan bir hata akımından haberdar olmak ve eğer bu bir yırtım sonundan kaynaklı ise daha büyük noktalara ulaşmadan enerjiyi keserek engellemektir. İkincisi kullandığımız MCB ya da MCCB'ler faz faz ya da faz nötr kısa devrelerini kesebilecek şekilde seçilirler. Öyle boyutlandırılırlar. Fakat bazen bu kısa devre koruma elemanları TT şebekede ya da TN şebekede uzun iletken boyları gibi durumlarda faz toprak kısa devrelerini kesebilecek değerde olmayabilirler. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Kafanızda daha net otursun. Burada iki tane örneğimiz var. Bu örneklere bakalım. Örnek bir TN şebeken var burada. Örnek 2'de ise TT şebeken var ya da TN şebeke ise iletken boyu çok uzun. TN şebekede örnek bir de TN şebekede buradaki benim yük tarafında işte oluşabilecek faz toprak kısa devre akımı 3 kA olarak hesaplansın. Şuradaki IK LPE arası 3 kA olarak hesaplansın. Yani yük tarafında burada işte fazla toprak arasında bir kısa devre olduğunda burada oluşabilecek maksimum kısa devre akımım 3 kA olsun. Yine TT şebeke ya da iletken boyu çok uzun. TN şebeke ama 250 metrelik bir kablo var burada. Yani direnci yüksek bir kablo. Burada ise oluşabilecek kısa devre akımım yani ...yük tarafında toprakla faz arasında oluşabilecek kısa devre akımı 0,3 kilo amper olsun. Birinci örneğimiz kısa iletken boyuna sahip bir TN şebeke olsun. Bu nedenle yük tarafında 3 kilo amper gibi yüksek bir faz toprak kısa devre akımı hesaplanmış. Bu durumda devredeki MCCB koruma elemanımız 0,1 saniyenin çok altında açma yapacaktır. Şimdi 3 kilo amper burası. 3 kilo amper bunun. işte eğer elektronikse bu iyi korumaya denk geliyor. İşte elektronik ise... Işte manyetik kesiciliği ise manyetik açmaya denk geliyor ve bu yaklaşık 0.1 saniyenin altında, burası 0.1 saniye, 0.1 saniyenin çok çok altında açma yapacak. Yani 3 kilo amperlik burada oluşacak olan faz toprak kısa devre akımında. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. TN şebekede çok uzun iletken boyuna ya da işte TT şebekede yüksek topraklama direncine sahip olsun. Bu nedenle yük tarafında 3 l amper yani 300 amper gibi düşük bir faz toprak kısa devre akımı Saplanmış. Bu durumda devredeki MCB'nin koruma elemanımız, MCB koruma elemanımız ya da MCCB koruma elemanımız 10 saniyenin çok üzerinde. Açma yapacaktır. Şimdi şurası 300 amper, 300 amperden yukarı dikme çıkıyorum. En kötü olasılıkla şu noktada 300 amperde açma yapacak. Bunda bu sefer zamana iz düşümüne bakıyorum. Bakın 10 saniyenin üstünde. 5 nere? bana aslında topraklama yönetmeninin verdiği süre örneğin burada. Hatta ACI olarak düşünecek olursak 200 ya da 400 milisaniye olması gerekirken burada açma zamanım benim işte 15 belki de 20 saniyelere tekabül etmekte. Görüldüğü gibi ikinci örneğimiz yönetmelikte verilen zamanın çok üzerinde açma yapacaktır. Bu nedenle bu devrede ya kaçak akım değeri ayarlanabilen bir CBR ya da MRCD kullanmamız gerekmektedir. Eğer benim alıcı tarafındaki faz toprak kısa devre akımım çok düşük değerlikte olacak olursa bunu benim aslında faz faz ya da faz nötr kısa devresine göre boyutlandırmış olduğum MCB ya da MCCB'nin açma yapması ilgili zamanda açma yapması imkansız. Hatta şöyle söyleyeyim söyleyeyim ben size. Eğer buradaki benim faz toprak kısa devre akımım 100 amper olacak olursa 100 amper geçmesine rağmen benim MCB'm ya da MCCB'im burada işte kompak olarak düşünecek oluruz. MCCB'im hiç açma yapmayacak. Eğer burada işte 300 amper gibi bir faz toprak kısa devrem olursa da burada benim MCCB'im dikkat edecek olursanız 10 saniyenin üstünde belki 15 belki 20 saniyelerde açma yapacak. Şimdi bu bana topraklama yönetmeliğinin de verdiği ya da artık geçtik ISC standartında verdiği 2 100 400 milisaniyenin çok üstünde bir değer. O nedenle burada kullanmış olduğumuz MCCB ile standardın bana göstermiş olduğu faz toprak kısa devresinde bir koruma sağlayamıyorum. İlgili zaman içerisinde bir koruma sağlayamıyorum. İşte bu durumlarda ben mecburum ki işte bir CBR, Troy ya da bunun içerisinde toprak koruması olan kompakt şalter MRCD kullanmam gerekli. Yani ilk başta sormuş olduğum hani 300 miliamperlerin üstüne neden ayarlıyoruz? Yani yangın korumanın dışına neden çıkıyoruz sorusunun cevabı bu. AC 60.364 bölüm 41'e göre bina içindeki 20 ampere kadar ve bina dışındaki 32 ampere kadar olan tüm linyelerde 30 mili amper RCD kullanmak zorundadır. Tüm işlemlerimizi AC 6364'e göre yapmamız gerekli. Şimdi başka bir sıkıntıdan bahsedeyim size. Eğer bir cihazda gövdeye dokunma geriliminden yani 50 volttan daha büyük bir hata akımı oluştuğunda ve o herhangi bir koruma elemanı tarafından tarafından algılanıp kesilmediği ya da koruma iletkeninin koptuğu takdirde bu kaçak sadece o cihazda sınırlı kalmayacak, koruma iletkeni P aracılığıyla diğer cihazların gövdelerine de taşınmış olacaktır. Şimdi burada benim fazdan gövdeye bir temasım oldu ve normalde ne olmasını beklerim bunun? İşte gövde koruma iletkeni üzerinden toprağa akacak, buradaki işte RCD'm açma yapacak beklentim bu şekilde ama buradaki topraklama iletkenim koptu. Topraklama iletkenim koptuğunda bu sefer işte fazdan geldi gövdeye. Gövdeden koruma iletkenine geçti. Akım koruma iletkeni de diğer cihazlarla aynı koruma iletkeni olduğu için buradaki aslında dokunma gerilimini ben koruma iletkeni üzerinden diğer cihazlara da aynı koruma gerilimini ne yapıyorum taşıyorum. Ve bu eğer 50 voltun üzerinde olacak olursa burada dokunan kişiler için de bu tehlikeli olacaktır. Yine bu tip bir sıkıntıda da aynı şekilde bu bir doğrudan temas şekline dönüşecektir. Bu tip sıkıntıda da eğer burada bir RCD kullanacak olursam sistemim açma yapacağı için bu tehlikelerin de önüne geçmiş olurum. Şimdi RCD kullanılan linyelerde 50 volt AC dokunma gerilimine göre olması gereken maksimum topraklama dirençlerinin değerleri. Burada eğer benim örneğin RCD'm 30 miliamperlik bir RCD ise burada 50 volt dokunma gerilimine göre hesapladığımda işte en büyük 1666 ohm olmalı. Zaten 230'a göre hesaplarsanız bu direnç haydi haydi oradaki hata akım değerini karşılayacaktır. Ya da 300 miliamperlik bir RCD kullanıyorsam burada benim de işte toprak ya da koruma iletkenimin toplam direnci maksimum 166 ohm olmalıdır. 50 bölü 300'den 166 ohm olmak zorundadır. Eğer devrenizde hata akımlarına karşı RCD kullanmışsanız toprak direncini mümkün olduğunu olduğunca küçük tutmanızda fayda olsa da aşağıdaki direnç değerlerine altına düşmeniz yeterlidir. Şimdi topraklamayı ben burada niye kullanıyorum? İşte dolaylı temasta MCB açma yapsın diye. Artık RCD kullandığımda da topraklama direncinin işte şunun altına getirmem gerektiği gibi bir kaygınız kalmıyor. Eğer burada 30 amperlik bir RCD'niz varsa toprak direncinizi 1666'nın işte 300 amperlik bir RCD'niz varsa da 166 ohm'un altına düşürmeniz sizin için dolaylı temasta işte koruma sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim en son İT şebekeye. İT şebekeler enerjinin kesintiye uğraması istenmeyen hastaneler, ameliyathane, yoğun bakım, acil ve elektriksel arkların patlamaya neden olabileceği gaz dolu yeraltı madenleri tesislerde kullanılır. Trafonun nötr noktası işletme topraklaması ile toprağa bağlanmadığı için direkt ya da en direkt temaslarda insan üzerinden akan akım insan direncine ve besleme hattının kablolarının ve cihazların toprağa karşı kapasif reaktanslarına bağlı olacaktır. Bu kapasitif akım değeri çok küçük değerlerde olacağı için insan teması çok büyük olasılıkla ciddi sonuçlar ortaya çıkartmayacaktır. İHT şebekede asıl risk aynı anda iki cihazda da yalıtım arızasının oluşması durumudur. Örneğin birinci cihazda L1 fazının ikinci cihazda L2 fazının gövde teması olması veya birinci cihazda L3 fazının ikinci cihazda nötrün gövde teması olması ve bu akımın MCB gibi koruma elemanının açma akımından küçük olması durumlarında. Şimdi bakalım. Normalde burada tek bir gövdeye hata akımı oluştuğunda, temas oluştuğunda burada çok ciddi hata akımları geçmez. İşte çünkü demin de söylediğim gibi yıldız noktası toprağa bağlı olmadığı için bir polarite yoktur. Yani akımın dönüş yapabileceği bir yer yoktur. Ancak hattın ya da cihazların kapasitif reaktanslarından kaynaklı olarak toprağa akan kapasitif akım işte buradaki insan üzerinden de geçecek ki bir elektrik yolu oluştursun hata akımı. Bu da çok yüksek değerlerde olmayacağı için hani ciddi bir çarpılmayla söz konusu olmayacaktır. Karşı karşıya olmayacağız. Burada birinci hata değil de asıl sıkıntı ikinci hatanın da gerçekleşmesi. Bakalım şimdi burada ne olmuş? Burada örneğin L3 fazından gövdeye bir temas olmuş. Burada ise nötr Nötr'den gövdeye bir temas olmuş. Bu durumda ne olacak biliyor musunuz? Buradan faz gelecek, gövdeye geçecek, koruma iletkeni üzerinden gelecek. Burada da nötre bir temas vardı. Nötr üzerinden yani L3 fazıyla nötr arasında bu aradaki kablolama ve temas dirençleriyle birlikte bir kısa devre oluşturacaktır. Burada asıl sıkıntı birinci hatada değil, iki hatanın aynı anda oluşmasıyla olur. İT şebekelerde bu tip gövde kaçaklarını algılamak için yalıtım izleme cihazları kullanılır. Arıza oluşur oluşmaz cihaz alarm vererek yetkili personelin arızaya müdahale etmesi sağlanır. İT şebekelerde o nedenle RCD değil de yalıtım izleme cihazları, daha önce anlatmıştım bunu, kullanılır. Bu yalıtım izleme cihazları sistemdeki mevcut kaçak akımları gösterir. Eğer o kaçak akımlar belli bir noktanın üstüne çıkmışsa, işte 3 mA, 5 mA, 10 mA neyse sistemine göre çıkmışsa alarm verir. Alarmdan sonra yetkili kişi gider, ilk arızayı bulur. Eğer ilk arıza alarm verdi, bunun üstüne gidip arıza araması yapılmazsa, ikinci arıza oluştuğunda çok daha büyük enerji kesintilerine neden olabilecek durumlar söz konusu olabilir. Evet çok uzun video oldu. Birçok arkadaş videoyu yarım bıraktı ama şu ana kadar videoyu izleyen arkadaşlara sabırlarından dolayı teşekkür ederim. Bundan sonra da yeni videolar yayınlamaya devam edeceğim. Yayınlayacağım yeni videolardan haberdar olmak isteyen arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsa yeni videolardan haberdar olacaklardır. Hepinize iyi günler dilerim. thank you